Merhabalar. Bu kitap YouTube bizim kütüphane ekibi tarafından seslendirilmiştir. Bu kitabı yasa dışı ve sizin internet kimliğinizi ele geçirebilecek sitelerden indirmek sakıncalı ve yasaktır. Emeğimize saygı gösterip bu kitabı YouTube kanalımızdan dinlediğiniz ve ücretsiz sesli kitap yayınlarımızın devamının gelmesine katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz. <laughs> Keyifli dinlemeler. Halit Ziya Uşaklıgil bir Ölünün Defteri Seslendiren Vasfiye Sarıkaya Beyler Bey'in denize bakan yıllarından biri. Ekim'in yağmurlu bir gecesi. Etraf sessizlik içinde. Ancak ince bir yağmurun rıhtımın taşlarına, pencerelerin camlarına temasından gelen hayal okşayıcı namesi hüküm sürüyor. Pencerenin kenarında gözleri, bu hüzünlü gecenin önünde resmettiği siyah tabloyu, denizin siyah sattı üzerinde yuvarlanan dalgalanmalarını, Diğer sahilde yağmur silsilesiyle titreyen donuk ışıkları dolaştıktan sonra odanın ortasına doğru ilerledi. ''Ne hüzünlü hava'' dedi. Odanın diğer köşesinde elinde büyük resimli bir kitapla bir genç kadın. İki tarafında şüphesiz anlayamadıkları bir resmin verdiği merakla gözleri açılmış, daha iyi görebilmek için annelerinin dizlerine, omuzlarına tırmanmış altın başlı iki çocuktan oluşan estetik bir tablo genç adamın henüz terk ettiği hazin manzara ile tam bir zıt teşkil ediyor. Yaklaştığını görünce her ikisi de ortak bir ahenk ile aşağıya sıçradılar. Yanına geldiler. İkisi de babalarını eteklerinden çekerek, parmaklarından tutarak sürükliyor, bir yere oturtmak için götürmeye çalışıyorlardı. Kardeşinden daha büyük olan erkek dedi ki, O otur baba. Kız ilave etti. Buraya oturalım değil mi baba? Çocuklar artık başka meşguliyet bulmuşlar resimli kitaba ihtiyaçları kalmamıştı. Anneleri kitabı sedirin bir tarafına atarak mesut bir tebessümle babalarının dizlerine tırmanmış olan çocukları seyrediyordu. Ötede geniş bir koltuk, sandalyesinde senelerin ağırlığı altında vücuda ezilmiş zayıf ihtiyar bir kadın, dizlerini örten ehramı iterek dikkatli bir vaziyette öne eğilmiş, çifte gözlüğünü saf cephesini taçlandıran beyaz saçlarının üzerine kaldırmış, sevgi ve şefkatle Torunlarını seyrediyor, çocuklarını dinliyordu. Büyük babasına diyordu ki: "Ne kadar çok yağmur, ne kadar çok." Kız kardeşinden ziyade daha fazla önem vererek dinlenmiş olmak için küçücük ağzını babasının çehresine yaklaştırarak. "Bugün hiç bahçeye çıkmadım." diyordu. Babaları dedi ki: ''Bahse girerim ki çıkmak istemişsinizdir de anneniz salı vermemiştir." Büyük anne bir tasdik tebessümüyle yavaş yavaş başını sallıyordu. Babaları fark etti. Kızcağızın küçücük dudaklarını iki parmağıyla sıkarak ''İnkar etme, yalan söylemiş olacaksın.'' dedi. Küçük, babasının bu oyunundan pek zevk alarak kahkahalarla kesilen bir sesle ''Oo, ben yağmuru sevmem ki. Bahçeye çıktığım zaman çoraplarım çamur oluyor.'' Annesine döndü. ''Değil mi anne? Çoraplarım çamur oluyor değil mi?'' Annesi gülerek dedi ki, çorapların çamur oluyorsa bahçeye çıkıyorsun demektir. Çocuk dikkat etmeyerek devam etti. Hiç sevmem. Ne kadar fena. Annem izin verse bile ben çıkmam ki. Büyük annem bana öyle söylüyordu. Tavuklar bile kümeslerinden çıkmaz diyordu. Sahi değil mi baba? Yağmur yağarken tavuklar bütün kümese, ağaçların altına sokuluyor. Yağmurdan onların da çorapları çamur alıyor. Çocuk bu benzetmeden sonra billuri bir sesle kahkasını tekrar salıverdi. Fakat büyük, kız kardeşinin kendisine meydan bırakmayan gevezeliğinden sıkılıyordu. Hiddetle dudaklarını buruyor, kardeşine kızgın nazarlar fırlatıyor, kendisine bakanlara ne kadar gevezelik ediyor, iması ediyordu. Nihayet kardeşinin düşüncesini reddetti. Ben Yağmur'u pek severim. Sen de seversin değil mi baba? Babası bu sözden maksadını pek güzel anladığı için manalı bir tebessümle. Bazen severim, bazen sevmem dedi. İkisi birden sordular. "Nasıl? Ne vakit seversin baba?" Babaları ikisinin de başlarını elleriyle çekerek yanaklarına yaklaştırdı. "İsmet sevmediği vakit sevmem, Fuat sevdiği vakit severim." dedi. Çocuklar pek iyi anlayamadılar. Fakat bunun tatmin edici bir cevap olduğunu zannettikleri için boynuna sarıldılar. Diğer bir yağmur başladı. Gene adamın yüzü, sakalı, saçı bir öpücük yağmuruyla örtüldü. Tam bu sırada müthiş bir gürültü etrafı titretti. Cehennemi bir ışık semaları yırttı. İsmet telaş ve çılgın bir korkuyla babasının dizlerinden fırladı. Bir tüfek sesinden ürkmüş kırlangıç gibi büyük annesine uçtu. Örtünün altına sokuldu. Başını göğsünün içine soktu. Nineciğim, nineciğim dedi. Fuat babasının dizi üstünde kurularak kahramanca diyordu ki Bak ben korkar mıyım? Gök gürlüyor, şimşek çakıyor değil mi baba? Korkacak ne var? Ben erkeyim. İsmet gibi kız değilim ki. İsmet şimdi ihtiyatla yavaş yavaş başını çıkartıyordu. Cesur kardeşinin yanında bu kadar korkaklık göstermesinden doğan mahcubiyetini örtmek için gülmeye çalışıyordu. O ben korkmam. Ben mahsus yaptım diyordu. Fuat karşılık vermek üzereyken odanın kapısı açıldı. Uzun boyu hayatın ağırlığı ve zorlukları ile eğilmiş Çukur gözlü, donuk bakışlı bir ihtiyar girdi. Eşiği iki adım geçtikten sonra durdu. Perişan bir bakış ile etrafına baktı. Daha ileriye gitmeye, bir söz söylemeye cesaret edemiyormuş gibi kararsız bir vaziyette kaldı. Elbisesinin üzerinden, saçlarından sular süzülüp yere damlamaktaydı. İhtiyarın ortaya çıkışını izleyen manzara birden değişmişti. İhtiyar kadın sol koluyla İsmet'i sinesine çekerek sandalyesinde doğrulmuş, Gözleri derin bir hayretle açılmış. Fuat kardeşinin yanına sığınmış. Genç adamla zevcesi ayağa kalkmışlardı. Büyük bir şey haber alacaklarını anlamış gibi herkes şaşkındı. Bir saniye evvel sevinç ve saadetten oluşan bir manzaraya zemin olan bu odadan soğuk bir rüzgar geçmişti. Herkes ihtiyar'ın bir söz söylemesini bekliyordu. İhtiyar nemli bir sesle genç adama hitap etti. Sizi görmek arzu ediyor Koca ve karısı arasında bir hayret bakışı gidip geldi. Çocuklar iyi işitmek için başlarını uzatıyorlardı. Uzun bir sükut edildi. Nihayet ihtiyar tekrar ilave etti. Öyle bir halde bulunuyor ki şu arzusunu yerine getirmeksizce pek mukaddes bir vazifedir. Bir ağlayış titremesiyle kesilen şu son söz üzerine ihtiyar kadın kendisini sandalyesine salıverdi. Kollarının arasındaki çocukları sinesine çekti. Yüzlerini kapadı. Sararmış zayıf yanakları üzerinden iki damla yaş yuvarlanarak çocukların saçları arasında kayboldu. Genç adam bu sözün korkunç bir hakikat sakladığını hissetmişti. İhtiyardan hiçbir açıklama istemedi. Bazı olayların hissi fazla sözleri gereksiz kılar. Genç adam karısına baktı. Her ikisi de anlamışlardı. O zaman genç kadın çocuklarını çekerek dedi ki, ''Babanız bu akşam dayınızı görmeye gidiyor. Selam göndermez misiniz?'' Çocuklar babalarını dudaklarını uzatmakla yetindiler. Anneleriyle yalnız kaldıkları zaman resimli kitap tekrar açıldı. Çocuklar resimleri seyrediyorlardı. Fakat ne olduklarını artık sormuyorlardı. İhtiyar kadının da sarı çehresi üzerinden yaş damlaları ağır ağır birbirini takip ediyordu.'' Buz gibi bir rüzgarla karışık yağmur durmadan yağıyordu. Genç adam ihtiyarı takip ediyordu. Köyün bozuk kaldırımları arasında sular, çamurla birikmiş sokaklardan çıkmışlardı. Çamlıca'ya giden büyük caddede eğildiler. İhtiyar başı önüne eğik, mütemadiyen sürekli bir sessizlik ile omuzlarını, sırtını satan yağmurdan kayıtsız, ağır bir yürüyüşle önden gidiyordu her adımını takip ederek öne arkaya düzenli bir meyil ile sallanan Muşamba Fener, ıslak kumların üzerinde akıcı ışıklı bir daire resmediyor, yoğun bir ışık saçıyordu. Yağmur hep yağıyordu. Yollarında birkaç hatfe bir tesadüf ettikleri ağaçlardan, ayaklarının altından akıyor gibi kayıp ezilmiş kumlardan çıkan gecelere mahsus hışıltı, fikirlerini zulmet ve sükuttan oluşmuş bir beşikte sallıyordu.'' Her ikisi de birbirinin varlığından habersiz gibi sessizdiler. Evden çıkarken sormuştu. Ne oluyor? Ne vakitten beri hasta? İhtiyar şu cevabı vermişti. Ölüyor. Üç günden beri. Bu cevaptan sonra sükut edilmişti. Genç adamın fikri meşguldü. Suallerinden edineceği bilgileri zihninden geçen hatıralar anlatıyordu. Bir ölüm yatağına gitmekte olduğunu, Garip bir hayatın sırrını öğrenmek üzere bulunduğunu hissediyordu. Zavallı Osman Mecdi. Zihninde bir nakarat gibi şu cümle tekrarlanıyordu. Hatıralarının her faslında fikrinden üzüntü geçiyordu. Hatırası 20 senelik bir zamana dönmüştü. O zaman her ikisi de çocuktular. Birbirini nasıl tanıdıklarını hatırlıyordu. Babası onu getirip Galatasaray Sultanı'sına bıraktığı vakit henüz 18 yaşındaydı. Birinci defa olarak teneffüs bahçesine çıktığı zaman o kadar kalabalık içinde kendisini yalnız, kimsesiz, arkadaşsız bulmuş, bir sene süreyle görmeyeceği memleketini, baba evini, annesini, uzun bir müddet için ayrıldığı sevgili hatıralarını düşünmeye başlamıştı. Birdenbire yanına 14 yaşlarında, zarif boylu, siyah gözlü bir çocuk gelmişti. "Ne düşünüyorsun?" demişti. O cevap verecek yerde bütün üzüntüleri harekete geçirmek için bu soruyu bekliyormuş gibi gözyaşlarını salıvermişti. O zaman bir iki koluna girerek ve tenha bir tarafa çekerek demişti ki Ne için ağlıyorsun? Sen yeni misin?'' ''Evet.'' ''Mektepten korkuyor musun?'' ''Hayır.'' ''O halde niçin ağlıyorsun?'' Babam beni burada yalnız bıraktı. Annemi görmeyeceğim. O zaman diğeri uzun bir göğüs geçirdikten sonra ben babamı hiçbir zaman görmeyeceğim. Annemi de sekiz seneden beri kaybettim demişti. Sekiz sene evvelinden bahseden bu on dört yaşındaki çocuk ile kendisi arasında duygu benzerliğinden doğan kuvvetli bir dostluk meydana gelmişti. Diğeri bir sükuttan sonra demişti ki senin arkadaşın olayım mı ister misin? O da hemen evet cevabını vermişti. Sonra birbirlerine isimlerini haber vermişlerdi. Benim ismim Vecdi'dir. Beni Hüsamettin. İşte bu suretle imzalanmış olan sevgi bağı 20 sene sürmüştü. Şimdi ise hey o rabıtayı müthiş bir kuvvet koparmak üzereydi. Zavallı Osman Mecdi. Yağmur sürekli namesiyle yağıyordu. Etrafı istila eden koyu karanlıklar arasından birer gölge gibi geçiyorlardı. Şimdi Çamlıca'ya yakın bulunuyorlardı. Hüsam birdenbire durdu. Yüksekte, ağaçların arkasında, siyah bulutlardan bina edilmiş gibi karanlık bir halde duran bu köşk gözüne çarpmıştı. Bina, koyu bir karanlığa boğulmuştu. Yalnız bir penceresinin panjurları arasından zayıf bir ışık süzülüyordu. Hüsam, kalbine çelikten bir pençenin tırnakları battığını hissetti. O, pencerenin arkasındaydı. Onu ihtimal ölmüş bulacaktı. Gözleri perişan bir bakışla etrafı çeviren karanlıkları, zulmetlerin içinde birer yoğun hayalet gibi duran ağaçları, gözlerinin altında bulutlara gömülmüş tabloları, sislerin arasından birer hayal gözü gibi garip titreişlere bakan ziyaları dolaştı. Zulmet, sessizlik. Her köşede bir gam eseri, her manzarada bir hüzün rengi vardı. Yağmur bir matem ezgisi gibi zulmetlere hafif fısıltılar yayarak durmadan düşüyordu. Hüsam gözlerini çevirdi. İhtiyar bir hayli ilerlemişti. Gözleri binanın bir mezar kandili gibi donuk ziya ışık yayan penceresinden ayrılmayarak o da ilerledi. Biraz sonra köşkün bahçesinde ihtiyara katıldı. Şimdi bu eve girmek, kendisini bekleyen arkadaşını görmek için kalbinde bir acele etme arzusu vardı.'' titrek bir elle kapının çanını çekti. Çanın sedası bahçenin derinlikleri içinde yavaş yavaş sönerek yuvarlandı. Biraz durakladı. Birkaç adım ötede büyük bir çamın dalları arasından uzaktan bir ziya görünüyordu. Biraz öte tarafında diğer sahilde bir fenerin sarım tırak ziyası daireler çizerek sisler arasında titriyordu. Daha ötede de diğer bir ziya. Biraz aşağıda başka bir fener. Bakışları düşünce hızıyla bulut kaplı semanın zulmeti altında sönük, sönük, parlamayan bu noktaları dolaştı. Elini çana uzattı. Gecenin uykulu sessizliği içinde çanın ahenkleri boğulmuş birer feryat gibi kayboldu. Ses yok, yağmur yağıyor. Yapraklara, kumlara, duvarlara çarpmadıkça sükunu andırır hafif bir hışıltı işitiliyor. Fenerin ışığı kumların üzerinde su birikintilerini aksederek raks ediyordu. Hüsam ve ihtiyar bunu seyrederek bir müddet daha durdular. İçeriden kumların çatırdadığı işitildi. Biraz sonra kapının demiri gıcırdadı. Hüsam ileri atıldı. Köşkü kapıdan ayıran mesafeyi koşarcasına bir süratle geçti. Köşke girdi. Maşlahı bir tarafa attı. Köşkün ikinci katına çıktı. Her taraf karanlıktı. Yolunu bir uyur gezer gibi tayin ediyordu. Bir kapı açtı. Yarı aydınlatılmış bir odaya girdi. Burası kütüphaneydi. Ötede yere salı verilmiş koyu bir yeşil perdenin arkasında bir kapı daha vardı. Hüsam kapıya kadar ilerledi. Fakat dizleri titriyordu. Bu perde bir mezar kapısı kadar vücudunda korku veriyor, tüylerini ürpertiyordu. Elini uzatmaya cesaret edemedi. Bu perdenin kendisinden saklamakta olduğu facianın karşısına çıkmak için kuvvet bulamadı. Etrafına baktı. Perdeleri kapanmış, koyu renkli kumaşlarla döşenmiş, zulmetine zulmetler katılmış bu sakin oda. Duvarları örten kütüphanelerin içinde hüzünlü terk edilmiş duran bu kitaplar. Tavanın ortasından halının üzerine soluk bir renk aksettiren kandil. Bütün bu hüzün ve sükun yeşil perdenin ötesinde hazırlanan ölünün matemini tutuyor gibi sessiz bir elem içinde duruyordu. Elini uzattı, perdeyi çekti ayağının gürültülerini örten bir halının üzerinden bir gölge gibi bakarak içeriye girdi. Gözleri en evvel yataklığın olduğu köşeye döndü. Yatağın yarı salı verilmiş perdeleri aşağıya doğru sarkmış, büyük bir örtü etrafına yığılan yastıklar arasında bir hayal gibi kaybolmuş bir vücut gördü. İlerledi. Yatağın yanına geldi, eğildi. Hasta dalgın bir halde, gözleri kapalıydı. İri soluklar ciğerini yırtan hırıltılar sökerek göğsünü şişiriyordu. Hastanın yorgun bir suretle göz kapakları kalktı. Karşısındakine sevinmiş bir bakışla baktı. Sonra hatırlamak için son kuvvetlerini toplamak istiyormuş gibi gözleri tekrar süzdü. Yüzünün sinirlerinde bir titreme geçti. Dudakları hafif bir tebessümle titredi. Zayıf bir Hüsam dedi. Sonra hasta güçsüz elini uzattı. Yatağın bir yanında bir sandalye gösterdi. O zaman Hüsam oturdu. Hastanın büyük bir gayret ettiği görüldü. Biraz doğrulmak için hareket etti, başını kaldırdı. Bir hayli baktı. Soluk gözlerinde can çekişenlere mahsus bir nazar, renksiz dudaklarında acı bir gülüş vardı. Yataklığın ayak ucunda yanan mum ışıkları gölgelere karışarak perdelere, yastıklara, hastanın çehresine donuk bir renk veriyor. Karşıda ocakta yanan odunların kırmızı alevleri mermer taşlar üzerinde acayip resimler oluşturuyordu. Bu yarı zulmet, bu alevler, beyaz bir gömlek içinde bütün etleri dökülmüş bir iskelet şeklini andıran bu vücuda geceleri rüzgarlar inledi. Şimşekler tutuştuğu zaman zulmetler içinde görülüyor zannolunan hülyalar gibi bir hayal şeklini veriyordu. Hasta bir müddet sessiz kaldı. Sonra hafif bir gülümsemeyle. Beni böyle bulacağını zannetmedin Hüsam," dedi. Sesi pek zayıftı. Seni gecenin böyle bir vaktinde saadetinden ayırıp şu matemhaneye getirmek hoş bir şey olmamakla beraber bunu arzu ettim. Senin saadetinin yanında bir hayatın üzüntü içinde, felaket içinde geçtiğini sana göstermek istedim. Oh Hüsam, senin saadetin benim için ne müthiş bir felaket oldu. Bunu asla takdir edemeyeceksin. Hastanın gözlerinde kinden husumetten oluşan bir nazar parladı. Fakat bu nazar bir şişe parçasının üzerine tesadüf eden bir ziya parçası gibi süratle uçtu. Bu gözler derin bir tatlılık kazandı. Hüsam dedi ki, ''Bana hayret veriyorsun Vecdi. Seni acı çeker görüyorum. Fakat bu ızdıraba benim sebep olabileceğimi asla düşünmemiştim.'' Hasta dedi ki, ''Doğrudur. Bu bir sırdır ki ne sen ne de o bilmiyorsunuz.'' Hüsam hayret etti. ''O kim?'' Hasta doğrudan doğruya cevap vermeyerek devam etti. Bu sırrı hayatımın son gününe kadar saklamaya karar vermiştim. Bugün artık ağırlığına tahammül edememekte olduğum bu hayatı terk etmek üzere bulunduğum için işte onu sana emanet edeceğim Hüsam. Hastanın eli küçük bir yazı masasının bir gözünü gösteriyordu. Orada siyah bir defter bulacaksın. Bugüne kadar hayatına pek vakıf olduğunu zannettiğin bir hayatın gizlerini bu defterde bulacaksın.'' Hasta biraz daha doğruldu. Kibirli bir sesle. Sizin ikinizin de affediyorum Hüsam. Siz tamamıyla masumsunuz. Bu ölümü ben arzu ettim. Hüsam kendisine doğru uzanan bu titrek eli tuttu. Hayır ölmeyeceksin Vecdi. Ne için ümitsiz olmalı? Dedi. Beni teselliye her ikimizin iğrendiğimiz sahteliklere lüzum görmeyeceğini zannederdim. Ölümden korkmayacak kadar ruh yüceliğine sahip olan bir adamı sefil bir hayata ümit ettirmek mi istiyorsun? İnsanların yaratılışındaki korkaklık asıl son nefeslerinde anlaşılır. Bugün ben cesurane ölüyorum. Her gün hazır olduğumuz, geçici bir rüyayı mutlaka ulaşacağımız ciddi bir netice için neden güç feda etmelidir? Hüsam susuyordu. Şimdi hastanın bakışı belirsiz bir ufka dikilmişti. Sözler ağzından bir sayıklama gibi çıkıyordu.'' Orada birisinin bulunduğundan haberi yokmuş, açıktan düşünüyormuş, yalnız kendi için söylüyormuş gibi. Bu yatakta son kuvvetlerini, hayata son aşağılamalarını fırlatmak için istimal eden, can çekişen adam, beşeriyetin fevkinde, insanlığın üstünde büyüklükle söyleyen bu ses, Hüsam'ın beynini uyuşturuyordu. Diyordu ki, ''Oh hayat, hayat, zavallı insanlar, müthiş bir kudret elinin içine attığı bir çirkefte, hakim olamadıkları olaylar zincirinin esiri olarak yuvarlandıkları bir kabusta, sefaletlerini, alçaklıklarını süslemek için teselli bulmuşlar, sebepleri icat etmişler. Lacivert semalardan, pembe güllerden, dalgalı denizlerden, mavi gözlerden bahsederler. Gamlarını bir şarap kadehinin içinde boğmak isteyen çaresizler gibi kalplerinin, fikirlerinin zehirlerini hayaller içine dökerler. Heyhat, bu hayal bütün zehirlerini atar. Hayat, o daima odur. Hükümsüz, neticesiz bir rüyadır. Hasta doğruldu. Bu esnada semanın derinliklerinden kopup gelen bir gök gürültüsü etrafı inletti. Korkunç bir gürültü odanın pencerelerini sarstı. Bir an içinde bulutlar tutuşmuş gibi şimşekler semalarda, sahralarda koşuştu. Hasta beyaz gömleği içinde şimşeklerin cehenneme özgü ışıklarına boyandı. Artık insanlıktan çıkmış bir ses diyordu ki beni bu rüyaya tutkun mu sanırsın? Hasta başını salıverdi. Kuvvetini kaybeden bu halsiz vücut yastıkların arasına düştü. Uzun, boğuk bir hırıltı eşitildi. Hüsam anladı. Ayağa kalktı, hastaya eğildi. Şimdi gözler rengini kaybetmiş gibiydi. Ölme hükmetme hakkını yerine getiriyordu. Hüsam çekildi. Yatağın perdesini salıverdi. Hırıltılar devam ediyor gök gürültülerine karışarak gecenin sessizliği içinde sönüp gidiyor. Hüsam şimdi hayat ve ölümün pençeleştiği bu yataktan uzaklaşmış, pencerenin yanında yazı masasına dayanmış duruyordu. Ümitsiz bir hayatın son can çekişme dakikasını işgal eden çirkinlikleri, insanlığın mahkum olduğu korkunç neticeye karşı insanı feryada sevk eden o son ölüm tablosunu görmemek için yatağın perdesini indirmişti. Fakat gözlerinden saklamış olduğu o manzara kulağına dehşetini anlatıyordu. Ölüm hali başlamıştı. Her hayat zerresinin ölüme karşı müdafasını, ölmemek isteyen bu vücutla öldürmek isteyen o hastalık arasındaki vahşi mücadeleyi işitiyordu. Orada firar etmek istediği bu mahalden kımıldamayarak şaşkın duruyordu. Pek uzun sürdü. Sonra soğuk bir sessizlik hüküm sürdü. Hüsam'ın gözlerinden yavaş yavaş yaşlar yuvarlanıyordu. Şimdi genç adamın fikrini bir söz harekete geçiriyordu. O zaman pek iyi anlamamıştı. Fakat şimdi fikrinde bir mesele oluyordu. Sizi affediyorum demişti. Hüsam bunu düşünüyordu. O kendisine ne yapmış, ne için felakete sebep olmuş anlamıyordu. Bir de başkasından bahsetmişti. O kim? Birden Hüsam'ın fikrinden bir ışık geçti. Ne için duruyordu? Bu bulmacanın anahtarı kendisine verilmemiş miydi? Yazaneye döndü. Sol tarafta bir gözü göstermişti. Onu çekti. Yalnız bir defter vardı. Hüsam bunu aldı. Bir yaprağını çevirdi. Yalnız şu kelimeyi gördü. Hüsam'a. O zaman yatağın yanına yaklaştı, perdeyi açtı. Vecdi'nin şimdi ruhsuz cesedi yastıkların arasında serilmişti. Hüsam eğildi. Bir ölüye karşı son insanlık vazifesini yerine getirdi. Sonra perdeyi tekrar indirdi, sandalyeye oturdu. Elindeki hayat defterini, o hayatın söndüğü şuracık dokumaya okumaya başladı. Şöyle başlıyordu. Hatrına geliyor mu bilmem. Ben henüz mektepten çıkmıştım. Sen de henüz basında bir isim yapmaya başlıyordun. İmtihanlarıma harcamaya mecbur olduğum zamanlar bizi bir müddet birbirimizden ayırmıştı. Sanırım bir cuma günüydü. İmtihanlarım tamamıyla bitmiş, Beni artık hür bırakmış olduğu için seni görmek üzere evine gelmiştim. Seni kütüphanende buldum. Kapıyı açıp içeriye girdiğim vakit seni sedirin üzerine uzanmış, ayaklarını pencerenin kenarına dayamış, şüphesiz bahar rüzgarlarının getirdiği saf kokulardan bir şiir çıkarmakla meşgul gördüm. Bilmem nasıl oldu da başını çevirmek sizin girenin ben olduğunu anladın. Dedin ki, rica ederim bir şey söyleme, kaybettirirsin. Şüphesiz Fikrin kelebekler kadar oradan oraya uçuşan bir hayal takip ediyordu. Benim fikrimse başka bir hayal takip ettiği için sustum. O zaman sen benden alaylı bir cevap beklerken aksine sükut ettiğimi gördüğün vakit hayretle döndün. Oo, sen ne kadar ciddi olmuşsun. Artık doktor oldum diye seni böyle ciddi göreceksek hoş bir şey görmüş olmayacağız dedin. Bu sözün bana artık bir şey olduğumu, bir isim ve mesleğe sahip olduğumu hatırlatarak neşelendirecek yerde tersine hazin bir tebessümle mukabele ettiğimi gördüğün zaman hayretin arttı. Sen de ciddiyet kazandın. Yanıma yaklaşarak dedin ki, ''Ne oluyorsun rica ederim. Seni tamamıyla başka halde görüyorum. Her halinde bir değişme var. Bunu çok zamandan beri fark ediyordum. Zihninde meşguliyetini, derslerini, imtihanlarını bir sebep sayıyordum. Fakat öyle değil. Saklamak istediğim bir şey var.'' Ben gülmeye devam ediyordum. Dedin ki, işte sen böyle gülüyorsun. Bu tebessüm yok mu? Biz şairler buna acı tebessüm deriz. İnsan bu tebessümle gülmek için şurasında. Kalbini gösteriyordun. Büyük bir ızdıraba olmalı. Bu sözü söylerken o kadar komiktin ki ciddi gülmeye başladım. O zaman elimi tuttun. Sen hastasın, vecdi, dedin. Evet, hastaydım, Hüsam. Bunu o gün sana söylememiştim. Fakat akşam odamda kendimi yalnız bulduğum vakit kalbimi donduran duyguları bir yere dökmek için şiddetli bir ihtiyaç duydum. İşte şu defter o ihtiyaçtan doğdu. Bu hatıra defteri sana hastalığın sırrını anlatırken ben onun kurbanı olmuş bulunacağım. Hayatımın ilk önemli olay olarak annemin vefatını ölümünü hatırlıyorum. Bir sabahtı güneşin ıslak havalarından süzülerek akan ışığı, çiçeklerin gülüşleri, bulutların dalgaları arasında henüz titremeye başlamıştı. Halının üstünde, yatakta tamamlanmamış hazdını gören mevcut olmayan bir ufkun bulutlarına, fikri müzlim bir karanlık düşüncenin uçurumlarına dalmış bir vaziyette bitirmek isteyenlere özgü bir yavaşlık içinde uzanmıştım. Gözlerim vakit vakit üzerine yerleşen uyku ağırlığını atmak istiyormuş gibi kalkarak odanın köşesinde yatağı yöneliyor. Endişeli bir nazarla annemin renksiz çehresine soluk dudaklarında bir tebessüm arıyordu. Bir sabah beni odaya girmekten men etmişlerdi. Nihayet ısrarıma, feryatlarıma tahammül edemeyerek içeriye salıvermiştiler. Yataklığa tırmanarak çıkmış olanca dikkatimle annemin donuk gözlerine bakmıştım. Bu gözler beni görmüyor gibiydi. Gözlerimin üzerinde sabit dikilmiştiler. Sonra birdenbire o uzun sarı sarı kirpiklerin bana yavaşça süzüldüklerini, derin bir nefesi takip ben uçlarından birkaç damla yaş yuvarlandığını görmüştüm. Benim dağılma arzum vardı. Bilmem nasıl utanma duygusu beni engellemişti. Hafifçe yataklıktan süzülerek oraya halının üstüne serilmiştim. Bir saatten beri oradaydım. Odada bir kelime telaffuz edilmemişti. Bu geceyi kabuslar içinde geçirmiştim. Vakit pek geçti. Derin derin uyuyordum. Birden gözlerim açılarak penceremin önünden bir ışık geçtiğini görmüştüm. Odanın kapısının önünde ayak sesleri vardı. Yavaş yavaş bu sesler uzaklaşmıştı. Dikkat etmek istiyordum. Fakat başım dönüyor, gözlerim süzülüyordu. Zayıf bir ses şu kelimeleri mırıldanmıştı. Uyuyor mu? Uyuyor. Tekrar uyanmış. Kandilin zayıf aydınlığı arasında yatağımın yanındaki iki gölge görmüştüm. Püf! Bir rüzgar eserek karanlık olmuştu. Dadı! Ne var? Korkuyorum. Ne için? Başımı yastığın altına sokmuştum. Karanlıkta lakırda etmekten korkuyorum. Kapının açıldığını işitmiştim. Dışarıda birisi ağlıyor gibiydi. Kalbimde bir hüzün vardı. Sabahleyin erken kalktığım zaman onun için annemin odasına koşmuştum. Annem baygın şekilde yatıyor, babam düşünceli oturuyordu. Müthiş bir sessizliğin ağırlığı hüküm sürüyordu. Bir aralık babamın yavaşça çıngırağın ipini çektiğini gördüm. Dadım girdi, babam beni gösterdi. Bu işaret o kadar keskin bir emir ile verilmişti ki ayağa kalktım. Bilmem ne için yaşla dolu olan gözlerimi anneme çevirdim. Gözlerin açık, yaşlı bir bakışla karşılık veriyor gibi zannettim. Dadımın elinden kurtulmak, ayağa atılmak istedim. Heyhat, kapı açıldı. Beni dışarıya çıkardılar. Bahçedeydim. Kelebek kovalamak üzere ağımı da beraber almıştım. Dadımı bir köşede bırakmış deli gibi dolaşıyordum. Gül fidanlarının yanından geçerken kelebekler ürkerek kaçıyordu. Bu uçucu çiçekleri toplamaktaki becerim bugün beni terk etmiş gibiydi. Gözlerim bunların gözleri oyalayan uçuşunu değil, annemin pencerelerini seyrediyordu. Ne kadar zaman dolaştığımı bilmiyorum. Fakat gözlerim o pencereleri bir saniye terk etmedi. Bekleyişimin, merakımın sebeplerinin cahil olarak perişan bir meş ile yürürken ayağıma bir taflan dolaştı, yere düştüm. Henüz kalkmamıştım ki bir gürültü oldu. Annemin penceresinin camı kırıldı. tiz bir feryat işittim. Kalktım, koşmaya başladım. Arkamdan dadım yetişti, önüme lalam çıktı. Bağırdım. Anne, anne! Heyhat, her vakit feryadımın aksi sedası olan cevap sessiz kaldı. Beş dakika sonra lalamın kolları arasında feryat ederek döndüğüm zaman büyük bir şeyin noksan olduğunu görecekmişim. Bu evden uzaklanmak istemeyerek beyler beyine iniyordum. Beni halamın evine götürüyorlardı. Bunda gizli bir sebep olduğunu anlıyordum. Çocuklarda araştırmaya yönelten tabi bir his, o gizli sebebi bana izah ediyordu. Onun içindir ki yokuşta halamın kimler olduğunu fark edemediğim bir takım kadınlarla konuşmak kabiliğinden bir yürüyüşle bizim eve doğru çıktıklarını gördüğüm vakit ciğerimden gelen bir seste bağırdım. Hala! Annem! Feryatlarım hıçkırıklar arasında boğuldu. İhtiyarın gözlerinden de yaşlar akıyor, yüzüm ıslatıyordu. Yalıya girdiğimiz vakit beni Nigar'ın odasına getirdiler.'' Nigar o zaman henüz iki buçuk yaşlarındaydı. Ben altı yaşlarında bulunduğum için halamın bu küçük kızını büyük bir abiye özgü bir kibir ve büyüklükle severdim. Nigar'ı bir takım bebeklerle eğlendiriyorlardı. Kendimi mesut bir halde bebeklerini yastığın kenarına sıralayarak oynamakla meşgul olan bu küçük kızcağızın karşısında bulduğum vakit henüz gözlerimdeki yaşlar kurumamış olduğu halde ağlıyor gibi bulunmaktan utandım. Erkeklerin kadınlara karşı beşiklerinden başlayarak taşımaya başladıkları ağır başlılık beni bu kızın yanında ağlayarak küçük düşürmekten koruyordu. Çocuk ellerini çırparak kendine mahsus bir lisanla ''Abi, abim geldi'' dediği vakit ben dirençle yanına yaklaşmıştım. Herkesin bana baktığını hissediyordum. Ben metanetimi kaybetmemek için yalnız bebeklere bakıyordum. İçinde bildiklerimden başka birkaç tane yeni alınmışlar vardı.'' Bunlara ilgi gösterir gibi göründüm. Niger bana bunların kim olduklarını anlatıyordu. Diyordu ki, bunları yeni aldık. Bunlar halayık. Bu pembe elbisemin adı, Dilfiruz. Bu Nesrin, bunun adı da, bunun adı ım, neydi neydi da Bugün akşama kadar Nigar'la oynadık. Akşam olduğu vakit babam halamla beraber yanıma geldiler. Babamın yüzüne baktım. O benim yüzüme baktı. Bilmem ne için o zaman kendimi zapt edemedim. Ağlamaya başladım.'' Babam başımı tutarak "Niçin ağlıyorsun Vecdi?" diyordu. Fakat onun da gözlerinden yaş akıyordu. Çocukların neşeye, saadete muhtaç olan kalpleri için en karanlık matem rengi bahar sabahları çiçeklerin küçük yapraklarına gölge salan çiğ buharlarından oluşan hafif sislere benzer. İlk güneş ışığına karşı süzülüp uçar. Nigar'ın ahenkli gülüşleri tabiatın çiçeklerinden ziyalardan toplayıp da çocukların dudaklarına yerleştirdiği renk ve nurdan oluşan tebessümleri gözyaşlarımı kurutmuştu. Çamlıca'ya bir daha dönmeme kararı alınmıştı. Artık eşsiz kalmış olan babamla bir seneden beri kocasının vefatını ağlayan halam hayatlarını matemden meydana gelen duygu ortaklığıyla birbirine birleştirmekte teselli bulmuşlardı. Halam o zaman kayıtsız kalmakla beraber saf çehresinin üzerinde perişan hali içinde hoş bir tablo teşkil eden siyah saçları, başına bir matem tacı koymuş gibi gamlı, akşamları semaların donuk yüzeyinde, bulutların birbirine çarpışan renklerinde kaybolmuş bir saadetin rengini, sönmüş bir hayat nurunu aramak için hatıraları kanatlanıp uçuştuğu vakitler, orada penceresinin yanında melal düşkünü bir heykel tıraşın, bir hüzün buhranı içinde kaleminden çıkmış bir matem heykeli gibi, Sessiz, ıstıraplarını, gamlarını, gecenin ıslak temaslarla saçını titreten rüzgarlarına, denizin hafif nameliyle okşayarak firar eden dalgalarını emanet ettiği sıralarda, babam ayakta bir iskemleye dayanmış yahut bir sedirin üzerine uzanmış, artık hayattan hissesini topladıktan sonra sakit, neticeye intizar eden, sonunu bekleyen talihsizlere özgü bir vaziyette düşünürdü. Her ikisi de bu sessizlik içinde his ve fikir alışverişini fazla sayarlardı. Suskunlukları birbirine teselli vermiş olurdu. Biz yaşımıza mahsus his uyanıklığı ile bu sessizliği bozmamaya çalışırdık. Gündüzleri bahçede, geceleri yalının en üst katında, onların bulunduğu odadan uzak bir sofa bizim oyunlarımızın muhtacı olduğu geniş bir zemindi. Bizim yanımıza nadir gelirlerdi. Biz yanlarına nadir uğrardık. Biz ne kadar gürültücü isek onlar o kadar sessizliği arzu ettikleri için şu hissiyat farkı aramızda bir mesafe koymuştu. O günden beri o olayı hatırlatacak bir söz, isim telaffuz edilmemişti. Anneciğimin hatırası etrafında sessizlikten bir türbe teşkil edilmişti. Ben ara sıra düşünürdüm. Olayın bazı parçaları hatırımdan çıkmayacak kadar kalbimde kuvvetli yer etmişti. Düşüncelerime daldığım zamanlarda o son hüsran bakışını gördüğüm göz hep karşımda. İşte orada, bakıyor zannederdim. Fakat Nigar'ın bir kahkahası, bir seslenişi beni o dalgınlık halinden çekerdi. Eğlencelerimiz o kadar çoktu ki düşünmeye, felaketimizle yalnız kalmaya vakit yoktu. İkinci gün Niger bana kendine mahsus olan bütün şeyleri göstermiş, bunlara katılmayı teklif etmişti. Ne kadar zaman geçtiğini hatırlamıyorum. Bahçede tavuk kümeslerinde, bir odanın köşesinde renk renk elbiselerle Süslü bebeklerin eşliğinde yahut geceleri yemek yendikten sonra tabur tabur Fransız, İngiliz, Alman, İtalyan, Rus askerlerini toplayarak hiçbir kumandanın aklından geçmeyen talimler, savaşlar yaptırdığımız bu küçücük kurşun parçalarından korkusu cihanları sarsan savaşlar düzenleyerek bir saçma parçası ile orduyu darmadağın ettiğimiz masa başında geçen zamanların hatıraları mutluluk sevincinden başka ne olabilir ki? İşte bu esnada en önemli hayat olayı olmak üzere eğlencelerimiz arasında bir can sıkıntısı meydana geldi. Bir gün bizi çağırdılar. Babam istiyormuş. Yanına gittik. Biz girince güldü. Babam o kadar az gülerdi ki bugün yeni bir şey olduğuna hükmettik. Yanında o zamana kadar görmediğimiz biri vardı. Biz çocukların yabancılara fırlattıkları ürkek bakışlardan bir tanesini iskemlesinin üzerinde elleri dizleri üzerine koymuş ayaklarını nereye saklayacağını şaşırmış. Dudaklarının üstünde bize hoş görünecek bir tebessüm hazırlamış olan bu misafire dokundurduktan sonra babamın yanına yaklaşmıştık ki o misafiri göstererek ''Hoca efendi'' dedi. Nigar ile birbirimize baktık. Kahkahalarımızı vermemek için dudaklarımızı ısırıyorduk. Nigar'ın gözleri diyordu ki ''Nasıl? Hoca efendi mi? Hocaların sarı olmaz mı?'' Benim gözlerim cevap veriyordu o şüphesiz başka türlü bir hoca efendi olmalı o zaman her ikimiz de gizli bir bakışla hoca efendiye bakıyorduk bizim kendisine baktığımızdan istifade ederek babama müsaade eder misiniz dedi ayağa kalktı bizi ellerimizden tutarak yanına çekti nigar'ın hafifçe çenesini okşadı babam birkaç kelimeyle bu efendinin bizim hocamız olduğunu her gün sabahları gelip bize ders vereceğini anlattı Bugünden başlayarak her gün ikişer saat tavuklarımızdan, bebeklerimizden, askerlerimizden ayrılarak bu kır sakallı, bol elbiseli, ökçesiz ayakkabılı, kalıpsız fesli adamın karşısında esnerdik. Bir akşam 7-8 yaşlarındaydım. Babam beni yanına çekerek, Vecdi artık büyüdün, seni mektebe vermemiz gerekiyor. Yarın liseye götüreceğim dediği vakit artık Elbisesinin yakasını örten yağlara nefret etmeden bakamadığım bu adamı bir daha görmeyeceğim için kalbimde büyük bir sevinç hissettim. Bir de mektebe girmek bana yakaları sırma ile işlenmiş, dikiş yerleri kırmızı şeritle sınırlanmış mektep elbiselerini hatırlatarak gurur veriyordu. Ertesi gün pür neşe ve sevinçle Nigara veda ettim. Artık kendisini bir hafta sonra görecektim. Bir hüzün duymadım. Aksine İçine atıldığım bu çocuk alayı beni eğlendiriyordu. Bir günde yüz çocuk ile dost oldum. Babamı, halamı, nigarı, tavukları, bebekleri, askerleri tamamıyla unutmuştum. Birinci hafta perşembe günü akşam üzeri lalam gelip beni mektepten aldığı vakit ilk defa olarak giydiğim elbiselerimin içine gururumdan sığamıyordum. Beyler beyne gidinceye kadar güvertede küçücük bir subay gibi gezindim. Yalıda beni en evvel Niger karşıladı.'' Bugün Niger gözüme ne kadar küçük göründü. En evvel Nigar'a şu suali yönelttim. Hocam nasıl? Derslerine çalışıyor musun? Hoca kelimesini telaffuz ederken ağzım aşağılama ile doluydu. Çocuklar merhametsiz olurlar. Zavallı adam hakkında o zaman taşıdığım nefreti düşündükçe şimdi acıyorum. Yalıda babamı göremedim. Halama sordum. Dedi ki: "Baban gitti. Nereye gitti?" Halam hayretimi yatıştırmak için beni yanına çekerek dedi ki, babanı uzak bir yere memur ettiler. Babam kaymakam rütbesinde bir askeri doktordu. Halam ilave etti. Sana bir mektup bıraktı. Nigar'a söyle de getirsin. Nigar koşarak gitti. Biraz sonra elinde bir mektubu sallayarak geri döndü. Babasından mektup almış bir çocuğa özgü büyüklenmeyle zarfı yırttım. Bana memur olarak bir yere gittiğini, burada ne kadar kalacağını bilmediğini, beni üzmemek için gelip görmediğini haber verdikten sonra derslerime çalışıp kendimi geliştirmemi, halamı bir ana gibi tanımaklığımı, onun yanında oldukça kendimi yalnız bulmamaklığımı söylüyordu. Babam benimle pek az uğraştığı için ben de kendisini pek az severdim. Gidişi beni üzmedi. Lakin bu mektup bana dünyada tamamıyla yalnız bulunduğumu hatırlatıyordu kalbimi büyük bir üzüntü kapladı. Çocukların ışık arayan çiçekler gibi duygularının gelişmesi için şefkatten mahrum bir halde kaldığımı hissettim. Kimsesizliğimi anlatan bu kağıt parçasına yaşlarımı salıvermeye cesaret edemeyen, gözlerim dikilmiş, 8 yaşında bir çocuğun fikrine meçhul, korkunç bir alem açan, bu olaya karşı sessiz bir halde durdum. Ciğerlerimden, bütün içimden süzülüp akan soğuk bir şey kalbimde toplanıyordu. Annesinin koruyucu kanadı üzerinden kalkmış, babasının getireceği yiyeceği bekleme tesellisini kaybetmiş, henüz kanatlarına kuvvet gelmeden yuvasından düşmüş bir kuşcağız gibi, garip, terk edilmiş bir çocuk olduğumu hissettim. Hayat ufkunun henüz ilk ışıklarını saçtığı bu sinede en dehşetli bir kaza eliyle tarafından gözlerin önüne serilen siyah bir perde çekilmiş, henüz hayat yolunda ilk adımlarını atmaya hazırlandığı bir çağda önüne korkunç bir uçurum açılmış, korumasız, dayanıksız bir çocuk olduğumu hissettim. Gözümün önündeki yazılar şimdi serbest bir akışla elimde olmadan düşmekte olan yaşlarla ıslanıyordu. Kirpiklerimin ucunda titreyerek düşmeye hazırlanan damlalar arasından meçhul bir ufukta, belirsiz bir acı ile, üzüntü dolu gözlerle bana bakmakta olduğunu görüyordum. Ciddi ıstıraplar o kadar azamet ve büyüklüğe sahiptiler ki en kayıtsızlara bile hürmet hissettirirler. Halam Niger benim şu sakin ızdırabıma karşı şaşkın ve sessizdiler. Birden bir aklıma bir şey geldi. Başımı kaldırdım. Nereye gitti? Dedim. Cevap verilmedi. O zaman bilemem ne için elimdeki mektubu hiddetle parçaladım. Kendimi yere attım. Üzüntünün bütün asabi heyecanı içinde kıvranarak. ''Beni terk edip giden babama değil, son acılı bakışı beni takip ediyormuş gibi, manevi bir ufukta bana bakmakta olan annemin hatırasını ağlayarak, dört sene evvel cevapsız kalan hüznün yankısı gibi feryat ettim. Anneciğim, anneciğim, mektepte birinci defa olarak benim gibi hüzünlü, gözleri benimkiler gibi yaşlı bir çocuk gördüğüm zaman karşı konulmaz bir çekim beni sevk etmiş, onun kolları arasına atmıştı. Evet Hüsam.'' Seni gördüğüm vakit sana değil, fakat haline, halindeki hüzne tutkunluk hissetmiştim. Bir gün sonra alnın bahar semalarını örten uçucu sisler gibi hüznünden sıyrılarak parlak bir sevinç gösteriyordu. Seni böyle görmek beni üzmedi. Aksine hüznüne tutulduktan sonra sevincinden ve büyük bir haz duydum. Senin bende hasıl ettiğin tesirin aynını bende sende hasıl ediyordum. Zannedilir ki hep beraber bulunmak, beraber gezmek her ikimiz için de güçlü bir ihtiyaç olmuştu. Hemen o gün seni tanır tanımaz memnuniyetini çekmek, gözlerindeki yaşları kurutmak için kuvvetini, nüfusuna itimadı olan bir koruyucu gibi seni kolundan tuttum. Dikkatlerini çektiğimiz çocuklardan uzaklaşarak tenha bir köşeye doğru sürüklemiştim. Sana birçok lakırtılarla şu manaları anlatmak istiyorum. Beni buraya bıraktıkları vakit annemi kaybetmiş, babamdan uzak düşmüştüm. Ben de senin gibi kimsesiz, gariptim. Bir gün zarfında şu görmekte olduğun çocuklar benim için bir aile teşkil etmişlerdi. Bugün canım sıkılmıyor. Bu alemden, şu hayattan korkmuyorum. Aksine içinde bulunduğumuz bu alemin gürültüsü ara sıra yalnızlığımın verdiği üzüntüleri söndürüp gidiyor. Burada beraber bulundukça ne kadar eğleneceğiz? Sen beni gülümseyerek dinliyordun. Birdenbire sana şu suali yönelttim. Tatil günleri nereye gideceksin? Sen hayretle bana baktın. Bu soruyu anlamıyor gibiydin. Dedim ki haftada bir gün gececilere izin verirler. Herkes evine gider. Senin burada hiç akraban yok mu? Hiç. Oh ne kadar güzel. O halde her hafta beraber gideriz. Ben tatil günleri halamın evine giderim. Beyler beyni. Sen Beyler Bey'ni bilmiyordun. O hafta çıktığımız vakit kendini Beyler Beylerbeyi iskele'sinde bulduğun zaman sevincinden duramıyordun. Ben bir küçük çocuğun sevinciyle zevklenen büyük bir adam gibi seni böyle gördükçe gülüyordum. Seni halamın yanına çıkarmıştım. Halam ne kadar iltifat ettiyse sen o kadar mahcup davrandın. Nihayet burada sıkılacağını anladım. Sana işaret ettim, dışarıya çıktık. Dedim ki, sana nigarı göstereyim. Nigar kim? O zamana kadar Niger'den sana hiç bahsetmemiştim. Halamın kızı dedim. Bahçede olduğunu haber aldık. Oraya gittik. Nigar'ı nerede bulacağımı pek iyi biliyordum. Seni kümese sevk ettim. Uzaktan Nigar'ı gördük. Kümesin kapısı açılmış, tavuklar dışarı çıkmışlar, otların üzerine yatmak nevinden uzanarak bir eline başını dayamış, diğer eliyle dizlerinin arasındaki kutudan avuç avuç aldığı arpaları serpmekte olan Nigar'ın etrafını almışlardı.'' Ayaklarımızın gürültüsünü işitince Niger başını çevirdi. Bilmediği birisinin bulunduğunu fark eder etmez şaşırdı. Şiddetli bir hareketle ayağa kalktı. Arpa kutusu dizlerinin arasından kayarak yere yuvarlandı. Tavuklar kanatlarını çırparak kaçtılar. Nigar kıpkırmızı kesilmişti. Ben kahkahayla gülüyordum. Nigar'ın mahcup vaziyeti o kadar tuhaftı ki sen de ondan az mahcup olmamakla beraber gülüyordun. Nihayet benim müdahale etmekliğim lazım geldi. Nigara dedim ki, sana bir arkadaş getiriyorum. Neden sanki öyle şaşkın şaşkın duruyorsun? Nigar, şüphesiz yabancının yanında, bu soruya muhatap olduğundan dolayı fena halde gücendi. Dudakları burkuldu, ağlamaya başladı. O zaman mesele güçleşti. Nigar'ı aldatmak, af dilemek, bin türlü tuhaflık icat etmek gerekti. 10 dakika sonra her üçümüz de dünyanın en teklifsiz dostları olmuştuk. Bugünden başlayarak her hafta bana eşlik etmeye başladın. 5 sene kadar bir zaman geçmişti. Mektebin imtihanları bitmiş, tatil olmuştu. Bu sene sen de İstanbul'dan ayrılmak istemedin. Bu arzuna ben de hizmet etmiştim. Mektepte senden başka çocuklarla ilişkilerim o kadar yüzeyseldi ki, iki ay uzayacak olan bu müddet senin yokluğunda ne surette geçireceğimi bilmiyordum. Yalnız Nigar'ın birlikteliği ise artık bana yetmemeye başlamıştı. Bu kararı Nigar'a söylediğimizde o da benim kadar memnuniyetini beyan etmişti. Biz bulunmadığımız zamanlar Nigar'ın arkadaşları artık oyuncaklarla eğlenemeyecek bir yaşa geldiği için tavuklardan ibaretti. Bu eğlence ne kadar güzel olsa da çeşitliliğe muhtaç olan bir çocuğun fikri için pek sınırlı kalır. Bundan dolayıdır ki seninle beraber beyler beyinde geçireceğimiz iki ay Nigara kayık alemleri, balık ağları, çamlıca seferleri olarak müjdeleniyordu. Halam matemi içine gömülmüş, içine kapanmış, monoton, sakin bir hayat tarzı seçmiş bir kadın olduğu için yalı büsbütün bize kalmıştı. Bizim keyfimize bırakılmış bir yerdi. İki ay müddet bahçeyi evi gürültümüzle doldurmaktan yorulmadık. Fakat bu iki ay bizde başıboşluktan bir gün tatilin sona erdiğini, mektebe dönmek gerektiğini hatırladık. Ben son senemi tamamlamak üzere gidiyordum. Sen daha üç sene kalacaktın. Nihayet o son tatil günü her biri birçok çılgınlıklara şahit olan 59 günü takip ederek geçti. Ertesi günü artık kollarımıza ağır gelen kitaplarımızı yüklenerek eğlencelerimize özellikle Nigar'a veda ettik. Nigar hüzünlü, hepimizden çok mahzundu. Mektebe avdet ettiğimiz vakit orada bulunduğumuz arkadaşlara nakledecek o kadar şeylerimiz, onlardan dinleyecek o kadar hikayeler vardı ki bir gün zarfında beyler beyni unuttuk. Mektebin saat yelkovanına uyarak devreden zamanları düzenli bir normal seyirine aldı. Derslerden müzakerelere, müzakerelerden teneffüslere intikal ede ede bir zaman geldi ki senenin bitmek üzere olduğu görüldü. Bu sene benim için farklı bir seneydi. Mektebe artık bir daha gelmeyecektim. Ve veda etmek zamanı gelmişti. Sana bu netice ağır geliyordu. Benden sonra iki sene daha burada kalmak pek de hoş bir şey değildi. Bir tatil günü Nigar'la beraber bundan bahsediliyordu. Sen diyordun ki, ''Sanki ben de seninle beraber çıksam ne olur? Mektepte oturmaktan ne hasıl olacak?'' ''Pek çok şey. Bir kere sen beni gideceğim yere takip edemeyeceksin senin doktorluğa düşmanlığın var. Sen dedin ki, evet tamamiyle bu fikirdeyim. Ölmeye hazırlanan bir vücudun nabzını eline alıp da iyi işleyip işlemediğini anlamak isteyen bir saatçi gibi dinlemek. Müzmin bir marazın hastalığın çirkinliğiyle dolu bir yarayı kesip biçmek için elindeki neşteri bir terzi gibi kayıtsız kullanmaktan ibaret olan bir mesleğe ne kadar husumet etsem azdır. Nigar'ın gözleri seni tasdik ediyordu. Bence seçilmiş olan mesleğe karşı gösterdiğim bu nefreti seni de mesleğinde eleştirerek iade etmek istedim. Dedim ki: Zannetmem. Bir hayatı zalim eline alarak kemiren bir marazdan kurtaracak olan ne bir kelebeğin kanatlarına binerek uçan fikirlerdir, ne de gelecekleri hülyalarını yıldızlarda takip eden gözler. Bir neşterin ucuna bağlı olan deva, bilmem ki bir kafiyenin bir hecesine bağlı olan ahenk de var mıdır? Şairlerin taptıkları veram kızları, nabızlarını bir saatçi gibi dinleyen hekimler, şiirlerini bir şarkıcı gibi ahenk ve vezne tatbik ederek okuyan şairlerin namesine mi bırakacaklar? Oo, sen ne kadar biliyormuşsun? dedin. Nigar'la beraber güldünüz. İnsanı gülünç olmaktan ziyade hiçbir şey üzemez. Ayağa kalktım, izninizi istedim. Dışarıya çıkarken meçhul bir kuvvet beni takip eden gözlerimizin hep gülmekte olduğunu bana hissettiriyordu. Seni tamamıyla affetmiştim. Lakin Nigar için kalbimde derin bir düşmanlık hissettim. Bu son senenin nişanesi olarak müşterek bir resim çıkartmaya karar vermiştik. Her ikimiz de resmi elbiselerimizi giymiş olarak bu kararımızı uygulamaya koymuştuk. Resimlerden birini Nigar'a vermek kararımız cümlesindendi. Son imtihan yapılıp da beyler beyine döndüğümüz zaman bu görevi sen yerine getirdin. Resim ikimizi de ayakta gösteriyordu. Mekteplilere özgü, sahte, yalancı bir ağır başlıkla duruyorduk. İkimiz de gülünçtük. Nigar yalnız benim gülünç halimi fark etti. En çok beğenmeyi şey, yani çıkmaya başlayan bıyıkların ekserinde olduğu gibi benimkinde de mevcut olan perişanlık, daha doğrusu biçimsizlikti. Resimde dudaklarımın üstünde bir leke var gibi görünüyordu. Bugün ihtimal birinci defa olarak sana dikkat ettim. Seni biraz ince, biraz uzunca endamın, zayıf, solukça çehrenle zarif buldum. O akşam odamıza çekilip de sen yattığım vakit yine ihtimal birinci defa olarak aynaya baktım. Kendimi çirkin bulmadım. Aksine çehremde, gözlerimde garip bir tatlılık vardı. Fakat bütün çehreme yayılmış derin bir hüzün bana sıkıntı veren bir hal getiriyor zannettim. Seninse gözlerinde doğal bir neşe, dudaklarında hoş bir tebessüm vardı. Bu gece yatağıma yattığım zaman hiçbir şey düşünmemekle beraber acı çekiyordum. Bu sene tatil zamanını vatanında geçirmek istedin. Seni durdurmak için bir kelime bile söylemedim. Nigar'a veda ettiğin zaman dikkat ettim. Her ikinizde de bir resmi davranma gayreti vardı.'' seni genç bir kıza saygı duyguları takdiminde bulunan terbiyeli bir efendi gibi ağırbaşlı resmi buldum. Bu halin önemini takdir edememekle beraber fikrime elimde olmadan işgal etmeye başladığını hissettim. Nigar o vakte kadar gözümde bebeklerinden yeni ayrılmış bir çocukken o dakikadan sonra artık ciddiyet kazanmayı öğrenmiş, resmiyet dairesine girmeye başlamış bir genç kız halinde görünmeye başladı.'' fikrimde hasıl olan değişiklik birçok olayları hatırlamama sebep oldu. Bir gün Nigar yazı yazıyordu. Hatırımda değil, bir kelimenin imlasını müthiş bir bozukluğa düşürmüştü. Ben kalemin ucunu tutarak, Nigar, imlan kelimelere külahları ters giydiriyor demiştim. Nigar hiç beklemediğim şekilde fazlasıyla kızarmış cevap vermemişti. O gün beni yalnız bulduğu vakit ciddiyetle. Rica ederim bana Hüsam Bey'in Bey yanında şaka yapma demişti. Nigar sen yokken birinci defa olarak sana Hüsam Bey diyordu. Benimle pek teklifsiz olan Nigar'ın sana karşı teklifsizlikten başlayarak yavaş yavaş resmiyet kazanan davranışının sebebini araştırmak bence bir zihin meşguliyeti oldu. İstanbul'u terk ettiğin günün akşamı Nigar'a senden bahsetmeye kararlaştırdım. Sofrada bulunuyorduk. Zihnimde tasarladığım gibi halama dedim ki Hüsam ne kadar fena etti. Bu tatil zamanını burada geçirmeliydi. Sofrada büyük bir noksan var gibi görünüyor. Evet, fakat geçici bir zaman için. Halam zayıf bir tebessüm etti. Bu tebessümün manasını sonra hissettim. Fikrimi takip ederek devam ettim. Hüsam'ın varlığı benim için o kadar şiddetli bir ihtiyaç olmuş ki şu iki aylık bir zamana bile geçici diyemiyorum. Halam yüzüme baktı. Nasıl? Hüsam bir aydan ziyade mi oturacak? Tabii, bütün tatil zamanını orada geçirecek. Halam bakışını Nigar'a yöneltti. Nigar bir ay kalacak diyordu. Nigar cevapta tereddüt etti. Sıkıldığını hissettim. Benim bundan haberim yoktu. Nigar'a lakırtı söylemeye vakit bırakmayarak. Evet, lakin Hüsam'ın her sözüne itimat etmemek lazım gelse günde yüz kere hakkındaki fikirleri değiştirmek gerekir. Bir müddet susuldu. O zaman halam iskemlesini bir parça benden tarafa çevirerek dedi ki bir de bilmem sence bir gücenikliği gerektirir mi? Hüsam Bey için ayrı bir oda ayırsak. Nigar artık bir yabancı erkeğin yanında bulunmak yaşını geçti. Niger o zaman ilave etti. Bunu vecdiye öteden beri anlatmak istiyordum. Dikkatle Nigar'ın yüzüne baktım. Şu sözünde sadık olduğunu gözlerindeki saflık, simasındaki hakikat ispat ediyordu. O zaman halamın tebessümünü anladım. Nigar'ın sana karşı davranışı ve fikrimde cevap bulmuştu. Hatta sebebini pek iyi tayin edemiyordum. Bu söz bende bir memnuniyet uyandırmıştı. Halam'a dedim ki: Bu sözünüze cevap vermek için sizden açıklama isteyeceğim birçok noktalar var. Şimdi konuşma bir diğer mecraya geçmişti. Devam ettim. Bugün on sene oluyor. Sizin gözetiminiz altında bulunuyorum. Üzerimdeki yüzeysel bir korumadan. İbaret kalmadı. Bana karşı annelik vazifesini tamamıyla yapmaktan başka bir kadın için pek zor olan diğer vazifeyi de yerine getirdiniz ki o da beni yalnız bırakan babama vekalet etmeniz oldu. Eğer ben henüz annesinin, babasının koruması üzerinden kalkmamış bir çocuk olsaydım, yine ihtiyaçlarım bu kadar tamamlanabilir. Mutluluğuma, eğitimime, terbiyeme yine bu kadar gayret olunabilir miydi? Fakat bugün öyle bir hisle bulunuyorum ki, bu yaşta çocuklar adam olmaya başladıklarını hissederler. Bunda annelerden, babalardan görülmeye alışılan şeyleri başka yerlerde aramak icap ettiği anlaşılır. Babamız, anamız çocukların henüz arızalarla dolu hayat yolunda titrek olan zayıf adımları önüne şefkat ve nezaretten oluşmuş bir küçük halı sererler. Ayaklarının altında taşlar gömülmüş, çalılar örtülmüştür. Onların sevgisi bütün o engelleri yenmiş, bütün o zorlukları değiştirmiştir. Siz bana onların göstereceği nezaret ve dikkati tamamıyla yerine getirdiniz. Lakin bugün hissediyorum ki sizin gibi lütfu ve şefkati sonsuz olan saygıya değer bir kadının muhabbetinden sevgisinden faydalanmada devam edecek olursam sizden aldığım vazife derslerini yanlış kullanmış olacağım. Müsaade ederseniz bugünden başlayarak kendi nefsimi idare edecek kadar adam olmuş bulunduğumu ispat etmekle size minnetlerimi ödeyeceğim. Halam beni düşünceli dinliyordu. Fikirlerimin yanlış anlaşılmış olmasından çekinerek. Bir müddet durdum. Halam gözlerini kaldırarak bana baktı kirpiklerinin ucunda bir damla yaş sallanıyor zannettim. Nigarsa o vakte kadar kendisinde görmediğim bir ciddiyetle dikkat ediyordu. Devam etmek lazım geldi. Size karşı birinci defa olarak bu yolda bu şekilde konuşmakla bilemem sizi gücendiriyor muyum? Siz de bilirsiniz ki insan için öğrenilmesi en çok lazım olan hayattır. Bugüne kadar siz benim için yol göstericiydiniz. Bugün öyle bir yaşta bulunuyorum ki şahsiyetimin, kişiliğimin tamamlanabilmesi için yalnız olmalıyım. İnsan yaşamak için ne kadar çok şeylere muhtaçtır, neleri anlaması lazımdır. Ben bunların tamamıyla cahiliyim. İçinde yuvarlandığımız varlık denizinde herkes kendi kayağını idare etmekle yükümlüdür. Meçhul bir rüzgar insanları meçhul bir ufka sevk ediyor. Bugün deniz sakindir. Yarın bir fırtına tehlikesi var. Kazaya tabi okyanusun dalgaları gidiş yönü belli olmayan bir tahta parçası gibi sürükleyip götürüyor. Ümid edilen uygun hava görülmez. Önümüz bulutlarla örtülüdür. Ne olduğu belli olmayan bir girdabın derinliklerinde bir karar noktası bulmak için dalgalarla dövüşerek ilerlemek yahut bir kaya parçasının üzerinde parçalanmak için kasırgalarla uğraşmak gerekiyor. Hareketinizi belirleyen maksat yok. Size sığınma kucağını açacak sahil kayıp. Kalbinizde bir ümit nuru uyandıracak ışık sönük. Sizi bekleyen son meçhul. Bütün etrafınızda ufuk karanlık. Gelecek sessiz. insanları bulutlara fırlatan yahut uçurumlara yuvarlayan dalgaların çarpışmasından başka bir şey yok. İşte ben bu ummana atılmak üzereyim. İşte ben bu ummanın denizcisi olmak istiyorum. Sustum amacının yerine getirilmesi bizi terk etmekle mi olacak dediği vakit biraz şeriyetine aldanmış olduğum esasın beni nerelere kadar uzaklaştırmış olduğunu anladım fakat orada nigarım varlığı bilemem ne için beni perişanlık yokluk düşüncelerine götürüyor bana bunları söylemek karşımdakilerin üzerinde nasıl bir etki meydana getirdiğini düşünmek ihtiyacını hissettiriyordu halam için benden ayrılmanın çok üzücü olacağını biliyordum bu üzüntünün nigarda daha hasıl olabilmesi ihtimali kalbimde merhamet, acı bir lezzet veriyordu. Ben söz söylerken onu ağlıyor görmek istiyordum. Nigar ağlamıyordu. Beni ilk defa olarak şu ciddiyetle lisan idare ediyor görmekten şaşkın ve hayret içindeydi. O zaman dedim ki, hayır sizi niçin terk edeyim? Aksine sizi terk etmemek benim için mukaddes bir vazife değil midir? bugüne kadar sizin korumanıza ve yardımınıza muhtaçken, bugünden sonra size himaye ve sabit gösterecek kadar erkekliğin verdiği kuvveti kazanabilirim. Kadınlar narin fidanlara benzer. Boylarını korumak için bir desteğe muhtaçtırlar. Ben o görevi yerine getirmekle size bir borç ödemeye mecbur değil miyim? Nigar'a baktım. Dedim ki, Nigar bugün çocuktur. Yarın bir genç kız olacak.'' O zaman siz ihtiyarlamaya başlamış olacaksınız. Nigar'ı koruyacak, elini tutacak, ona her türlü olaylara karşı babalık eğleyecek birisi lazım. Bu vazifeyi benden başkası mı ifade edecek? Hayır, sizi terk etmek değil. Sizi terk etmemek için mümkün olanı seçeceğim. Sizden izninizi talep etmek istediğim şey de bu değildi. Hüsam'a ait olan fikrinizi vesile sayarak kendime ait bir fikri söylemek istiyordum. Burada Hüsam artık Nigeri sıkacak. Ben de uzun uzun anlattığım gibi biraz hayatı öğrenmek istiyordum. Yine sizin yanınızda bulunmak nevinden bir yerde yalnızca yaşamak mümkün değil midir? Halam dedi ki, Çamlıca'ya mı çekilmek istiyorsun? Evet dedim. Niger hiç hayret göstermiyordu. O zaman halam bir müddet düşünür gibi durdu. Bir şeye karar vermek istediği anlaşılıyordu. Nihayet bana dedi ki, Vecdi İster misin biraz daha ciddi görüşelim? Nigar'a baktı ve dedi ki, Bizi yalnız bırakır mısın Niger? Halamın şu tedbiri bana söyleyeceği şeylerin son derece önemli olduğunu gösteriyordu. Gariptir, aramızda ciddi bir bahis cereyan etmediği halde bir günde ciddi olarak mevcut olabilecek bahisler birden ortaya çıkıyordu. Halam vaktinden evvel ihtiyarlayan kadınlara özgü bir tavırla yerinden kalkarak yanıma gelmişti. Bir müddet o ayakta ben sandalyemde birbirimize baktık. Gözlerinden, çehresinden bütün kalbi dudaklarına çıkmak üzere olduğu anlaşılıyordu. İşitmek üzere olduğumla kırtılarla halamın gizli fikirlerini anlayabileceğimi hissediyordum. O zaman dedi ki: "Haklısın Mecdi. Sen gençliğin en kuvvetli bir zamanındasın. Erkek adam olmak üzeresin." Ben hayatın öyle bir mevsimine vasıl oldum ki burada gözler geçmişe dönerek derin bir ufkun zulmetine dalmakta olan eski zamanı. Geçmiş hatıraları seyretmekten başka bir şey başaramaz. Öyle bir yaştayım ki ümit edecek, yaşamaya yarayacak, kalbimde bir arzu uyandıracak. Son katrelerinin akmasını bekleyen hareketten usanmış.'' lüzumsuz bir vücuda, lüzumsuz bir hayat vermekten bıkmış damarlarda ateşli bir kan akıtacak hiçbir şey yok. Yalnız feci hatıralarla dolu bir geçmiş, üzüntü ve mahrumiyet ile boş bir hayat kalıntısı arasında yalnız bir nigar var. Nigar, sininin verdiği neşenin tam gelişmesine muhtaç hayatın, genç kalplerde ileride yürümek için bir kuvvet gibi koyduğu ümitlerin mümkün mertebe olabildiğince sonuçsuz kalmasına muhtaç benim gibi ayrıntılarıyla uğraşmaya vakti olmayan, sonunu bekleyen bir anaya değil. Genç, güçlü, yaşamaya arzu taşıyan, hayatı yenmeye çalışan bir koruyucuya muhtaç. Niger her şeye muhtaç, hiçbir şey yok. Bu hüzünlü sözler bu ananın ağzında ruh ve hayat kazanıyor. Fikrimi ateşin bir daire içinde hapsediyordu. Niger her şeye muhtaç, hiçbir şey yok. Sözü bir hüsran, bir acı çığlık gibi düştü. Şaşırdım kaldım. O zaman halam ellerimi tuttu. Üzüntüyle, titreyen sesiyle. Vecdi, Nigar'ın kocası olmak ister misin? dedi. Bu sonuç yükseklerden düşen bir adamın düşüşü şiddetiyle hasıl olan sersemlik arasında beynine inen bir darbe gibiydi. Bir saat evvel söylemek istediğim sözlerle bir saatten beri söylenen sözler o kadar zıt. Şu ulaştığımız sonuç o kadar beklenmeyen bir şeydi ki hayretten ayağa kalktım. Nigar'ın kocası mı? Ben mi? Bu asla düşünmediğim, düşünsem ihtimal veremeyeceğim bir şeydi. Nigar benim nazarımda halamın çocuğu olmaktan başka bir şey değildi. Nasıl? Henüz çekmecenin bir köşesinde sürüklenen bebekler, henüz kümesle bizi iki kardeş gibi görmeye alışan tavuklar, bütün bizi çevreleyen bu eşya Nigar'la benim aramızda başka ilişkilere şahit iken şimdi bizi bir çift nişanlı sıfatıyla mı görecekler? Bir müddet halama cevap veremedim. Fikrimi toplamak, bir cevap bulabilmek için zamana muhtaçtım. Nihayet diyebildim ki, benim hiç düşünmediğim bir şeyden bahsettiniz. Buna ciddi bir cevap verebilmek için sizden izin isteyeceğim. Şimdiye kadar hatırıma gelmeyen bir şey varsa o da evliliktir evlilik hatırıma gelseydi ihtimal ve düşünmeyeceğim bir şey bunun Nigar'la meydana gelmesi olurdu. Ben evlenmek için pek gencim. Niger bir kocaya vazifelerini yerine getirmek için henüz pek çocuktur. Aramızda buna benzer bir ilişkinin meydana gelmesi lazım gelse her ikimizin şu noksanları tamamlanıncaya kadar beklemek lazım gelecek. Bu müddet zarfında Nigar'ı bana nişanlı olabilecek bir kız sıfatıyla görmeye çalışacağım.'' birbirimizi kardeşten başka bir şey olmamak üzere düşünmeye o kadar alıştık ki bizi şu halde evlendirecek olsalar Nigar'ın duvağını kaldırdığım vakit eminim ki bir komedi oynarmış gibi ikimiz de kahkahalarımızı tutamayacağız. Onun için müsaade ediniz de her ikimiz de bunu ciddi bir şekilde düşünelim. O zaman halam dedi ki senin Çamlıca'ya çekilmek fikrini uygun bulmuyorum. Hüsam Bey bu sene sultanide kalacak sen tıbbiyeye devam edeceksin. Halamın ne demek istediğini anladım. Artık beraber bulunmayacağımız için senin her hafta gelmeyeceğini anlatmak istiyordu. Bilmem ne için birkaç dakika evvel Çamlıca'ya çekilmek fikrini tamamıyla kararlaştırmış olduğum halde halamın şu sözü üzerine tereddütsüz o fikirden vazgeçtiğimi söyledim. Odama çekildim. Düşünmek için yalnız kalmaya muhtaçtım. Bu gece neler düşündüğümü tasvir etmek kabil değildir. Düşüncelerimin neticesi olmak üzere zarfı sana yazılı bir mektup meydana gelmişti. Hatrına geliyor mu? Mektup şudur: Senden bugün ayrıldığım halde bugün sana mektup yazmak ihtiyacında bulunuyorum. Saatlerce devam eden bir buhran işte bu mektupla sonuçlanıyor. Kendi muhakememle halledilemeyecek kadar zor. Müşkül tarafı zayıf bir muhakeme için pek ağır olduğu kadar mühim bir mesele senin varlığına, senin düşüncenin katılmasını gerektiriyor. Bugün senin gidişinden doğan bir konu bizi birçok ciddi meselelerin tartışılmasına götürdü. Ciddi başlayan bu tartışma o kadar garip, tuhaf bir meseleye vardı ki sana bunu ne tarzda anlatmak lazım geleceğinde şaşkınım. Düşün ki beni evlendirmek istiyorlar. Seni şahit gösteririm. Şimdiye kadar bu fikir zihnime bir kere bile tesadüf etmiş miydi? Benim zihnime gelmesi boş olduğu kadar senin aklının almayacağı bir şey varsa o da bu evliliğin Nigar'la yerine getirilmesi noktasıdır. Nigar evlenecek, ben evleneceğim de düğünümüz bir zamanda yapılacak gibi bir mana verme. Dikkat ediyor musun? Ben Nigar'la evleneceğim. Bu garip fikrin zihnimi nasıl perişan ettiğini anlatmak için ayrıntıya lüzum yok değil mi?'' Nigarla benim münasebetimizi bilirsin. Bunu halama da söyledim. Şu hiç beklenmeyen düşünceye karşı duygularımı toplamak, fikirlerimi yerine getirmek için zaman lazım olduğunu, Nigar'a bir kardeş sıfatından başka bir gözle bakmaya alışabilmek için vakit geçmek gerektiğini söyledim. Nasıl zor bir noktada bulunduğumu sen düşün. Türlü türlü muzipliklerle ağlatarak, çeşit çeşit şakalarla kızdırarak eğlendiğimiz Nigar'ın Bugün karşısına kendisini beğendirmeye aday sıfatıyla çıkacağım hoş değil mi? Hoş olmakla beraber bu hal beni yoracak. Komedi. Ne yapmak lazımdı? Halam bana Nigar'ın kocası olmak üzere kabul eder misin dediği vakit hayır cevabını vermeli miydi? Şimdi firar etmek mi lazım? Yoksa Nigar'ın nişanlısı halini ve ünvanını takınmak mı lazım? Beni bu zor işten çıkarmak için senin varlığın ne kadar lazım olduğunu tarife ihtiyaç yok. Sen orada görmek istediğin adamları hemen görüp burada seni bekleyen şu yeni görevin düzeltilmesi için acele etmelisin. Bu mektuba cevap olarak şu iki satırla karşılık verdin. Mektubun bence zannettiğin gibi değerlendirilmedi. Aksine bu fikri pek tabii buldum. Sebeplerini ayrıntısıyla anlatmak için haftaya geliyorum. Bu olayın ardından halamla benim aramızda konuşmayı hatırlatacak herhangi bir söz söylenmedi her şey anlaşıldığı halindeydi. Yalnız Niger'e karşı teklifsizlik tavrını tamamıyla kaybetmiştim. Bir sabah Çamlıca'ya bir mektup geldi. Bu sendendi. Diyordun ki, ben geldim. Bugün saat 7'de Valide Kıraathanesi'nde seni bekliyorum. Sebebini tayin edemeyeceğim düşünceye dayanarak mektubunu yırttım. Dönüşünü kimseye haber vermedim. Beynimizde, aramızda karşılıklı haberleşmeden habersizdiler. Buluşma yerine senden bir saat önce varmıştım. Bu bir saati şiddetli bir beklemeyle geçirdim. Nihayet sen göründün. Seni görünce elimde olmadan gelen bir hayret nidasına engelleyemedim. On günlük bir ayrılık içinde müthiş bir suretle zayıflamış, sararmıştın. Heyecanla elini tuttum. Nasıl? Hüsam sen ne oldun? Sahte bir tebessüm ile güldün. Beyler beyinden gelmiyorum. On gün içinde dört günlük seyahat az bir şey değildir zannederim. Gözlerin çökmüş, etrafı kararmıştı. Bir fikir belirtmeye vakit bırakmadın. Dedin ki, tebriklerimi kabule şereflendirir misin? Dedim ki, şakayı bırak, ciddi görüşelim. Bu mesele beni fena halde sıkıyor. O zaman sen de ummadığın kadar bir ciddiyet görüldü. Pek haksızsın dedin. Biraz susluktan sonra devam ettin. Nigar'la evlenme düşüncesini bilmem ne için ihtimal dışı görüyorsun. Evlenmemeye karar vermiş. Hayatı gereğinden çok öğrenmiş de ondan hiçbir lezzet beklememeye inanmış. Şakaklarında beyaz saçlar görüp de boş bir hayat kalıntısına mahkum olduğunu anlamış bir adam değilsin ki evlenme fikri sana yabancı olsun. Aksine sen gençsin, hayata yeni giriyorsun. Mezara kadar aşacağın bu yolu yalnız mı geçmek arzusundasın? Senin muhabbetiyle, sevgisiyle gayretlendirecek, kederlerine, sevinçlerine ortak olacak birisine muhtaçsın. Bir kalbin gizli noktalarında gömülü kalan hisler hükümden mahrumdur. İnsan duyguları bir etki yaratmak için diğer bir kalbe temas etmelidir. Biz hüzünlerimizi, sevinçlerimizi başkalarının ölçüsüyle takdir ederiz. Bütün hayatını kendi nefsine hasredenler toplum içinde tek başında yaşayan zavallılardır. Sen onlardan biri olmak arzusunda değilsin. Aksine mutlu olmak istiyorsun. İnsan mutluluğu kendinde bulmaz. Kendisini mutlu edecek birisine muhtaçtır. Bu vazifeyi Nigar'dan daha iyi yapacak bir kıstanıyor musun? Sana bütün hayatında eşlik edecek, gözyaşlarını kurutacak, tebessümlerine iştirak edecek, duygularını şefkatiyle sallayacak, bir kelimeyle seni mesut edecek, Nigar'dan daha mükemmel bir eş mi hayal ediyorsun? Nigar'ı çocukken tanımaya başladın. O da seni çocukluğundan beri tanıyor. İkiniz de beşikten ayaklarınızı attığınız dakikadan beri bu yaşınıza kadar beraber yürüdünüz. Bundan sonra yine beraber devam etmenizde bir engel göremiyorum. Dedim ki, sen ne kadar evlilik taraftarıymışsın, ben seni bu fikre karşı gülecek, alay edecek zannediyordum. Sana bu sözü söylerken henüz kendime de itiraf edemediğim, İç yüzünü anlamaya kendimde cesaret bulamadığım bir takım gizli isteklerin okşandığını duyuyordum. İtiraf edeyim. Niger'la evlenme fikrini pek büyük bir hayretle kabul ettiğim halde şimdi o hayrete şaşıyordum. Muhtemelen duygularımın artmasına engel olan bu düşünceydi. Seni böyle dil kullanıyor gördüğüm vakit bütün fikrimde ani bir değişiklik meydana geldi. Bir aralık sana şunu sordum. Bu meseleden en ziyade dikkate değer olan Nigar'ın da bana bir koca gözüyle bakıp bakmayacağı noktasıdır. O zaman simanı hafif bir endişe gölgesi bürüyordu. Biraz sustuktan sonra dedim ki, bunu tayin edemem, bu sualin cevabını zaman verecektir. Lakin ben Nigar'a karşı nasıl bir hareket tarzı edineyim? Yine düşündün. Şimdiye kadar gösterdiğin teklifsizliği kaldırmalısın. Bu ciddi duyguların ortaya çıkmasına en büyük engeldir. Bir kere bu fikir meydana geldikten sonra senin o harekette devam edebileceğin uzak bir ihtimaldir. Sana trajedi aşıklarına mahsus edayı hiç tavsiye etmem. Ben tavsiye etsem bile yapamazsın. Bu hale en uygun olan ciddiyettir. İlana aşk gibi münasebetsizlikler, bir genç kızın duygularını çekmek için alışılagelen maskaralıklar, senin beceremeyeceğin şeyler olduğu gibi en çok uzak durulması lazım gelen hopbalıklardır. Bence ciddiyetin, kendi yaratılışın dışında hiçbir şey yapmamalısın. Hissiyatın sana ne söylerse onu yap. Özellikle Nigar bu fikirleri sezmemelidir. Bir genç kızı bir aşık kadar sıkan şey yoktur. Bütün buna saatler silsilesini bana takdir ederken Siman'a dikkat ediyordum. Izdırap çekiyormuşsun gibi çehrende bir hal vardı. Elimde olmadan dedim ki, ''Lakin sen hastasın. Hatrına geliyor mu Hüsam?'' Aynı soruyu iki sene sonra sen bana söylemiştin. Sen bana cevap vermedin. Kıraathaneden çıkmıştık. Bir müddet sakin yürüdük. Köprüye geldiğimiz vakit sen durdun. Dedim ki, niçin? Bana refakat etmeyecek misin? Hayır, artık orada bir kız çocuğu değil. Bir nişanlı kız var demektir. İzin ver de gereğine göre hareket edeyim. O kadar ciddiydin ki itiraz etmedim. Seni ne vakit görürüm? Bir buçuk ay sonra. Yarın geri dönüyorum. Benim geldiğimi haber vermezsin değil mi? Cevap vermeye vakit bırakmadın. Kalabalık arasında kaybolup gittin. Orada beni bekleyen bir şey varmış gibi beyler beyne dönmekte büyük bir istek hissediyordum. Köprüyü canlı bir sokak haline getiren kalabalıktan geçerken pek önemli bir iş için acele eden bir adam şeklindeydim. Güvertede oturamadım. Her vakit bana kısa görünen bu yol şimdi uzun geliyordu. İskeleye atladığım zaman bir iki yolcuyu devirmek tehlikesinde bulundum. Ne oluyordum? Bu soru birdenbire beni durdurdu. Yarım saat önce olmasını mümkün görmediğim his artmış mıydı bilemiyordum. Fakat bu bilmediğim hakikat beni tahrik ediyor, bana kanatlar takıyordu. Odama çıkarken önüme Nigar tesadüf edecek, beni görünce kaçacak, utanacak zannediyordum. Nigar'a yolumda tesadüf etmedim, onu odamda buldum her zamanki gibi kitaplarımı karıştırıyordu. Beni en fazla sıkan huylarından biri olduğu için ne vakit ona kabahat esnasında tesadüf edersem aramızda ufak bir ağız dalaşı cereyan ederdi. Beni görünce Nigar şaşırdı. Yine bu ağız dalaşlarından biri başlayacak zannediyordu. Dedi ki beni yine azarlayacaksın. Bu cümle öyle bir telaffuz edasıyla söylendi ki rica ederim, rica ederim azarlama manasını ima ediyordu. Dedim ki Aksine seni düşünmeye bu kadar hevesli gördükçe memnun oluyorum. Bu benim tarafımdan her zamankinden farklı bir karşılıktı. Nigar hayret etti. Oo, bu ne büyük iltifat dedi. Bu iltifatıma ben kendim de hayret ettim. Fakat hayrete ne gerek vardı? İhtimal pek uzun bir müddetten beri kendime karşı bile itiraf etmek istemediğim hakikat kuvvetini zorlayan engelleri parçalayarak kalbimde hükmetme hakkını almıştı. Nigar'ı seviyordum. Bir bahar bulutunun geçerken düşürdüğü bir damladan doğmuş, bir sabah güneşten isabet eden hayat ile gelişmiş. Sessizlik ve karanlığın dudak dudağa buluştukları bir korunun altında, çimenler arasından fışkırmış. Bir nesimin esişiyle şuradan bir katreçi öteden bir ziya ışık gülümsemesi arıyormuş gibi sallanan, renkten yapılmış gibi havai, narin bir çiçek düşün. Gençliğin hayale yeni açılmış, hayal ufkuna henüz yönelmiş bir devresi vardır ki kalbi, şu çiçek gibi bir ziya, bir temas soldurur. O hayatın öyle bir noktasındadır ki, hayat ve ölümü talihin bir hevesine oyuncak olmuştur. Ben hayatım bu noktasında bulunuyorum. Duygularım o zamana kadar meçhul olan yeni bir ufka karşı açılmış. Kalbim tesirini hiç hissetmediği bir seherin hafif temasıyla titremişti. Seviyordum. Aşkından ümit duyan ve saadetlerinden emin olanlara mahsus bir teslimiyet ile uyutan, hayal içinde sallayan aşka kalbim teslim etmiştim. Nigar o zamana kadar meydana gelen bütün münasebetimizi aşk ve evliliğe büyük bir engel gördüğüm Nigar. Şimdi gözümde hayatın yeni bir semasını yırtacak, beni bir hayal yıldırımlarının çarpışmaları içinde atacak harikulade bir varlık olmuştu. Bilmek istediğim bir şey varsa o da Nigar'ın benim hakkımdaki duygularıydı. Gizli bir şey bana diyordu ki, sen ne zannediyorsun? Seni bir bahar havası gibi ısıtan bu fikir, hissiyatına hafif bir nesim gibi okşayan bu ümit hiçbir yerde beslenmemiş midir? Kulağımı bir aşk teranesi gibi titreten bu ses, ruhunu bu sinir mıknatısı gibi emen bu nazar, teması asabını, sinirlerini kuvvetli titretmelerle sarsan bu ek bir başka hisle duygulanmış değil midir?'' Seni saran bu kuvvetin kaynağını niçin onda aramıyorsun? Bir nekarat gibi o gizli sada şu namayı tekrar ediyordu. Seviliyorsun, seviliyorsun. Sevmek, sevilmek. Bu iki hayal içinde zaman süratle geçiyordu. Niger da bana her zamankinden çok bir yaklaşma arzusu vardı. Çoğu gecelerde yalnız kalırdık. Halam sık sık hasta olduğu için yaşamaktan yorulmuş olan vücudunu uykuda dinlendirmeye çalışıyordu. Bunun için akşamları bize pek erken veda eder odasına çekilirdi. Yemekten sonra en sevgili yeri benim odam olduğu için burada da en sevgili meşguliyeti de kitaplardı. O zamana kadar Nigar'ın okuma tutkunu olduğunu pek iyi bilirdim. O vakitten beri ne yolda, şeyler sevdiğini anlamak için dikkat etmeye başlamıştım. Genç kızların okuma alanına çekilen sınır Nigar için mevcut değildi. Nigar'ın elinden geçen bu muhtelif kitaplar özellikle hangi soyuşuna gider olduğunu bulmak belirsiz bir işti. Bir gün bu maksada hizmet etmek için birçok yeni kitaplar aldım. Bunları Nigar'ın önüne yığdığım vakit üstünde bir arzusuna ulaşan çocuklara mahsus sevinçle bir müddet elini sürmeye cesaret edemeyerek şaşkın, hayran kaldı. Ben mütebessim seyrediyordum. Bunlar hep benim için mi? İma eden bir bakıştan sonra tereddütle elini uzatarak kitaplardan birini aldı. Ben dikkat ediyordum. Fenle ilgili bir kitap çıktı. İçeriğini isimden anladı. Bıraktı. İkinci defa eline bir hikaye geçti. Birkaç yaprağını çevirdi. Onu elinden bırakmayarak bir diğerini daha aldı. Bunların ikisini kucağına koydu. Biraz daha karıştırdı. Birkaç kitapçık daha bunların yanına katıldı. Nihayet Nigar'ın dikkatini kabı yaldızlı çiçekli bir kitap çekti. O zaman aradığını bulmuş gibi Nigar kucağındakileri de bıraktı. Bu bilmem hangi bir şiir kitabıydı. Niger şiiri seviyordu. Bunu görmeden anlamalıydım. Niger şiire verdiği üstünlüğü pek çok defalar seninle sohbetlerimizde de göstermişti. Dedi ki, bunu alabilir miyim? Niçin onu seçtin? Şiir fikri zehirlemekten başka bir şeye yaramaz. Bu fikir başkasından gelseydi kuvvetle savunacağını anlatır. Bir tarza derdi ki, şiiri daima iğrenç görüyorsun. Ben de aksine insan yaşamak için fikrine bir parça şiir karıştırmalıdır. İnancındayım. Şiir, siz fikir, renksiz çiçeğe benzer. Senin şiiri sevmediğine ihtimal veremem. Bilmem niçin bana karşı kendini öyle göstermek istiyorsun. Şiiri sevmemekle imkan aramak için grubun hüznünü, neşesini, semanın lacivert rengini, bütün tabiatın güzelliklerini anlamayacak. Bütün bu Ulvi, yüce şeylere karşı kayıtsız kalacak bir tabiat düşünülebilir mi? Sen öyle olmadığın gibi beni de öyle görmek istemezsin zannederim. Karşımda bu kadar düzgün söz söyleyen bu varlık bir çocuk değil, Niger değil, artık bir genç kızdı. Hayret ediyordum. Niger tamamıyla haklıydı. Hakkını teslim ediyordum. Fakat kendisiyle aynı fikirde olduğumu söylemekten beni bir şey men ediyordu. Haksızlığıma kızıyordum dünyada her şeyden fazla sevilecek bir şey olan şiire tutkusundan dolayı hiddetleniyordum. Dedim ki, oho insan bu tarz lisanı kullanmak için şiir okumalıdır. Şiir öyle kelimeler bulur ki cinayete yücelik, hüzne neşe, sevince keder verir. Öyle renkler bulur ki en çirkin şeyleri tapınmaya layık gösterir. En boş hiçlere büyüklük verir. Şiir bir tür sihirdir. Nigar sözümü kesti. Ne kadar iyi söylüyorsun. Şiir bir nevi sihir olduğu için değil midir ki kalp üzerinde bu kadar etkiye sahiptir? Şiir iğrenç şeylere ulviyet bahşettiği için değil midir ki fikir? Hayata bakmak için onun sihir prizması arasından geçmek ister. Omuzlarımı silktim. Nigar gülerek ilave etti. Kendinin de inanmadığın bir şeye beni inandırmak için nafile zahmet çekiyorsun. İtiraf edeyim ki bu fikirde değilsin. Güldüm. O akşam Niger mecmuanın ekseri parçalarını açık sesle okudu. Bana beğendirmeye, ağzımdan takdire benzer bir şey kapmaya çalışıyordu. Ben elimde ciddi bir kitap tutuyordum. Fakat bunu okumak, okuduğumu anlamak mümkün değildi. Gözlerim serseri bir seyran ile satırlardan, sayfelerden akarak odanın köşesinde bir hayal gibi görünen Nigar'a dönüyordu. Ara sıra Niger bir parçayı bana okumak için başını kaldırdığı zaman gözlerimiz birleşiyordu. O zaman kalbime bir zayıflık geliyordu. Ayağa kalkmak, Nigar'ın elinden o kitabı çekip atmak, dizlerine düşmek, dudaklarımda titreyen aşk teranesiyle kalbime sığmayan duyguları söylemek istiyordum. On kere bu zaaf beni mağlup ediyordu, on kere yendim. Büyük bir ızdırap içindeydim. Şakaklarım terle ıslanıyordu. Ayağa kalktım, pencereyi açtım. Ateş gibi yanan alnıma gecenin serin havası temas ettikçe ferahlık duydum. Karşımda diğer sahilin üstünde korular karanlık bir ufuk teşkil ediyor, biraz üstünde ışıklı bir sema üzerinde gecenin tebessümleri parlıyordu. Birden sinirlerim titredi. Yüzümün yanından sıcak bir nefesin geçtiğini hissettim. Aynı saniyede gecenin rüzgarından çıkıyormuş gibi bir ses. ''Ne oluyorsun Vejdi?'' dedi. Başımı çevirdim, Nigar yanımdaydı. O vakit ikimiz arasında uzun bir süre bakışma oldu. Bu bakışma birbirimize neler söyledi. Bunu tayin etmek mümkün değil. Yalnız Nigar'ın gözlerinde bir merhamet eseri hissediyorum zannettim. Bütün hissiyatımın, duygularımın taşmasına bu yeterliymiş gibi ağzımdan dökülmek isteyen sözler gözlerimden bir tufan şeklinde boşandı. Kendimi iskemle yattım, hüngür hüngür ağladım. Nigar suskun beni seyrediyordu. Sonra yavaş yavaş çekildiğini hissettim. Kapı açıldı. Artık yalnız kalmıştım. Bu gece hayatımda önemli bir değişme noktası oldu. Parlak bir bahar semasına top top serpilen bulutları, kucağıma gökkuşağı gibi kalbimde yer açılan hislere ışıklar saçan ümit nuru. Karanlık bir renk almıştı. Nigar'ı beni o heyecan halinde gördüğü vakit teselliye muhtaç olan bu kalbi sorgulamalı, yani açılmaya başlayan yarasını sarmaya çalışmalı değil miydi?'' Hayır, görmek istemediği bir takım sırları örten perde parmaklarının ucuna bağlıymış gibi dokunmaktan çekinerek çekilip gitmişti. Bu geceyi takip eden gün garip bir utanma duygusu beni adetimden erken inmeye sevk etti. Beylerbeyi'ne pek geç döndüm ancak sofra başında birleştik. Aramızda her vakitkinden başka bir şey meydana gelmiş gibi Nigar bana bakmaya cesaret edemeyecek. Ben ona gözlerimi çevirmeye muktedir olamayacağım zannediyordum. Aksine Niger beni pek tabi bir tebessümle karşıladı. Ben de o yolda karşılık vermeye mecbur oldum. Bu tebessüm bir saniye zarfında bize her zamankine benzeyen bir vaziyet iade etmiş oldu. Fakat bu tarihten sonra yakınlaşma arzusuna zıt olarak Niger'da benden uzaklaşma kaygısı olduğunu zannettim. Hayatımın iki senesini anlatmadan geçiyorum. Bu müddet zarfında sen sultaniden çıkmış, ben tıbbiyenin son senesine gelmiştim. Nigar ile aramızda kayda değer hiçbir şey olmamıştı. Bu iki seneyi nasıl bir halde geçirdiğimi anlatmak için şunu söylemek gerekir ki, geceleri penceremin yanında kalbimdeki duygularına pek dar bulanlar gibi gözlerim fezanın derinliklerini dolaştığı vakitler, sahilin taşlarını hafif temaslarla çarparak düzenli bir name ile hülyayı besleyen dalgaların uyuşturucu ahengini dinlediğim saatler kalbimde yalnız bir kelime hüküm sürüyordu. Nigar Nigar'ın beni sevmeyeceğini zannettikten ve aksine beni sevdiğine hüküm verdikten sonra şimdi bu iki zıt fikir arasındaydım. Lüzumundan fazla ekseninden çıkan düşünceme bir rehber olmak üzere ancak sen vardın. İki sene zarfında bin kere sana müracaat etmek, ağlamak, ben kendimi kaybediyorum, nasıl bir durumda bulunduğumu tayin edemiyorum. Seviyorum, deli gibi seviyorum. Fakat sevildiğimi, sevilmediğimi bilmiyorum. Ümit etmek mi, ümitsizlik mi lazım geleceğini anlamıyorum diye feryat etmek istedim. Lakin sen bir heykel gibi soğuk, bir Brahman gibi ciddiydin. Sana her şeyi söyleyebileceğimi zannederken sen de anlaşılmaz bir hal beni hiçbir şey söylemeye cesaret ettirmiyordu. İki sene bu acılı tereddüt içinde yuvarlandım. İşte tam bu sıralarda bir gün sonra sana tesadüf ettim. Sen telaş içindeydin. Beni görünce elini bana uzattın. Ooo ala seni matbaaya götüreyim. Hayret ettim. Nasıl matbaaya mı? O vakit koluma girdin. Sahi haberin yok. Ben yazar oldum. Beni hiç şu sıfatla göreceğini zanneder miydin? Vilayetimin bir köşesine çekilip atalarımın terleriyle paslanmış çapaları ele alacağımı belki hayal edebilirdin. Lakin matbaasında büyük bir yazıhanenin yazı masasının önünde bir koltuk sandalyesinde bir yığın evrak içinde beni muazzam tantanalı bir yazar göreceğini zannetmezdin. Bunu ben de böyle görmeye hülyalarımda bile alışmadığım içindir ki bak, kendime gözlükle bakıyorum. O zamana kadar dikkat etmemiştim. Gözlerinde lacivert, altın telli bir gözlük vardı. Dedin ki, oh aklıma geleni söyleme, anlıyorum, içinden istihfaf ediyorsun. Yani beni küçümsüyorsun. Hafifliğime gülüyorsun. İhtimal benden tiksiniyorsun. Ben de öyle zannederdim, azizim. İnsan hep uzak olduğu şeyleri fena görüyor.'' yapamadığı şeyleri yapmaya tenezzül olunmayacak zannediyor. İnsan ismini bir gazetenin en parlak bir sütununda, vücudunu dünyanın en büyük doğrusunu söylemek lazım gelirse, en kirli bir sandalyesinde görürse, gözlerine bir gözlüğü, koltuğunun altına bir çantası mutlaka lazım zannediyor. Şu cüzdanı görüyor musun? Bu pek lazımlı bir şeydir. Ne lüzum olduğunu sorma. Ben bunu edindiğim vakit içine ne koyacağımı düşündüm. Matbaaya birçok mektuplar gelmişti.'' Bunları lüzumsuz olarak bir tarafa atmışlardı. Ben onları tetkik etmek bahanesiyle topladım. Çantama koydum. Çantasız bir muharir ne kadar büyüklükten yoksun ise evraksız cüzdan da o kadar önemsizdir. Anlıyorsun ya bu incelikler eski kaba fikirlerde bulunup meydana çıkarılabilecek şeyler değildir. Şimdi beni gözlüklü, çantalı bir muharir sıfatıyla görmeye başladın mı? Müsaade edersen biraz da konuşalım.'' Hiçbir şey olamayacağıma ben de hükmetmişken nasıl olup da bir şey olduğumu anlatayım. Bir kere şu genel kural asla aklıma gelmemişti ki hiçbir şey olamayanların olabilecekleri şeylerden biri de muharrirliktir. Şairlik fikre bol bol hülya vermekle beraber mideye hiçbir şeyler vermez. Bunu senin gibi ben de teslim ettiğim için mektepten çıktıktan sonra bir hali düşündüm taşındım. Her ay bana bir mektuba konularak gönderilmekte olan 15 liralık kağıtlar bir ay gelip de yenmez yutulmaz acı bir mektup şeklinde geleceğine de ehemmiyetim vardı. Bir insanı anası, babası, oğlum şiir söylesin diye beslemez ya, bir meslek tutmak için insan senin gibi meslekle beraber doğmalıdır. Ben nasılsa doğarken öyle ihtiyatlı doğmadığım için gözlerimin önünden bütün mevcut meslekleri geçirdim. Muharrirlik anlaşılan mevcut mesleklerden birine mensup olmamalı ki şu araştırmalarda Dikkatime isabet etmemişken bir gün odamda yazanemin üstünde bulduğum bir mektubun içinde çıkmasın mı? Mektup benim iktidarımdan, olgunluğumdan, zeka ve irfanımdan bahsettikten sonra büyük bir zerafetle şu şimdi beni taşıdığımı gördüğüm sıfatı kabul etmekliğimi rica ediyordu. Mektubu bir daha okumaya vakit bulamadım. Bir rüzgar beni odadan dışarıya attı. Merdivenlerden yuvarladı. Sokaklardan sürükledi. Biraz sonra kendimi o kirli koltuk sandalyesine düşmüş gördüm. Beni sürükleyerek götürüyordun. Nihayet bir kapının önünde durdun. Dedin ki, işte burası, girelim. Ben mazeret beyan ettim. Seni tebrik ettim ve başka bir gün geleceğimi söyledim. Sen çok ısrar etmedin. Gözlüğünü düzelttikten sonra hafif bir selam ile beni selamladın. İçeri girerek kayboldun. Elimde olmadan buraya bir nazar attım. Sokağa bir balkon bakıyor parmaklı üzerinde şu levhayı gördüm. Nesimi Havadis Matbaası Sen bugün neşe ve sevinç doluyken ben müthiş bir mücadelenin aciziydim. Sen beni dinleyebilmek kabiliyetinden pek uzaktın. Köprüyü geçerken bir ses dikkatimi çekti. Nesimi Havadis, Nesimi Havadis Gazete dağıtıcısına on para verdim. Bir nüsa aldım, cebime koydum. Sinirli bir hareket ile parmaklarım cebimdeki gazeteyi sıkıyor, buruşturuyordu. Beyler Beyne gidinceye kadar bunu çıkarıp okumaya cesaret edemedim. İşte bugün itiraf edeyim. Hüsam, ölülerin sesleri her hakikati söyleyebilir. Sana düşmanlık etmeye başladığımı bugün anladım. Ne için? Bunu henüz anlayamıyordum. Bir zamandan beri zavallı fikrim öyle bir bulut yığınları içinde yuvarlanıyordu ki, en basit hissiyatımı tahlilden acizdim. Gizli mahiyeti ne olduğu belli olmayan fakat hakim sadası gelip bir his uzun bir beraberliğin kalbimde tahkim ettiği, güçlendirdiği sevgiyi susturuyor. Seni sevmekle sevmeye alışmış bir kalbe. Hayır, ona adavet edeceksin diyordu. Niçin? Heyhat, bunu anlamakta gecikmedim. Odamda yalnız kaldığım vakit bu kağıdı çıkardım. Nesimi mi havadis bence meçhul bir cerideydi. Gözlerim sütunları seri bir süratle dolaştı. Senin ismini arıyordum bu isim birden dikkatime çarptı. Terane-i Seher, başlıklı bir manzumenin başında okunuyordu. O zaman bu manzumeyi dikkatle okudum. Bir aralık fikrim okuduğuna inanmamak istiyordu. Demin mavi gözlüklü, telatin cüzdanlı, yani deri çantalı, hoppa, şık gördüğüm bir adamın bu kadar derin hissetmek, bu kadar etkili bir surette hissetmek yeteneğinde olmadığına hükmetmek istedim. Fakat bu manzume, o isim gözlerinin önümdeydi. Terane i seher. Bu hayat levhası bir ut namesi gibi gözlerime, ruhuma hitap ediyordu. O zaman elde olmayan bir hareketle elimi uzattım. Karşımda benimle alay ediyor gibi duran bu kağıt parçasını aldım. Şiddetle fırlattım. Zavallı kağıt parçası vurulmuş bir kuş gibi havada bir müddet sallandıktan sonra düştü ve bir kenara serpildi. Ayağa kalktım. Kalbimde bir korku hissetmiştim. Ne oluyordum? Çıldırıyor muydum? Bu kağıdı ne için atmıştım? O şiiri ne için aşağılamıştım? İnsanlıktan düşüyormuşum gibi zannettim. Büyüklük namına bir insan kalbini hissedebilirse bütün şu hareketime karşı feryat etti. Sen ihtimal o sırada benden tebrik beklerdin. Halbuki ben seni yokluğunda sebep olmadan tahkir ediyordum. Birkaç gün sonra bir akşam sofradayken birden halam şu soruyu yöneltti. Hüsam Bey Nesimi Havadis isminde bir gazeteye yazar mı olmuş? Kızardım hissettim. Evet, bunu size haber vermiştim zannediyordum. Hayır, bugün Niger söyledi. Niger'a baktım, o da kızarmıştı. Gülmeye çalışarak dedi ki: "Adetimi bilirsiniz ya, odanızı karıştırırken yerde bir ceride gözüme ilişti. Onu da gördüm." Hiç cevap vermedim. Bir müddet susuldu. Herkesin fikrinde nasıl düşünceler geçmekte olduğunu anlamak zordu. Halam düşündüğü vakitler her zamanki vaziyete yani arkasına yaslanmış, başı biraz eğik, gözleri bir yerde kaybolmuş bir haldeydi. Nigar bıçağının ucu ile boş tabağının içinde hayali bir resim çiziyordu. Benim fikrimde yalnız bir şey vardı. Niçin henüz seninle kırdın ediliyor? Niçin hala senin ismin anılıyordu? Bu fikir kalbimi tırmalamaktayken halam vaziyetini değiştirmeyerek kendi kendine fikirler dolaştırıyormuş gibi dedi ki, Bilmem, Hüsam Bey niçin bizden bu kadar uzak duruyor? Burada işgal ettiği yere hepimiz aile üyelerinden birine özgü gözle bakmaya alışmıştık. Yalnız Nigar'ın bir genç kız sıfatını erişmesi hakikati hatırlatmıştı. Fakat onun soframızda kaybettiği mevki kalbimizden silinmedi. Hüsam Bey'i seninle beraber görmeye, ikinizi bir arada sevmeye o kadar alışmıştım ki, sana delili olma karşısında bulunduğum gibi ona da yol göstermek seçeceği meslek, tutacağı hayat tarzı hakkında mümkünse nasihat vermek isterdim. Halam lakırtısının arkasında başını kaldırdı. Hafif bir tebessüm ilave etti. Ümitsiz ihtiyarların bir zevki vardır. Gençlerin ümitlerine hizmet etmekten, onları dinleyip hislerine rehber olmaktan lezzet alırlar. Eğer sen beni düşüncelerine ortak etmezsen benim için ne kadar üzüntüye sebep olacağını takdir edemezsin. Bunu takdir edebilsen Hüsam Bey'in uzaklaşmasından ne derecede üzüntü duyduğumu anlayabilirsin. İhtimal onun da kendisince geçerli bir takım sebepleri vardır. Bu sözüme mümkün mertebe gizli manalar vermeye çalıştım. Niger, derin bir dikkatle dinliyordu. Ben devam ettim. Hüsam'ın seçtiği meslek ciddi görünmese bile bir insanın şöhret, haysiyet gibi bulmaya çalıştığı bütün emelleri karşılar. Eğer sizin fikrinize müracaat edeydi bunu siz de tasvip ederdiniz.'' Size müracaat etmemesi herhalde bizce meçhul, kendisince geçerli bir sebebe dayanıyor olmalı. Bu sözleri söylerken sesime o kadar şüphe verecek itinalar veriyordum ki karşımdakiler tarafından bir açıklama mutlak meydana gelecekti. Halam birdenbire sordu. Nasıl bir sebep olur? Güldüm. Kim bilir? Ne için söylemek istemiyorsunuz? Nigar sizi dinleyebilir zannederdim. Hakkınız var. Hatta o sebebi benim bildiğim kadar kendisi de bilir zannederim. Fakat bunu sizi söylemeye bilmem yetkim var mı? Hüsam anlıyorsun değil mi? Maksadım artık kalbimin tahammül edemeyeceği kadar şiddetli artıran şüpheyi def etmek için Nigar'ı söyletmek. Hakikati. O kendisini benden gizledikçe fikrime cinnet veren hakikati söyletmek istiyordum. Pek metin bir kalp ile başlayan bu aşk şimdi bir cinnete dönüyordu. Nigar'ı delice seviyordum. Bundan şüphe etmek mümkün değildi. Nigar'ın beni sevmediğinden emin bile değildim. Bundan emin olsaydım, onun kalbine yabancı olduğumu bilseydim, üzüntüme hükmetmek, feryat eden bu aşkı susturmak mümkündü. Lakin şüphe kalbimde bir ümit besliyor. Bu ümit benim kuvvetlerimi durduruyordu. Yeis'in cesareti kadar ümidim ve zayıflığı vardı. Bir de bilmem ne için Nigar münasebetimde hep senin hatıran, beni bana ezzet ettiriyordu. Hakikatin senden çıkacağını gizli bir sesle anlatıyordu. Nigar'ı senin vasıtanla söyletmek istiyordum. Son sözüm üzerine gerek annesinin gerek benim bakışlarımız Nigar'a yönelmişti. Nigar fütursuz dedi ki ne demek istediğinizi anlayamıyorum. Hüsam Bey'le benim ne münasebetim olabilir ki kendisince mevcut olan düşünceleri bileyim. O zaman Niger ayağa kalktı büyük bir heyecan içinde bulunduğu, gözleri fırtınalı bir bulut gibi örten dumandan, çehresine saçılan ateşlerden anlaşılıyordu. Bu halin maksadıma pek uygun olduğunu hissettim. Bir yıldırımın bütün bir fırtınayı galeyana getirmeye kafi olduğunu anladım. Dedim ki, Hüsam'ın uzaklaşmasına sebep sen olduğun halde, bilmezlikten gelmekte bir mana olmasa gerek. O zaman Nigar dudaklarını sırdı. Ağzına hücum eden şeyleri zapt etmek istiyor gibi göründü. Bir saniye Niger hiddetine yenecek, sessiz kalacak zannettim. Aldanıyordum. Niger hissiyatını serbest bıraktı. Ağzından bir tufan boşandı. Ne garip bir suretle beni manasız bir şeye müdahale ettirmek istiyorsunuz. Hüsam Bey buraya yabancılığını hissederek uzak bulunmak isterse bunda ben mi sorumlu olayım? Hüsam Bey uyulması lazım gelen bir takım kurallara hareket ederek benim bir çocuk değil, bir genç kız olduğumu anlar o vakte kadar geçerli olan münasebetleri sırf bir zarafet eseri olarak keser. İhtimal bir takım hissettiği düşüncelerin yayılmasına hizmet etmek için yük olmaya başlayan vücudundan sizi kurtarırsa bundan ben mi sorumlu olmalıyım? Nigar'ın son lakırtısı bir yıldırım gibi düştü. Dedim ki, acaba Hüsam ne gibi düşüncelerin yerine getirilmesine yük olabilir? O zaman Niger derin bir nazarla bana baktı. İzah ederim, dedi. Alam şaşkındı. Ben ısrar etmedim. Nigar'la aramızda müthiş bir konuşma geçeceğini hissediyordum. Niger sinirli bir tavırla elinde peşkirini kıvırıyordu. Bunu iskemlenin üzerine attı, dışarıya çıktı. Yalnız kaldığımız vakit ağır bir sessizlik başladı. Bu şiddetli konuşmanın Nigar'la aramızda derin bir hende kaçtığını hissettim. Kalbimin en nazik bir noktasına dokunulmuş gibi ağır başlı bir tavır ile çıktıktan sonra bir müddet sustuk. Halam bu fırtınanın altında birçok yıldırımlar saklı olduğunu anlamış gibiydi. Yüzüne bakmaya cesaret ettiğim vakit gözlerinin hazin ve sabit bir bakış ile bana yönelmiş olduğunu gördüm. Zavallı kadın, kim bilir neler düşünüyordu. Hiç şüphe etmem ki şu dakikada bu gözler ruhuma kadar tetkik ederek müthiş bir darbe alınmış gibi bezgin duran kalbimin yok oluşunu tamamıyla görüyordu. Evet, eminim şu dakikada bu gözler boş bir ümit içinde meydana gelmiş bir aşkın gizli bir yaradan süzülen zehirlerle yavaş yavaş yenip son hayat kuvvetini kaybetmiş gibi yığıldığını görmüştü. O kalp sevmiş fakat sevdikten sonra kırılmıştı. Halam iskemlesinin üzerinde bana döndü. Elimi tuttu. Af dileniyormuş gibi ricalı bir sesle dedi ki Vecdi büyük bir hata etmişim. Seni mesut etmek, Nigar'ı mesut görmek için pek boş bir ümide hizmet etmişim. Halam ne demek istiyordu?'' Donuk bir bakışla yüzüne baktım. Gözleri merhametle doluydu. Garip bir gurur. Felaketim ağlıyor gibi bana hüzün ile bakan bu gözler altında durmaktan beni men etti. Bir ağır başlık ateşi yıldırım gibi bir süratle bütün duygularımı tutuşturdu. Ayağa kalktım. Dedim ki, Nigeri ben seveceğime hükmetmemiştim. Bu garip fikir size geldiği vakit bence ne kadar uzak göründüyse yine öyledir. Bu akşam size anlamanız lazım gelen bir hakikati göstermek istemiştim.'' siz zaten bu gerçeği biliyor musunuz? Halam dedi ki, Nigar'ın Hüsam'a ilgisini pek çok zamandan beri biliyordum. Bunu hafif, geçici bir ilgiden ibaret zannediyordum. Nigar'ı ciddi bir aşk başka bir noktaya çekebilir düşüncesindeydim. Şiddet ellerimi halamın ellerinden çektim. Korkunç bir cinnet haliyle ayağa kalktım. Dedim ki, Nigar size itiraf etti, öyle mi? Halam cevap vermedi. Gözlerimin önünde bir dünya yuvarlandı. Sinirli çirkin bir kahkahayla güldüm. Biraz daha sabredeydi onun tarafından kalbine ben tercüman olacaktım. Ah onu size itiraf etmiş. Siz benden saklıyordunuz. Lakin ne için saklıyordunuz? Ne lüzum vardı? Niger başka birini severse ben niçin bilmeyeyim? Benden af diliyor gibi lisan kullanıyorsunuz. Sebep? Beni üzülecek zannediyordunuz değil mi? Ne kadar yanlış. Benim için en büyük sevinçlerden biri de Nigar ile Hüsam arasında bir münasebet görmek olabilir. Ne diyordum? Birçok şeyler demek istiyordum. Fakat bunları tayin etmekten, söyleme karşısında bulunduğum şeyleri söylemekten, söylediklerimi anlamaktan, fikirlerime bir düzen vermekten acizdim. Halam şaşkın beni dinliyordu. Deli olmuş gibi ateşler içinde yanan başımı ellerimin içine aldım. Sallanarak buradan çıktım. Karanlık dairelerden geçmeye başladım. Ayaklarım tabii bir hareket ile beni sevk ediyordu. Kendimi sahilde buldum. Gözlerimin önünde yaldızlı bir gök lacivert perdelerini açmıştı. Etraf sakin, rüzgar hafif, karşı sahilde korların karanlık gölgeleri titrek, semanın ışıktan yansımaları altında denizin dalgacıkları bir name ile kaçıyordu. Fikirsiz, hissiz bir uyur gezer gibi semanın muzlim derinliklerinde uzak bir ufukta titreyen bir şuleye, denizin dalgalı yüzeyine akseden bir gölgeye saatlerce bakarak yürüdüm. Tabiatın bu görkemli manzarası huzurunda bu sessiz gidiş, bu yalnızlık beni şahsiyetimden çıkarıyor, bir rüya içinde gezdiriyordu. Odama döndüğüm vakit semanın bir köşesi yırtılmış, ışığını saçmaya başlamıştı, penceremi açtım. Gözlerim dağların üzerinde hafif bir dalgalanma ile sıyrılıp yükselen sisleri. Fecrin hafif siyasi altında, havai bir tül içinde örtülü gibi yarı çizen tepeleri dolaştı. Bu esnada odamın kapısında hafif bir tıkırtı işittim. Kapının kanadı titrek bir hareketle rezelerinin üzerinde döndü. Odanın yarı karanlığı içinde beyaz bir hayaletin eşiği geçtiğini gördüm. Kapıyı özenle kapadıktan sonra bu hayalet bana yaklaştı. Niger bir müddet karşımda durdu. Ben gece başlayan rüya devam ediyor zannındaydım. Yaprakların arasında oynayan bir rüzgarın sahil okşayarak geçen dalgaların fışırtısı gibi hafif bir sesle dedi ki bu akşam vaat ettiğimiz zatı vermeye geliyorum. Pek çok zamandan beri kalbimin üzerinde biriken ağırlığı artık atmak istiyorum. İster misin Vejdi? Ciddi görüşelim. Nigar pencereye yaslandı. Ruhuma kadar geçen keskin bir bakışla bana baktı. Dedi ki, annemin tasavvurlarına tamamıyla vakıftım. Bizim için iki kardeş çocuklar olmak, fazla olarak birbirimize tamamıyla dost bulunmak yetmiyormuş gibi annemin bir evlenme fikri icat ettiğini, o fikir onun zihninde doğar doğmaz ben hissettim. Sen henüz bunu hissetmekten uzaktın. Nihayet annem açık açık beni sana teklife mecbur oldu. Sen hayret beyan ettin. Bu fikri delicesine bir şey olmak üzere alaya aldın. Fakat kızını bir eş sıfatıyla takdim eden şu ananın onurunu ve ümitlerini kırmamak için gelecek zamana bıraktın. Niger biraz güldü. Görüyorsun ya cahili bulunmaklığım lazım gelen bir şey oldukça vukufum varmış. Bu fikir hakikatte senin o zaman kıyas ettiğin, düşündüğün gibi çılgıncasına, delicesine bir şeydi. Dünyada kendimi, hatta rüyada bile göremeyeceğin bir şey varsa o da sana zevce olmuş sıfatıdır. Bunu sen böyle anladın, fakat büyük bir hata ettin. Fikrini pek serbest anneme izah ettiğin halde bir istikbal ümidini verdin. Söyle ve işte buna imkan veriyor muydun? Nigar'ı sessiz dinliyordum. Renk değiştirmeye başlayan bulutlardan toplanmış beyaz, belli belirsiz heykel gibi gözlerimin önünde duran bu vücudu. Etrafını saran tüller içinde, çiğ buharlarının altında hissedilen bir gül renginde, bir havai toz arasından fark olunan çıplak omuzları, sabahın hafif bir esintisiyle yanaklarından düşerek gerdanında oynaşan bu perişan sarı saçları, bütün bu güzellikleri tutkulu bir bakışla seyrediyordum. Bana karşı kayıtsız bir sesle, ''Söyle ve işte.'' buna imkan veriyor muydun sorusuyla bütün emellerimi üzüntüye mahkum eden bu kızı aşağılamak istedim. Pek kaygısız bir sada ile dedim ki, kendini her şeye çok haberdarmış gibi göstermek istiyorsun da ne kadar cehaletin ispat ediyorsun bana. Seni mesut görmek istediğim gibi dünyada saadetim olan kızımı da mesut görmek isterim. Onun mutlu olmasını şu fikirde arıyorum diyen bir anaya, hayır aldanıyorsun, ben onu mesut edemeyeceğim gibi o da beni mesut edemez demek bilmem hangi terbiyenin gereğindendir. Annem bana bu fikri söylediği vakit ben hayret etmiştim. Hatta hayretimi de saklayamamıştım. Ancak düşünecek kadar bir zaman bulunca bu fikri başka şekilde idare etmek mümkün olduğunu zannettim. Annen de gelecek için bir ümit uyandırmakla benim ümit etmediğim bir şeye mi hizmet ettiğimi zannediyorsun? Sen beni bir aşık sıfatıyla görmek ağırlığını tahammül edememişsin.'' Emin ol ki ben de seni bir nişanlı sıfatıyla görmek zahmetini seçtiğim vakit seninle izdivaç arzusuna pek uzak bir arzuya hizmet ediyordum. Nigar kıpkırmızı kesildi. Dudaklarını ısırdı. Dedim ki, beni ümitlerinde aldanmış, gülünç bir aşık şeklinde görüp de annenin yanında sabahleyin odama gelip aşağılamak için sana bilmem ne cesaret verdi. Ben senin ayaklarının altında diz çöküp de merhamet mi dilendim? Yoksa pencerenin altında aşk ezgileriyle sevgimi mi ilan ettim?'' Ben evlenmeye hazırlanan bir nişanlı gibi görmek ağırlığına dayanamamışsın. Annenin hatırına gelen fikirlerden ben mi sorumlu olmalıyım? O fikirlerin desteklenmesine ne vakit hizmet ettim ki gerektirdikleri izahı bana vermeye mecbur oluyorsun? Nigar şimdi hiddetinden titriyordu. Beni tahkir ediyorsun, beni tahkir ediyorsun dedi. Evet, zavallı çocuk, seni tahkir etmek istiyordum. Kalbim kendisini vuranın ayakları altında düşerek kanatlarını çırpan bir kuş gibi oraya atılmak. İçine sığdıramadığı üzüntüyü dökmek. Feryat etmek istediği halde gurur bana yırtıcı dişler, keskin tırnaklar veriyordu. Seni ısırmak istiyordum. Niger hiddeti gözlerinden boşanan bir çocuk gibi gözyaşlarını salıverdi. Kadınların en etkili savunma silahları gözyaşlarıdır. Bir saniye evvel tahkir etmek istediğim bu çocuğu karşımda kendini korumaktan aciz. Aldığı darbeleri iadeye kuvvet bulamayarak, zaafının akıttığı gözyaşlarına boğulmuş görünce derin bir merhamet duydum. Nigar'a yaklaştım. Ellerini tuttum. Tam bir teslimiyet ile ellerini bana bıraktı. Ben de ağlamaya hazır olduğum halde tebessüme çalışarak yüzüne bakmak istedim. Nigar ağlayanlara özgü bir utanma ile korunmak istedi. Ağır başlığını bozan bu gözyaşlarını göstermemek için başını çevirdi. O vakit dirseklerine kadar çıplak duran bu kolları tutmak, şiddetli bir titreyiş ile titreyen ellerimin arasında sıkmak istedim. Sarhoş eden koku bir anlık arzu bütün hissiyatımı coşturdu. Bir saniyelik zayıflık beni bir cinayeti sevk etmek üzereydi. Nigar'ın bir sözü beni durdurdu. "Bırak vecdi. Ben mutsuz bir kızım." Nigar artık bütün heyecanına serbest bir cereyan vermek istiyormuş gibi sandalyeye atıldı. Bir saniye evvel ellerimin içinde harareti vücuduma bir raşe veren ellerini yüzüne kapadı. Derin derin ağladı. Ben şimdi şaşkın, bu gözyaşları taşkınlığını seyrediyordum. Nigar pek çok zaman ağlamayarak bir sarsıntıdan sonra artık kendisini zapt edemeyen mutsuz insanlara özgü bir teslimiyet ile ağladı. Nihayet ellerini indirdi. Gözyaşlarına boğulmuş bir bakışla bana baktı. Dedi ki, ''Vecdi, ben seni tahkir etmek istememiştim.'' Fikirlerimi tamamıyla yanlış anladın. Aramızda bir evlilik bence ne kadar uzaksa. Sence de o kadar uzak olduğunu biliyordum. Yalnız şimdiye kadar bunu birbirimize söylememiştik. Bana ağırlık veren, beni seninle şu konuşmaya sevk eden. Bunun bir sır gibi ikimizin arasında soğukluk koymuş olmasıydı. Nigar ayağa kalktı. Beni affediyorsun değil mi Vejdi? dedi. Bu sual o kadar hüzünlü, o kadar çocukça bir şekilde söylenmişti ki Elimde olmadan Nigar'ın ellerini tuttum. Oh, tamamiyle. Şu dakikada Nigar için bir merhamet hissediyordum. Artık ben de bir nişanlı değil, bir kardeş bulacağına ima eder bir surette ellerini sıktım. Dedim ki, Nigar, pek iyi bildiğim bir şey bana itiraf eder misin? Nedir? dedi. Hüsamı seviyorsun, değil mi? Nigar utanmış da saklanacak bir yer bulamamış gibi başını omuzuma salı vererek. Evet, dedi. Nigar odamdan çıktıktan sonra bir müddet yeni doğan birçok fikirler içinde boğulup kaldım. Duygularımı dinlemeye, onlara şekil vermeye çalıştım. Bazı dakikalar vardır ki insan kendini anlamak için kalbini ve aynı zamanda fikrini dinlemeye muhtaçtır. Ben bu ihtiyacı hissediyordum. Bu gece duyduklarım o kadar çeşitli derecelerden geçmişti ki, yüksek bir yerden düşenlere özgü düşünce tembelliği ile geçtiğim tabakaları, düştüğüm noktayı muayeneye bir lüzum hissediyordum. Bir saat sonra senin odanın kapısını açıyordum. Fikrimde belirlenmiş bir karar vardı. Kalbimde büyük bir metanet hissediyordum. İnsana zayıflık veren, felaketten çok şüphelilik halidir. Bir kazaya uğrayan durumu tamamen anladıktan sonra ona karşı koymak için nefsinde lazım olan kuvveti bulur. Ben bir karar almıştım. Bu karar bana kuvvet veriyordu.'' senin kapını açarken ölmeye karar verenlerin harbe girişi türünden cesur bir vaziyet ile ilerledim. Bugün seninle tamamiyle ciddi görüşmeye lüzum vardı. Bulunduğum hal bir kararın kuvvetiyle metin olmakla beraber şakanın hafifliğini ilerletebilmeye uygun değildi. Senin alaylı şakaların cevapsız kaldığı vakit sen hayretle dönmüştün. Bu hayretle lüzum yoktu. Aramızda pek çok zamandan beri hüküm süren gizli bir soğukluk şakalaşmaya imkan bırakıyor muydu?'' ''İşte Hüsam, sen bugün şüphesiz gizleyemediğim birçok dağınıklık alametleri gördüğün, düşüncelerine sahip olanların, ümitsiz bir kızgınlık içinde çırpınanlara karşı soğuk kanla ''Çıldırıyor musun?'' demesi türünden ''Hasta mısın?'' demiştin. ''Hasta değildim. Ölüyordum.'' ''Benim ektepten yeni çıkmış, ismine parlak bir meslek isminin bir daha ayrılmamak üzere eklendiğini görmüş.'' hayata karşı uğraşmak için yapmaya çalıştığı silahı eline almış bir mesut gibi görmek istiyordun. Heyhat, kalbini demir bir pençe içinde sıkarak bundan ümitlerini susacaksınız emriyle bastıran bir adamın hayata ne bağlılığı olabilir ki yaşamak için bir amaç bulmaktan mesut olsun? Mümkün mertebe yumuşatmaya çalıştığım bir sesle sana şöyle demiştim. Bugünü bana feda etmek ister misin? Niçin? Gönül bugün şu güneşten, şu havadan istifade etmek istiyor. Yoruluncaya kadar yürümek. Bu bahar güneşiyle ısınmış havayı ciğerlerimin olanca kuvvetiyle teneffüs etmek arzusundayım. Güzel bir fikir. Ben de şu penceremin gözlerimin önünde açtığı küçük bahar fezasından bir ışık, biraz renk, hafif bir koku toplamaya çalışıyordum. Beni öyle bir yere götür ki baharın nurları sahraların zümrüt dalgaları üzerinden yuvarlansın. Semanın bir köşesinden beyaz tüller gibi sisler koruların arasından yükselen zirvelere dökülsün. Öyle bir yere götür ki, çimenlikten geçerken toplanmış papatyalar gibi cebimde bir iki parça manzumet ile döneyim. Bu tuhaflıkları gülerek dinlemeye çalışıyordum. Haydi dedim, beni şu kıyafetle götürme karşısında değilsin zannederim. Bahar'ın ziyaret edeceğim seybetine şu gecelik gömleğiyle çıkmak belki şiire uygun olmakla beraber mizacıma uygun bir şey değil. Üç dört hamle sigara savurarak odayı şöyle bir dolaştın. İskemlenin üzerinden bir gömlek, yatağın ucundan bir yelek, duvardan bir boyun bağı toplayarak giyinmeye başladın. En zor mesele fesini sakladığın yerden çıkarmak oldu. Sen bütün bu işleri türlü latifeler, garip vaziyetlerle yaparken ben seni sessiz, gözlerimle takip ediyordum. Bitirdiğin vakit önümde durdun. Gidebiliriz dedin. İki saat sonra ilk Mesut refakatimizi andırır bir sevinç ile çıkmış, İbrahim Ağaç'a ayırını geçmiş, biraz sonra ayaklarımızın altında kalan İhsaniye'yi selamladıktan sonra bağlar başını solumuzda bırakarak Çamlıca'ya giden bu son caddeyi takip etmeye başlamıştık. Sen, neşene getecek geniş bir gezinti zemini bulmuş gibi bütün çılgınlıklarını serbest bırakıyordun. Ben, Mesutların yanında yüreğinin ağırlığını mümkün mertebe, hafifletmeye çalışanlara özgü bir çaba ile sana iştirak ediyordum. Bir vakitler genişliğini kaplamaya, cihanlar kifayet etmeyen gençlik sevincini bu yolda nasıl delicesine gezdirirdik, şimdi sahte bir sürurun aksi bir titremeye çalışan bu sahra, şu bayır o zamanlarda bize nasıl mutluluk verirdi? Heyhat, insanların hayatı bir saadetten ibaret olduğu halde onu mahvetmeye ne küçük bir şey sebep oluyor.'' tohum halinden henüz çıkan bir kelebek gibi, insan henüz kullanmaya alışmadığı nazik, ince, renkten ve havadan yapılmış gibi narin kanatlarını çırparak, gözlerini ışıklarıyla dolduran semaya atılır. Baharın kokusundan doğmuş. Çiçeklerin renginden oluşmuş gibi tazeliği bir ana özgü olan bu kelebek kendisini nasıl teslim eder? Şuraya gördüğü bir çiçeğe, ötede bakışını çeken bir dikene konar uçar. Bir gülün sarhoşken ufak bir rüzgar darbesiyle nasıl bir çalının üzerine düşüp kanatları paralanırsa, işte artık o baharın uçan bir çiçeği değil, kazanın yaralanmış bir kurbanıdır. Bir aralık kat ettiğimiz mesafeyi görmek istiyormuş gibi arkana döndün. Uzakta bir tablonun ufkunu teşkil eden bir manzara gibi kaybolan Kadıköy'ne baktın. Bakışın geçtiğimiz uzun yolu şöyle bir dolaştı. Dedin ki, nereye gidiyoruz rica ederim. İstanbul'a karadan mı geçeceğiz? Nereye gittiğimizi ben de bilmiyordum. Sana söylemek istediğim şeyleri söylemek için seni sürükleyip götürüyordum. Nereye? Birden aklıma bir şey geldi. Dedim ki, Çamlıca'ya. Hayret ettin. Orada ne yapacağız? Hiç. O, büyük bir şey yapacağız demek. Öyleyse hadi ileriye. Yolumuza devam ettik. Biraz sonra yolun kavisini geçtiğimiz vakit gözlerim pencere kanatları kapalı, terk edilmişliği hüzünlü halinden anlaşılan orada, bayırın üzerinde kurumuş kalmış gözleriyle bakan eve aktı. Her vakit buradan geçerken bir mezarın önünde hissedilen hürmet türünden sükut ederdik. Dedim ki, Hüsam bilir misin ne arzu ediyorum? Sen pek garip şeyler arzu ettiğin için bilmek mümkün olmadığını söylemek lazım değildi. Oraya gitmek istiyorum dedim. Parmağımla evi gösteriyordum. O zaman düşündün. Şimdiye kadar buna benzer bir arzu göstermemiştim. Annemin hatırasına gömülmüş gibi bu evin sükununu ihlal etmek, sessizliğini bozmak kutsallığına dokunacak zannediyordum. Bugün bilmem niçin oraya gitmek arzusunu duydum. Sana söylemeye cesaret edemediğim şeyi orada söyleyebileceğimi zannediyordum. Sen hiçbir şey söylemeksizin döndün. Köşke yöneldin. Şimdi ikimiz de sessizdik. Çıngırağı çektim. Elim titredi. Orada duvarın arkasında başlarını gösteren ağaçların altında bir hayal beni bekliyormuş. Beni kucağına almak için kollarını açmış zannediyordum. Bacaklarımın titrediğini hissettim. Şu sırada benzim kim bilir ne kadar soluktu. Sen ara sıra ağladığın bakış ile bana bakıyordun. Kapı açılmaya alışmamış gibi yavaş bir hareketle rezeleri üzerinde dönerek açıldı. İhtiyar Lalam bizi gördüğü vakit bir hayret sadasını zapt edemedi. Zavallı adam bu kapıyı kaç seneden beri mahkum olmuş görmeye alıştıktan sonra beni orada görünce önemli bir şey olmuş zannetmişti. Senin bir tebessümün onu yatıştırmaya yetmişti. Size misafir geliyoruz demiştin. O zaman ihtiyar bir cevap vermek sizin fakat senin tebessümüne bir tebessümle karşılık vererek kenara çekilmişti. Biz ilerledik. Köşke giden büyük yol takibe başladık. 18 sene evvel terk ettiğim bu yer şu etrafı çevreleyen ağaçlar, o karşımda hüzünlü duran bina. Türlü çılgınlıklarıma zemin olan bu bahçe şimdi matemli gözlerle bana bakıyor zannediyordum. Bu yerin her noktası, her köşesi bende bir hatıra uyandırıyordu. Şu ağacın altında bir gün yemek vakti beni arayan dadımı korkutmak için saklanarak birdenbire korkunç bir sesle bağırıp önüne atıldığımı. Ötede bir sabah babamla beraber çiçek toplamaya çıktığımızı hatırlıyordum. Bütün o mazi yeni bir hayata hayalim değişiyordu. Bir yere geldik ki burada elimde olmadan durakladım. O gün şurada kelebek avlamak için koşuyordum. Gözlerim annemin penceresine dikiliydi. İhtimal annemin cansız başı yastığının üzerine düştüğü bir dakikada ben de oraya düşmüştüm. Bütün bu hatıralar arasından geçerek köşkün kapısına geldik. Orada ayakta ihtiyar Lala'nın karısı, onun yalnızlık arkadaşı bizi bekliyordu. O günden beri bu zavallılar köşkü terk etmek istememişler. Burada yalnız dünyadan çekilmiş gibi yaşamayı tercih etmişlerdi. Pek nadir olarak beyler beyine inerler, sonra o gürültüden, bu hayattan sıkılmış gibi tekrar köşelerine dönerlerdi. Burada nasıl vakit geçirirlerdi? Daha doğrusu kendilerini vaktin akışına teslim etmişler, ölmeyi bekliyorlardı. Seninle beraber merdivenleri çıktık, içeriye girdik. Ben her tarafı görmek istiyordum. Yolumun üzerinde tesadüf eden kapıları iterek bakıyordum. Her odada kapalı duran yerlere özgü bir koku vardı. Bazısının eşyası toplanmış, bir yere yığılmış, bazısı olduğu gibi bırakılmıştı. Yemek odasında sofra ortada açık duruyor. Şu terk edilmişliğe dayanamamış gibi bir ümitle misafirlerini bekliyordu. Yukarıda benim yatak odama girdik. Köşede küçük yataklık, etleri dökülmüş iskelet gibi çıplak durmaktaydı. Eğer senden utanmasaydım bunun üzerine atılıp ağlayacaktım. Sonra annemin odasına girdik. Burası tamamıyla üryandı. Onun vefatından sonra buradan bir el geçmiş, bütün hatıraları toplanmıştı. Balkona doğru ilerledim. Cam kapısını açtım. Sana dedim ki: Burada oturalım mı? Başını onayladın. O zaman balkonun demir iskemlelerine oturduk. Bir müddet sustuk. Ben sessizliği bozdum. Hüsam bilir misin bu fikir bana nasıl geldi? Bana baktın. Gelip burada oturmak, etrafıma bütün hatıralarımı toplayarak şurada onların içinde yaşamak. Beni bundan alıkoyacak bir sebep olmadığı gibi senin için de bu pek kolay olur zannederim. Ben mi? Bana da mı buraya gelmek teklifini ediyorsun? Evet, sen buraya yalnız mı geleceksin? Bu soruyu anlamamış gibi davrandım. Nasıl? Yalnız mı? Niger? Niger mı? O zaman aramızda garip bir bakışma oldu. Gülerek dedim ki, çocuksun Hüsam, bu hayale ciddiyet mi veriyorsun? Sözümde hakiki olup olmadığımı anlamak için yüzüme baktın. Dedim ki, o fikir o vakit nasılsa doğmuş. Sonra damarlarındaki kan gıdasına hizmet edemeyen bir cenin gibi kuruyup kalmıştı. Bugün o fikri ihtar edecek bir şey, onun bir vakit hayalimizden geçtiğini gösterecek bir iz bile yok. Nigar'a ait olan yönü bu sezlerle düzeltmek istedim. Benimle beraber senin de buraya gelmekliğine bir mani yok zannederim. Ben bundan sonra her gün sabahleyin inip akşamları döneceğim. Şimdi ben de senin gibi bir meslek sahibi, bir iş adamıyım. Burası elimle denize doğru dökülüyormuş gibi dalgalı bir eğimle akıp giden bayırı, boğazın iki tarafa uzayan kollarını gösteriyordum.'' Her halde senin pencereden göre göre usandığın dar, monoton manzaraya burası tercih edilir zannederim. Sen doğrudan doğruya cevap vermedin. Seni buraya gelmeye sevk eden nedir? Bu manzara genişliğine, tabiata hükmediyormuş gibi ruhu yücelik ve neşeyle şişiren bu yüksekliklere tutulacak kadar şiir aşığı değilsin. Şimdiye kadar hayatını geçirdiğin bir yerden, içinde büyüdüğün bir aileden çıkıp da bu yalnızlığa atılmak için bir sebep yok mu? Senin konuşmayı hep Niger'e ait olan noktaya sevk etmeye çalıştığın görülüyordu. Belki dedim. Sonra gülerek sesime bir kayıtsızlık vermeye gayret ederek şu soruyu ilave ettim. Sen niçin bizden ayrılmıştın? Biraz kızardın. Cevap vermedin. Tekrar ettim. Niçin? Buna benzer bir sebep yoktu. Sana bir mektep arkadaşı sıfatıyla daha doğrusu bir çocuk gibi eşlik etmiş olmak, bir genç adam sıfatıyla da misafir olmaya sebep olamayacağını anlamıştım. Daha doğrusu beni serbest bırakmak istiyordun. İki nişanlı arasında bir yabancının varlığının ağır geleceğini düşünmüştün, değil mi? İşte ben şimdi Nigar'ı serbest bırakmak istiyorum. Oraya benden başka bir erkek girmek zamanı geldiğini anlıyorum. Buna tamamıyla karar verdin mi? Evet Hüsam. Ne vakit gelmek niyetindesin? Yarın. Ben de yarın yatağımı, kitaplarımı topladığım gibi geliyorum. Akşam bu kararı halama iletirken Nigar da hazırdı. Beni her ikisi de dikkatle dinlediler. Hiç cevap vermediler. Ertesi gün bütün eşyaları nakledip ben de çekilmek üzereyken halam gözlerinin ucunda düşmeye hazır duran iki damla yaşı sildi. Nigar beni aşağıya kadar indirdi. Kendisinden ayrılırken uzun bir seyahate çıkıyormuşum gibi ellerimi tuttu. Olanca kuvvetiyle sıktı. Pek titrek bir sesle, Beni affettin değil mi? Vecdi, dedi. O vakte kadar zapt ettiğim yaşları salıvermemek için dudaklarımı ısırdım. Fakat cevap vermeye güç bulamadım. Ellerimi çekerek bu evden, o vücuttan, bütün burada büyüyüp de mahvolan ümitlerden firar ettim. Köşke çıktığım vakit seni tahtalara, minderin üstüne, öteye beriye dağınık bir şekilde atılmış olan eşyanın arasında, şuradan bir kitap alarak, öteye bir iskemle yerleştirerek, bu perişanlığı diğer bir karışıklık ilave etmekte gördüm. Ben bu kadar kalabalığın içinden çıkamayacağım azizim. Bu kitapları, kağıt parçalarını, şu küçük sandıklara benzeyen iri ciltleri nereye koyacaksan koy. Ben çıldıracağım. Senin ne kadar ufak tefeğin varmış, bu kadar karışıklık senin zihnini şaşırtmıyor mu? Benim dünyada kütüphane namına 20 kadar kitabım var. Onlar bile benim fikrimde bir leke gibi duruyor. Güldüm. Ben şair değilim. Doğrudur. Onun için bunlara ihtiyaç var. Elinle bir takım kara kalem resim kağıtlarını gösteriyordun. Bunlar bir vakitler benim karaladığım şeylerdi. Hatta bir tanesi seni bacakları duvara dayanmış, saçların bir yanardağın zirvesinden çıkan dumanlar şeklinde kabarmış, şairlere mahsus garip bir vaziyet içinde gösteriyordu. Bu yapıldığı zaman ne ad vereceğimiz seninle birlikte düşünmüştük. Sen demiştin ki, bu resimde en ziyade dikkate şayan olan şu başımdan birer alevler gibi çıkan saçlardır. Bunlar herhalde kızgın bir kuvvet ile şu ateşli hale almışlardır. O kuvvet nedir bilir misin? Dur yazayım. O vakit resmi almış altına şu yazıyı yazmıştın. Yükseklere doğru. Levhanın kağıtlar içinde olduğunu hatırlıyordum. O fikri pek hafife alma. Onlar birçok yüksek fikirlerin ürünüdür. Öyleyse serseydim sen bu şu siyah, iri ciltleri kaldır, korkuyorum. Kağıtları önüne çektin. Her resmi birçok açıklamalarla yorumlayarak birer birer bakmaya başladın. Ben de seni korkutan kitapları kaldırıyordum. Diyordun ki, şu boğazın gece alınmış bir resmi olacak. Etraf karanlık, her yer karanlıklarla kaplı. Hiçbir şey görülmüyor. İşte, çok güzel bir kayık. Çek gök suyuna. Bu kayığın kürek yerine tekerlekleri var. Bu yeni bir icat olacak. Göksu'ya gidilecek olsa hem Şişli'den hem Eyüp'ten gitmek için kullanmaya elverişli yeni bir icat bu kayık. Bunu bizim dördüncü sayfenin bir tarafına sokuşturmalı. Oo, işte bir muhterem zat. Bu bizim mektebin kapıcısı olacak. Kulaklarından belli. Müthiş bir kulak. Vecdi bu kulağın üstüne tümsek oturtmalıydı. İşte bu güzel. Başlığı gül diyor ama mecaz olarak kullanılmış bir tabir olsa gerek. İri bir lahana. Şu resim herhalde yarışma dışı derecesini kazanırdı. Bu bahçevanlık kalabalığında. Birden sustun. Elindeki bir resme ciddi bir bakışla bakıyordun. Hayret ettim. Dedim ki, o ne? Başını kaldırdın, çehren sapsarıydı. Elindeki kağıdı bana göstererek, Nigar değil mi? dedin. Evet. Ne vakit alınmış bir resim? Bir sene evvel. Cevap vermedin. Resimleri muayeneye devam ettin. Fakat artık şakalar azalmıştı. Bir zaman geldi ki ortada resimlerden başka bir şey kalmadı. Dedim ki şimdi bunları nereye koymalı? Yırtıp atmak hepsinden iyi olacak. Yazık dedin. Bunları topladım sardım. Bir sicimle bağladıktan sonra kütüphanenin ta üstüne fırlattım. Orada toz içinde çürüsün dedim. İki gün sonra fikir beni oraya sevk etti. Kitap dolabının üstüne çıktım. Bu kağıt desenini alıp baktım. Zannım doğruymuş. Nigar'ın resmi kaybolmuştu. Bir cuma günüydü. Sabahleyin giyinmiş olduğun halde odama geldiğim vakit beni henüz tembellikten aldığı hazzı ihmal etmemiş bir vaziyette buldun. Daha kalkmadın mı? Öyle zannederim. Geç kalıyoruz. Nereye gideceğiz? Ben bugün hiçbir yere gitmeyeceğim azizim. Fena halde sıkıldın. İstanbul'a kadar yalnız gitmek senin için bir ölümdü. Yanında kendisine lakırtı söyleyecek birisi olmazsa sen hayatın en büyük lezzetinden mahrum kalmış demekti. Sen gittikten sonra ben o vakitten beri birinci defa olarak beyler beyine iniyordum. Zihnimi yalnız bir fikir istila etmişti. O fikrin tesiriyle uyur gezer gibi hareket ediyordum. Duraksamadan yalıya girdim. Nigar'ın odasına kadar çıktım. Orada değildi. Pencereden baktım, bahçede gördüm. Yavaş bir sesle Nigar dedim. Niger başını kaldırdı. Beni görünce hayretle bağırdı. Parmaklarımı dudaklarımın üstüne koyarak sus dedim. Yanıma gelmesini işaret ettim. Zavallı Niger, kim bilir bu tedbirlere ne mana vermişti. Niger odaya girdiği vakit pek merak edilecek bir şey öğrenmek üzere olanlara özgü bir merakla ilerledi. Ben bir şey sormasına vakit bırakmadım. Ona doğru ilerledim. Ellerini tuttum. Gözlerimi gözlerine diktim. İşitilmek korkusu varmış gibi yavaş bir sesle dedim ki: "Niger, tereddüt etmeden hemen cevap vereceksin." Niger bekliyordu. Hüsam'ın karısı olmak ister misin? Sapsarı kesildi. Dudakları titredi. Zavallı kız kulağının yanında bir tüfeğin patladığını işten bir kuş gibi titredi. Tekrar ettim. İster misin? Niçin soruyorsun? Evet doğrudur. Niçin soruyordum? Bilmiyordum. Ne lüzum vardı? Şimdiye kadar bu iki vücudun arasında mutlu bir aşkın hüküm sürmesine engel ancak ben değil miydim? Böyle olmakla beraber Nigar'ı söyletmek istiyordum. Ümidimi böyle elimle kefene sarmaktan acı bir lezzet duyuyordum. Nigardan beklediğim cevabı aldıktan sonra halamın yanına girdim. İnsanı ağlamak istemediği vakit gülüyor. Gülerek dedim ki, size bugün pek resmi bir sıfatla geliyorum. O resmiyeti muhafaza edecek eldivenler, beyaz boyun bağı olmamakla beraber. Siz de hükmeteceksiniz ki ziyaretim resmiyetin icap ettirdiği bütün şartlara sahiptir. Ne gibi dedi ciddi bir sesle dedim ki ''Arkadaşım Hüsam Bey, kızınız Niger Hanım'ın kocası, sizin oğlunuz olmak niyetindedir.'' Zavallı kadın yıldırımla vurulmuş gibi sandalyesinde doğruldu. Bir müddet lakırtı söyleyemedi. Sözünde hakiki olduğundan emin olmak istiyormuş gibi yüzüme bakıyordu. Gözlerimi indirerek ilave ettim. Hüsam adına Niger'i istemekle senelerce süren gizli bir aşkın tercümanı olmuş oluyorum. Hüsam'la Nigar kendilerinin de tayin edemedikleri kadar uzak bir zamandan beri birbirini sevdikleri halde buna dair aralarında bir kelime bile konuşulmamıştır. Aşklarına ilk tercüme aracı olan kelime işte evlenme isteğine dairdir. Hüsam'ı pek iyi bilirsiniz. Zavallı halam bu lakırtıları söyleyebilmeye kuvvet bulmak için kalbimi nasıl zorladığımı anlıyordu. Ellerimi titremekte olan ellerini aldı. Bana şu kelimeleri takdir eden bir sessizlikle yüzüme baktı. Evet Vecdi, Hüsam pek iyi çocuktur. Lakin büyük bir kabahati vardır ki affedilmez. O da Niger'i sevmiş. Niger tarafından sevilmiş olmasıdır. Senin ne kadar talihsiz olduğunu, buna nasıl fedakarlıklarla karşılık verdiğini, vicdanının sohbet sesine itaat etmek için ne kadar duygularını yenmek istediğini biliyorum. Nigar'ı Hüsam'a vermek icap ediyor değil mi?'' Öyle olsun. Ben devam ediyordum. Maksat Nigar'ın mutluluğu değil mi? İşte Nigar'ın saadetine bundan iyi bir araç mı olur? Nihayet halam şu cevabı verdi. Nigar'a yönelik meselelerde benden ziyade senin hükümlerin yararlı olması icap eder. Arzu ettiğin gibi yap hürsün. Halamdan ayrıldıktan sonra köşk'e çıktım. Henüz pek erkendi. Sen bir zamandan beri pek geç geliyordun. Savaş şiddetle ilerliyordu. Matbaada geç vakitlere kadar kalmaya mecbur oluyordun. Ben henüz bir günlük vazifemi tamamlamış gibi odama girdim. Henüz yazım masasının gözünde saklı olan siyah kaplı bir defteri aldım. Bir günlük işlerini bitirdikten sonra hesap başına oturan bir tacir gibi hataya ait emellerine son verdikten sonra hayatımı yazmaya başladım. İşte bu şekilde bu defter meydana geldi. Hüsam gözlerini kaldırdı. İhtiyarsız bir nazarla yanı başındaki yatakta, cibinlikler arasından bir karanlık hayal gibi görünen bu ölüye baktı. Mumların titrek ziyası sarı çehresine yansıyarak dalgalanıyordu. Hüsam bir müddet hüzünlü bir bakış ile Vecdi'yi seyretti. Mutluluğunun Vecdi'nin hayatı pahasına olduğunu şimdi anlıyordu. O vakit hiçbir şey hissetmemiş, lüzumundan ziyade mesut olanların mutsuzlukları anlayamadıkları gibi o da vecdinin nasıl gizli bir hastalık ile mahvolup gitmekte olduğunu görememişti. Fakat anlayaydı, göreydi ne yapacaktı. Hüsam dizlerinin üzerinde duran deftere baktı. O zamana kadar okuduğu parçalar hepsi bir günde yazılmış olduğunu gösterecek surette düzenli sıralıydı. Şüphesiz Vecdi o güne kadar hayatını şu birkaç sahifede özetledikten sonra kalanını parça parça lüzum gördükçe yazmıştı. Hüsam devam etti. O kadar geç kaldın ki artık gelemeyeceğine hükmetmiştim. Halbuki o gün hazırladığım şey sana haber vermek için sabırsızlıktan yanıyordum. Defterimin son fırkasını yazdıktan sonra balkona çıkmıştım. Güneş büyük bir ateş safası gibi ışıklarıyla tutuşan bulutlar arasında bir uçurma yuvarlanırcasına süzülüyordu. Biraz ötede ufkun denizle birleştiği bir noktada bulutlar dağlarla, o semanın dalgaları, o denizin bulutlarıyla, son güneş ziyalarına karışmış zannolunuyordu. Ta uzaklarda kaybolan şehrin bir kısmına korkunç devler gibi boğazın üzerinde başlarını kaldıran dağlara, koyların arasında sığınan sahillere, semanın bir köşesinde savrulmuş siyah bir toz gibi hafif bir karanlık saçılıyordu. Yavaş yavaş camları güneşin bir ışığıyla parlayan evler, grubun, tabiatın o esmer renginin arasında beyazlıkları seçilen binalar, Derelerin, bayırların arasında başlarının üzerinden uçuşan rüzgarlara sallanarak bir şeyler fısıldayan ağaçlar. Bütün bu manzara o şekilde gittikçe yoğunlaşan gölgeler içinde daha yoğun birer gölge. Boğazın üstünden hafif bir hareket esintisi gibi geçen rüzgar için ancak hareketli bir hayal gibi kaldılar. Ötede beride zulmetlerin içinde birer birer açılıyormuş gibi tek tük ziyalar parlıyordu. İnsan kalbini dinlemek istemediği zamanlar tabiatı dinler. Duygularını bir akarsuyun fışırtısına, bir yaprak hışıltısına, bir kuşun namesine bırakır. Fikri şurada parlayan bir ışığa, semanın bir tarafından sarkan bir bulut parçasına, bir dalın ucunda en küçük rüzgar esintisiyle sallanan bir yaprağa, bir hiçe bağlı kalır, saatlerce düşünür. Yahut düşünmez bir haldedir ki insanlığından çıkmış, şahsiyetini kaybetmiştir. İşte o zamanlar teselli zamanlarıdır. O sessizlik dakikası hastalığın durgunluk dakikasıdır. Kumların çatırdadığını işittim. Balkondan aşağıya sarktım. Karanlıkta seni gördüm. Yavaş bir yürüyüş ile ilerliyordun. Aşağıya indim. Henüz içeriye giriyordun. Yorgun bir adam gibi bastonuna dayandın. Of dedin. Ne oluyorsun? İki özet ile dört sütun havadis yazmış, altı saatle kırtı söylemiş, bir saat laf dinlemiş, bir adam ne olursa öyle oluyorum. Bahse girerim ki şu bir saat laf dinlemek seni her şeyden fazla yormuştur. Cevap vermedin. Yaradılışının hafifliğiyle uyum sağlayamayacak kadar bu akşam seni ciddi görüyordum. Benim sana öğretecek bir şeyim varken senin bana bilmediğin bir şeye haber vermek istediğinden şüphe ettim. Dikkatle yüzüne baktım. Rica ederim. Hüsam bir şey var. Evet Vecdi. Bana söyle her türlü sahtelikten vazgeçerek söyle. Hemen anladın. Şimdi geç kaldığının sebebini de anlıyordum. Milyardan tamamıyla vaz mı geçiyorsun? Dedin. O zaman ellerini tuttum. Sözlerimin kuvvetini anlatmak için şiddetle sıkarak dedim ki Hüsam, seni tamamıyla temin ederim ki benim nigarla evlenmekliğim mümkün değil. Onu ancak sen mutlu edebilirsin. Seni mesut edebilecek bir kadın varsa en çok nigardır. Ben sizin ikinizi mesut görmek arzusundan başka bir duyguya sahip değilim. Uzunca düşündükten sonra, peki Vecdi, şimdi ciddiyeti burada bırakalım, hadi yemeğe dedin. İzdivacından 15 gün kadar bir zaman geçmişti. Sana o gün eşlik ederek Nigar'ın yanına kadar götürdükten, seni eşine emanet ettikten sonra artık benim için tenha, yalnız üzüntülerimle dolu bir yalnızlık köşesinden ibaret kalan köşke dönmüştüm. 15 gün oluyordu.'' henüz dışarı çıkmaya cesaret edemiyordum. Seni görmek ihtimali bence bir tehlikeydi. Kalbinin üzerinde unutulmak istenen büyük bir ağırlığı, olanlar gibi ufak tefek, manasız şeylerle uğraşıyordum. Bahçenin bir kısmını bu sırada bozdum. Başka bir terdibe koymak için günlerce uğraştım. Bir gül fidanını şu köşeye mi yahut şu ocağın kenarına mı dikmek icap edeceğine karar veremedim. Güneşte alnımdan terler akarak, tozlar içinde, Gömleğimin kolları sıvanmış. Ellerim kullanılmasına alışmadığı çapalarla şişmiş bir halde, vücudumun yorgunluğunu dinlemeyerek, fikrimde yorulmak istemeyen bir şeyi yormak için bahçede dolaştıkça, ihtiyar lalanın sessiz, hüzünlü bakışıyla beni takip ettiğini hissederdim. Zavallı ihtiyar, acaba sarhoş olmak isteyen bir ızdırabın, beni deli gibi yorgunluktan yorgunluğa sevk ettiğini anlıyor, hissediyor muydun? Artık kollarım çapanın ağırlığına dayanamayarak köşke girdiğim zaman ihtiyar demin orada beni bekliyormuş da yaklaşınca kaybolmuş bir gölge gibi çekilirdi. bütün yalnız kalırdım. Odama çıkardım. Kitap dolabının tozlu camları altında kullanılmamalarından sıkılmış gibi uyuyan kitaplar vardı. Bunlardan şimdi iğreniyordum. Masanın gözünde duran bu siyah defteri almak istemiyordum. Unutmak istediğim hatıralar onun içindeydi. Ondan ürküyordum. O vakit bir sedire uzanmak, saatlerce hiçbir şey düşünmeksizin durmak, böyle uyanık iken uyumak birkaç saatimi alırdı. Bu yalnızlık olunca ruhum sıkılıyordu. Ayaklarımın altında yeri kaçırıyor zanneden sarhoş gibi boşluk içindeydim. Seni hiç düşünmüyordum. İnsanlar kuvvetinin üstünde bir inat ile seni, sana ait olan bütün şeyleri düşünmemek için düşüncemi zorlamış, onun hükmünün altına almıştım. Yalnız bir noksan hissediyordum. Etrafımda mühim bir şey eksilmişti. Sessizliğe, o yalnızlığa bir hayat vermek için sen yeterdin. Bu derin sessizlik, bu yalnızlık gözlerinde hazin bir hüzünlü bakış, dudaklarında bir acımayla dolaşan bu ihtiyar, bütün etrafımdaki eşyaya siyah örtü gibi atılmış olan bu sükut beni çıldırtıyordu. Geceleri çıkmaya çalıştım. Tenha, gruptan sonra insanlarla münasebetini kesen yerlere gittim. Ağaçların arasından karanlıklar içinde bir hayal gibi dolaştım. Beni bir an için çekecek, kalbimde ufak bir sevinç uyandıracak bir şey göremiyordum. Beni her şey kızdırıyordu. Her şeyde bir boşluk, bir anlamsızlık, bir hiçlik görüyordum. O vakit geri döner uyumak isterdim. Uyumak. Hakikatte sanki uyuyor muydum? İşte ben böyle bir cinnet içindeydim ki bir sabah büyük bir gürültüyle uyandım. Odamın kapısı kırılırcasına vuruluyordu. Yatağımdan atladım, kapıyı açtım. Odaya bir fırtına gibi atıldın. Arkandan yalnız mesutlardan işitilen kahkahalarla Nigar gülerek takip etti. Diyordun ki, biz geldik. Nigar cariyenizle Hüsam bendeniz. Komedi oyuncularına özgü bir vaziyette Nigar'la kendini takdim ediyordun. Yatak odanıza kadar gelişimizin affedileceğini ümit ederek izninizi isteriz. Bu süslü cümleden sonra ilave ettin. Fakat sen öyle alık, alık bakıp da yeni gelin güveye birer sandalye ikram etmeyecek olursan bize müsaadeye beklemeden yine geldiğimiz gibi gideriz. Nigar gülerek duvarda asılan bir resme, bir hücrenin üzerinde ufak bir şeye, öteye beriye bakarak hiç görmediği odanın etrafını dolaşıyordu. Ben henüz bir lakırtı söylemiyordum. Niger artık göreceğimi, özellikle böyle bir zamanda, böyle bir şekilde göreceğimi hiç düşünmemiştim.'' Gönül, senin ellerini tutup Hüsam, ne yapıyorsun? Benden firar ediniz. Ben senin karını sevmiştim. Ben şimdi onun matemini tutuyorum. Onu unutmak istiyorum. Beni bırakınız, benden kaçınız demek istiyordu. Artık yalnız bir şeye, unutmaya muhtaçken şimdi onu başaramayacak bir vaziyete girmiş oluyordum. Beni Nigarla senin karşınıza koymak, bana Hüsran'ın somut kanıtını göstermek demekti. Bir aralık bütün hakikati sana haber vermek Nigar'ı nasıl sevmeye başladığımı, o sevginin beni nasıl büyülediğini, sevmediğini nasıl anladığımı, Nigar'ı sana bırakmak için ne ızdıraplar çektiğimi, şimdi sizi görmek, benim için ne kadar güç kıran bir ölüm olduğunu izah etmek istedim. O zaman sen anlar, beni bırakırdın. Buna ne lüzum vardı? Sizden kaçmak. Gidip kaybolmuş bir köşede babamın yaptığı gibi meçhul, unutulmuş, hayattan çekilmiş yaşamak daha iyi değil miydi?'' Bu düşünceler sen Nigara Köşkü gezdirmekle meşgul olduğum vakit doğmaktaydı. Ben siz arkanızdan yavaş yavaş takip ediyordum. Niger, kalbini dolduran saadetin içinde, acı bir damla fikrinde gelişen parlak semada, bu siyah leke olmayanlar gibi senin yanında uçuyordu. Zavallı kız, acaba şu dakikada arkasında kendisini seyreden bir adamın, bir gece çocuk gibi hüngür hüngür ağlayarak, gözyaşı tufanı içerisinde, hüzünlü, sessiz ile aşk takdir eden adam olduğunu hatırlıyor muydu? Akşama kadar oturdunuz. Dönerken beni de götürmek için pek çok ısrar ettiniz. Lakin benim yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. Fikrimde birden meydana gelen bir karar tayin etmek istiyordum. Kapıdan çıkarken seni biraz durdurarak dedim ki ''Hiçbir şey okumuyorum. Dünyanın halinden tamamıyla habersizim. Harp nasıl gidiyor?'' ''Şiddetleniyor.'' dedin. Sonra yazarlara özgü bir sözü uzatmayla ayrıntı vermeye başladım. Ertesi gün sabahleyin erkenden İstanbul'a indim. Tanıdığım bir eczaneye uğradım. Burada mektepten benimle beraber çıkan iki arkadaşa denk geldim. Harptan bahsolunuyordu. Ben de iştirak ettim. Karşımdakilerin ikisi de Kızılay Cemiyeti'ne girmişlerdi. Ertesi gün sabah treniyle gitmek üzereydiler. Cemiyetin usulüne katılmak isteyenlerin kabulü şartlarına dair birçok suallerde bulundum. Biraz sonra kendilerinden ayrılıp dışarıya çıktığım vakit ne yapacağımı tamamiyle öğrenmiştim. O gün akşama kadar meşgul oldum. Ağırlıktan kurtulmuş gibi kalbimde bir hafiflik vardı. Beyler beyine çıkar çıkmaz ilk işim seni görmek üzere yalıya gelmek oldu. Sen karınla beraber kendi bölüğünüzdeydin. Halamın yanına girdim. Zavallı kadın. Beni gördüğü vakit hiçbir şey söylemeden hüngür hüngür ağladı. Sonra gürültünüzden gelmekte olduğunuz anlaşıldığı vakit gözlerini silerek dedi ki Gözyaşlarımla onların mutluluğunu bozmaktan çekiniyorum. Gece geç vakte kadar beni alıkoydunuz. Nihayet gitmeye izin alabildikten sonra halama yaklaştım. Yalnız kendisinin işiteceği bir sesle. Beni dualarınızdan mahrum etmeyiniz. Sizin gibi yüreği temiz olanların duaları mutsuz insanlar için Allah'ın lütfunu çekmeye yardımcı olur dedim. Derin bir bakışla anlayamamış gibi bana baktı. Daha fazla lakırtı etmemek için odadan dışarıya çıktım. Beni sokak kapısına kadar sen takip ettin. O vakit dedim ki, Hüsam ben yarın gidiyorum. Nereye? Savaşa. Savaşa mı? Çıldırıyor musun? Hayır, aksine hiçbir zaman bu kadar akla sahip olduğumu hatırlamıyorum. Lakin ne yapacaksın? Savaşta ne yaparlar? Devlete millete hizmet ederler değil mi?'' Şu damarlarımda o iki veli nimetin ekmeğiyle akan kanı burada miskinlik ve tembellik içinde kurutmak, onun her damlasında alevlenen gençliği bir hiçlik içinde söndürmektense sahibine iade etmek hayırlı değil mi? Burada sıkılıyorum. Hüsam bu boş geçen hayat, faydalı bir ölüme feda olsun. Düşün, vicdanım beni yüceltebiliyor mu? Lakin sen hayatını başka hizmetlerde kullanmakla yükümlüsün. Senin kanına değil, Fikrine lüzum var. O fikri öyle düşünmüyorum. Fakat öyle zannediyorum ki bunu seve seve dökeceğim. Damarlarımdan her katresi süzülüp aktıkça bana insanlık vazifesini yerine getirdiğimi ayrı ayrı söyleyecek. Onun hafif hafif, mesut ve sükun cereyanını. Gördüğüm vakit kalbim rahatlayacak. Kendi kendime senin için yapacak bir şey vardı onu yaptım. Şimdi rahat ölebilirsin diyeceğim. Düşün kaba, yumuşak bir yatak içinde öksürerek, balgam tükürerek, göğüs kemiklerini çatırdatan nefes darlıkları arasında kıvranarak ölmemek için hayatı olanca kuvvetleriyle sarılan bir takım yaşlı adamlar arasında can çekişerek ölmekle. Orada etraftan kalkan bulutların serptiği ölüm yağmuru içinde ölmek arasında ne büyük fark var? Orada önümde hareket eden, gözleri ateşli, çehreleri barut dumanlarıyla siyahlanmış, ağızları kan kokusuyla kurumuş bu adamlar için bir son var ölüm. Bu gaye var, zafer. Bunu yapmak, ona vasıl olmak için ateşler püskürerek ateşlere koşuyorlar. Yalnız sen kendini feda etmek duygusuyla hareket eden bu binlerce adamların dalgaları arasına düşmüşsün. Farkında olmadan sen de ona atılıyorsun. Kulaklarının yanından, saçlarının üstünden, kurşunlar ateşten birer yılan gibi ıslık çalarak sana ölümün başının üzerinde döndüğünü hatırlatır. Sen onlardan, ölmekten korkmazsın. Sen orada yatağında ölümü korkuyla bekleyen bir adam değilsin. Ölmek için gelmiş binlerce genç. Linç hayatını en tatlı zamanlarında feda eden bahadırlardan birisin. Sen orada bir insan değil, bir ordusun. Yanı başında birisinin düştüğünü görürsün, onun intikamını almak için koşarsın. Diğer bir arkadaşının kendini kaybetmiş bir aslan gibi öne atılıyor. Onu görürsün, sen de koşarsın. Seni her adım ya zafere ya ölüme yaklaştırıyor. Fakat o ölüm o da bir zafer değil midir? Çalının dibine düşüvermiş bir yaralıyı tasavvur et. Ölmek üzeredir. Fakat biliyor ki yine o anda kendisi gibi can çekişen birçok adamlar var. Biliyor ki onların hiçbiri bu kadar cesaretle harcanmış olan hayatına üzülmüyor. Biliyor ki gözleri kapanıp dünyayı gözden seyrettiği vakit ruhu yüce bir alemin neşesiyle sarhoş olacak. Gözlerin önünden bir sel gibi taburlar akıp gidiyor. Biliyor ki onların ellerinde parlayan tüfeklerin ağzında birer düşman canı var. Hayatının pahasını alacak bu binlerce intikam alanlar onun için ne büyük bir tesellidir. O biliyor ki ölüm haberi memlekete vardığı zaman anası onu bunun için büyütmüşüm diyerek gözyaşlarını silecek. Bu ölüm bir zafer değil midir? Sustum. Bir müddet derin bir sükut oldu. Karanlıkta birbirimize bakıyorduk. Nihayet dedin ki, ne vakit gidiyorsun, yarın mı? Yarın sabahleyin. Seni bir daha ne vakit görebilirim? Bilmem, belki görmezsin, kim bilir. Sen mesut ol Hüsam. Ben hayatımda mesut olmaya bir arzu taşımadığım için belki o saadeti hayattan başka bir yerde ararım. Lafımı henüz tamamlamıştım ki kollarımın arasına atıldın. Bu vedada bir büyüklük olduğunu ikimiz de hissediyorduk. Ayrıldığımız vakit benim gözlerim yaşla dolmuştu. Eminim ki sen de Ertesi gün sabahleyin demiryolu mevkinde dolaşmaktaydım. Hareket vaktine bir saat kadar vardı. Bugün Edirne'ye çıkmak üzere iki tabur bindirilmekteydi. Bir müddet o gürültüyü seyrettim. İstasyonlarda büyük bir heyecan hüküm sürmekteydi. Vagonların yanında, setlerin kenarında askeri takip ederek gelmiş çocuklar, adamlar, kadınlar, ihtiyarlar, Arabalara yerleştirilmekte olan bu askerler gürültülü bir karabalık teşkil ediyor. Herkesin ağzından çıkan, ta uzaklara kadar bir gök gürültüsü gibi yayılan sesler arasında trenin tiz, kulakları yırtan ıslıkları işitiliyor. Bütün o şamatanın üzerinden uçuyordu. Ben bu kalabalık arasında kaybolmuş, arabaya binmek zamanını bekleyerek askerlerin, ahalinin arasına karışmıştım ki, omuzuma hafifçe birisinin dokunduğunu fark ettim. Başımı çevirdim. Evvelki günkü arkadaşlarımı gördüm. Yolculuklarını gösterecek şekilde giyinmiştiler. Bunlar mektepten benimle beraber çıkmış iki arkadaştı. Semih isminde olan en genci bana dedi ki ''Sen de mi gidiyorsun?'' ''Evet. Dün buna dair bir şey söylememiştin.'' Ayrıldıktan sonra karar vermiştim. Nereye gitmek için emir aldın? Edirne'ye. Biz de. O vakit diğer arkadaşım dedi ki, bir yer hazırladın mı? Hayır, o halde beraber bulunmayı kabul edersin, değil mi? Yaratılışımda öteden beri yalnızla eğilim olmakla beraber bugün şu iki arkadaşımın varlığı, tehlikesine atılmak üzere olduğum geleceğin bilinmezliği dehşetini hafifletiyor gibiydi. İnsan hakikati mümkün mertebe unutmak, biraz duygularını tatil ederek şahsiyetten uzak bir takım hissiyata, şahsına yabancı denebilecek bir şahsiyete girmek için vesile arar. Artık hayattan ümidi kalmayan bir veremin, simalarından sıhhat fışkıran adamların yanında bulundukça ölümü unutuyor. Gibi görünmeleri türünden hayatlarını biraz ötede silkinip atılacak bir ağır yük gibi taşıyanlar da ruhlarında kırlangıç kanatları bulunan mutlu kadınlarla buluşmakta hafiflik bulurlar. Ben niçin burada bulunduğumu pek iyi tayin edemiyordum. Fakat karşımda bir hayali ufkun karanlık bir köşesinde müthiş bir iskelet korkunç gözleriyle bana bakıyordu. Onlar savaşa gittiklerini pek iyi biliyorlardı. Fakat savaş onlara dudaklarında bir gülümseme, gözlerinde bir sevinçle görünüyordu. Onlar gülüyorlardı. Ben sessizdim. Fakat onlar güldükçe terk edilmiş bir mabette kendisini kaybetmiş bir kuşun neşesi gibi kalbimde biraz titreme meydana getiriyordu. Kalabalığın arasından bir yol açarak geçtik. Trenin en sonlarında arabanın yanında duruldu. Sami, burası dedi. O zaman üçümüz birden arabanın yanında oturduk. Arabanın içinde bizden başka beş yolcu daha vardı. Bunlar hep askerdiler. Dördü gayet heyecanlı, sohbetle meşguldü. Biri ihtiyar binbaşı. Arabanın içine nazır olmak suretiyle pencere arkasını dayamış, kehribar bir ağızlığı dişlerine sıkıştırmış, kır bıyıklarından savrulan dumanlar arasında yarı kapanmış gözleriyle karşısındaki pencereden dışarıya bakıyordu. Süleyman Şekip, Samih'e henüz bir akşam evvel başına gelen tuhaf bir olayı naklediyordu. Samih o kadar çok gülüyordu ki elleriyle kasıklarına basmaya mecbur oluyordu. Ara sıra pek iyi anlayamadığım halde ben de gülüyordum. Gözlerim ihtiyar binbaşı gibi önümüzdeki heyecan ve hareketi binlerce vücudun öteye beriye çeşitli hareketlerinden oluşan bu canlı tabloyu dolaşıyordu. Tren tamamıyla dolmuş görünüyordu. Her arabadan başlar görünüyor. Bunlardan kimisi bütün trenin boyunca kenarda bir sıra oluşturan seyircilerle lakırt ediyor. Biri elini sallayarak uzaktan birisini çağırıyor. Diğer birisi öteki arabada gördüğü bir arkadaşına bağırıyor. Bütün trenin binlerce ağızlı bir yaratık gibi her taraftan sürekli bir homurtu türünden bir uğultu çıkıyordu. Biraz ötede askeri selamlayan hüzünlü bir hava kah gürültünün çarpışması altında boğularak, kah bütün bu taşkın ummanın okyanusun üstünde uçarak parça parça işitiliyor. Her zerresi bir hayat titrer gibi titreyen ateş arabasından bir buhar tufanı fışkırıyor. İleriye atılmaya hazırlanan acayip bir mahluk gibi kulakları yırtan ıslıklarla havayı sarsıyordu. Bütün bu kalabalık, bu gürültü arasında sucuların düzenli bir ahenk ile ellerindeki kadehlerin şıngırtısı, simitçilerin bir besteden kopmuş eksik bir parça gibi nameli sadaları işitiliyordu. Birden bu heyecan içinde diğer bir heyecan meydana geldi. Trenin birkaç yanından birkaç düdük çalındı. Şapkaları sırmalı demiryolu memurlarının koşuştuğu görüldü. Tren birbirini takip eden üç kere ıslık çaldı. Arabaların kapıları müthiş bir gürültüyle kapandı. Bütün tren tekerlekleri üzerinde gıcırdadı. Kenarını canlı bir duvar gibi örten kalabalık sahile atılıp da çekilen bir dalga gibi geriledi. Bilmem nasıl kendimizi arabanın içinde bulduk. Kapı kapandı. Bir ıslık daha işitildi. Ateş arabası bir homurta ile etrafına buhar püskürttü. Tren hamleye hazırlanan bir dev gibi biraz geri çekildikten sonra öne atıldı. İki tarafında şimdi hareketsiz duran kalabalıktan ortak bir sada ile bir feryat kalktı. Ateş arabasından düzenli hamlelerle topraklara çarpan buhar darbeleri, uzaktan kesik kesik hıçkırıklar gibi işitilen musiki parçaları içinde Katar uzun bir ıslıkla kalanları selamladı. İki tarafında şaşkın duran kalabalığın arasından süzülerek ta uzaklara doğru uzanan yol üzerinde yuvarlanarak akıp gitti. Tren vücudunun kendisini meydana getiren halkaları sürükleyerek akıp giden bir yılan gibi kavislere tesadüf ettikçe kıvrılarak kah bir doğru hat takip ederek sanki gücünden fazla hamlelerle hep öne atılıyordu. Şimdi arabada susuluyordu. Herkes pencerenin bir köşesinden görünüp kaçan ağaçlara, binalara, gözlerimizin önünde bir yerde gibi çevrilen bütün bu hareketli tabloya bakıyordu. Yarım saat kadar böyle, Trenin sarsıntılarıyla biz de sallanarak sükut ettik. Sonra ihtiyar binbaşı yeni hazırlamış olduğu bir sigarayı özenle takımına yerleştirdi. Dişlerine sıkıştırdı. Bir yerde yalnız bulunanlara özgü, serbest ve kayıtsız hareketli ayağa kalkarak pencereye dayandı. Diğer üç subay biraz vaziyetlerini değiştirdiler. Birbirlerine yaklaştılar. Konularına devam ettiler. Süleyman Şekip, Samih'e döndü. Ben ihtiyar binbaşıyı taklit ettim. Pencereden başımı çıkararak dışarıya baktım. Böyle saatler geçti. Bütün manzara sürekli hareket ile canlanmış gibi akıp gidiyordu. Trenin yanı başından yol, sahralar, tarlalar, bir sel gibi geçiyordu. Biraz ötede tek tek tesadüf edilen eski binalar yavaş bir hareketle çekiliyordu. Ta uzakta bir tepe gibi sabit görünüyordu.'' Bütün bu mevcut olan şeyler o sabit noktanın etrafında hareketli bir daire gibi çevriliyordu. Ateş arabasının yani lokomotifin bacası kah bir dalgalı bulut parçası gibi kah kesik kesik daireler şeklinde dumanlar püskürüyor. Bunlar bir aralık başımızın üzerinden uçup gidiyor. Ara sıra bir rüzgar darbesiyle trenin kenarına dökülüyordu. İhtiyar binbaşı ile pencerelerimiz bitişikti. Bir aralık başını bana çevirdi sesini işittirmek için elini ağzına koyarak dedi ki, ''Siz hekimsiniz zannederim. Edirne'ye mi gideceksiniz?'' ''Evet, siz de oraya kadar gideceksiniz zannederim.'' ''Oradan nereye gitmeyi düşünüyorsunuz?'' ''Bilmiyorum. Nereye sevk ederlerse oraya gideceğim.'' ''Bahse girerim ki sizi eski Zara'ya göndereceklerdir.'' O zaman binbaşı şu tahminini izah için son haberlerini nakletti aramızda böyle arabanın dışarısında bir konuşma başladı. Nihayet şöyle son verdi sözlerini. Eski Zara'ya gelecek olursanız biz de orada bulunursak belki görüşürüz. İkimiz de içeri çekildik. Katar hep gürültülü ve sarsıntıyla koşuyordu. 8 Ağustos Eski Zara'dayız. Samih ve Şekip ile çadırın dışarısında oturuyorduk. Şekip'e sigarasının çokça çekmesini rica ederek Ateşin verdiği ışık ile saatime baktım. Saat iki buçuğa gelmişti. O zaman ayağa kalktım. Samih dedi ki, ''Uyumaya gidiyorsan nafile. Bu gece uyku uyunamayacak zannediyorum. Havada bir harp kokusu var. Toplar nefes alıyor. Etrafa barut kokusu serpiliyor gibi bir şey. İki günden beri burada bulunuyoruz. Eski Zara'nın elimize geçtiği günden beri gerek bizde, gerek düşman ordusunda bir takım hazırlıklar yapılıyor.'' her gün iki kuvvet arasında çeşitli noktalarda çarpışmalar meydana geliyordu. Bütün bu hareketlerin müthiş bir harbin başlangıçları olduğu hissolunuyor. Çarpışmanın yavaş yavaş yanmaya başlayıp da birden alevlenen borut gibi müthiş bir gürültüyle patlamak üzere bulunduğu kesin olarak düşünülüyordu. Bize gelelden beri bir savaş tesadüf etmemişti. Fakat ilk göreceğimiz savaşın şiddetli bir çarpışma olacağını anlıyorduk. İki saatten beri orada. Çadırın dışarısında üçümüzde pek garip bir tehlikenin ön sesli türünden bir korkuyla susarak oturmaktaydık. Pek az konuşuyorduk. Üçümüzde gizli bir endişe vardı. Ne olacak? Gelecek meraklı bir kitaba benzer. İnsan her yaprağını çevirdikçe bir merak hissi duyar. Bizim çevirmek üzere bulunduğumuz yaprak önemli bir sır saklıyordu. Gözlerimin önünde serilen bütün bu ölüm hazırlıkları karşısında kah çadırların dalga dalga sıralanışını takip ederek ya hemen ateş püskürmeye hazır vahşi hayvanlar gibi ağızlarını açan toplara bakarak hayatımın hatıralarını yoklamakla meşguldüm. Parlak saçlı, gül renginde, bahar kuşları gibi şarkı söyleyen bir çocuk, tombul kollarını annesinin boynuna dolamış, başını omzuna atmış, dudaklarıyla dudaklarını arıyordu. Onun küçücük hülya seması ancak mesut bir ömrün altın renkleriyle doluydu. Sonra ona karanlık bir bulut tesadüf etmişti. O kollar sarılacak bir boyun, o dudaklar öpülecek bir ağız, o küçücük baş dayanacak bir omuz bulamamıştı. O vakit kendimi ruhunun gıdası olan öpücüklerden mahrum kalmış, hüzünlü bir çocuk suretinde, kaybettiği bir hayali arıyormuş gibi bahçenin tenha köşelerinde gezer görüyordum. Sonra o çocuk büyüyor, hayatın bütün safhalarından geçerek bir genç adam haline geliyordu. Onu bütün bu uzun hayat yolunda takip ediyor. En küçük ayrıntıyı fikrimde tekrar yaşatmaya çalışıyordum. İşte bu suretle şu iki saat zarfında hayatımı dakika dakika tekrar yaşadım. Şimdi bir savaş meydanında bulunuyorum. Bu bir rüya değil. İhtimal biraz sonra şu sakin görünen sahradan güller uçacak. Karanlıkta bir beyaz hayalet gibi görünen şu çadırlardan adamlar boşanacak. Ateş püskürecekler. Ben ne olacağım? Buraya ne için gelmiştim? Zihnimde pek iyi belirleyemediğim bir güdü beni buraya kadar getirmişti. İhtimal daha öteye sevk edecek. Nereye bilmiyorum. Hüsam bu düşünceler içinde seni görüyordum. İşte bak yine seni görüyorum. Bana gülüyor gibisin. Yanı başında onun çehresi resimleniyor. Kulaklarımda bir kahkahanın aksi var. Onu yanımda bana gülüyor zannediyorum. Semih Süleyman Şekip'i bırakarak içeri girmiştim. Çadırda benden başka kimse yok. Ortada bir direğin yanında küçük bir fener hafif bir ışık yanıyor. İşte burada şu siyah defteri çıkardım. Bütün hayatımı dolduran, duygulara emanet ettiğim bu zavallı kağıt parçalarını çevirdim. Daha büyük bir kısmı beyaz duruyor. Bunlar dolacak mı? Yoksa şu şimdi yazdığım sayfeler bu hazin kitabın son yaprakları mı olacak bilemiyorum. Bu akşam şu defteri kapadıktan sonra bir daha ne vakit açılacak? Belki bu yaprakları bir rüzgar alıp lüzumsuz, manasız bir şey gibi meçhul bir yere atacak. İhtimal ki bir gün sana ulaşacak, boş kalmış bir iki saatini onlara ayıracaksın. Ben bu sırada ne olmuş bulunacağım? İhtimal birkaç saat sonra bir ağacın yanına devrilmiş, sinesi yırtılmış, ağzı son bir ızdırap kasılmasıyla gerilmiş kalacağım. Birisi geçerken ayağıyla bu vücuda dokunacak.'' Onu katılaşmış, hayattan kalkmış olduğunu anladığı vakit geçip gidecek. Heyhat, hey hat, ey hayat, sen bundan mı ibarettin? Edirne'de hastanedeydim. Benim bulunduğum oda küçük bir yer. Anlattıklarına göre burası dahiliye cerrahlarından birisinin odasıymış. Şimdi yaralılara bakılıyormuş. Odada hasta olarak benden başka iki genç subay var. Bunlardan birisinin sol yanağı bir kılıç darbesiyle baştan başa yarılmış.'' Genç Teğmen bu yaradan ölmeyeceğini anladığı vakitten beri üzgün. İki gün evvel cerrah, şişman, kısa boylu, her vakit güler, kır bıyıklarını alt dudağıyla dişlerin arasına çekerek çiğner. Birisi, genç mülazımın yarasını sarıyordu. Ben yatağımdan bu ameliyatı takip ediyordum. Cerrah diyordu ki, işte yara böyle olmalı da iyi edilmeli. Canına yandığım, bize yaralı getirirler ki bir çuval kemikle kıyılmış etten ibaret kemikleri birbirine yapıştırmak, üzerlerine etleri birleştirmek. Sonra bütün bu sökük, yırtık parçaları çuvaldızla dikercesine bir insan yapmak lazım. Haddim varsa onu bir biçime getir. Cerrah şüphesiz beni işitmiyor zannediyordu. Yatağımın yanında Samih vardı. Samih'e baktım. O da bana baktı. Ben güldüm. Samih başını çevirdi. Bu ince kalpli genç gözlerinin ucunda sallanan iki damla yaşı bana göstermemek istiyordu.'' Bu sırada cerrah sözlerine devam etmişti. Ne dediğini anlayamamıştım. Yalnız birdenbire yaralının başını kaldırıp elinde beyaz sargılar sallayarak hastanın yatağından bir adım geriye çekildiğini, iyi anlamamış gibi kısa şişman vücudunu ona doğru eğerek. "Ne? Bu mu iyi olmayacak?" Puf! Cerrah asabi bir kahkaha ile omuzlarını silkiyordu. "Bu bir yara değil azizim, bir çizik. 15 gün sonra gölgesinden başka bir şey kalmayacak." dediğini işittim. Anlaşılan genç mülazım yarası hakkında açıklama istemişti. Yine hafif benim istemeyeceğim bir sesle bir şey söyledi. Cerrah dedi ki yaranın bölgesi ne olacak? Şu bir birileriyle birleşecek olan parçaların bırakacağı derince bir çizgiyle iki tarafında etlerin biraz kabarıkça olmasından ibaret ufak bir şey. Yemin ederim ki böyle gölgeler güzel çehrelere yakışmaktan başka bir şey yapmaz. Bugünden başlayarak genç teğmen üzgündü. Ara sıra benim yanıma gelirdi. Merhamete tercüman olan bir etkili sada ile beni sorardı. Bir gün yanıma gelmişti. Dedi ki, kolunuz nasıl? Gülmeye çalışarak şu cevabı verdim. Hangi kolum? Sağ kolumu uzattım. Bu iyi, ötekini soruyorsanız nereye attıklarını bilmiyorum. Genç subay, sorusunun tedbirsizliğini anladığı vakit dudaklarını ısırdı. Dedim ki, o ne zararı var, Omuzumu sormak istemiştiniz, kolumu sordunuz. Bugün sabahleyin uyandığım vakit kalbimde bir ferahlık hissettim. Odanın kapalı penceresinin camından parlak bir güneş ışığı akarak bir sütun şeklinde çarpıyordu. Kaç günden beri semayı, güneşi görmemiştim. Genç sabit pencerenin yanında oturuyordu. Diğer arkadaşımız onun yarası göğsünde ve oldukça mühimdi. Henüz yatağında uyuyordu. Bir müddet genç teğmene baktım. Dalgın bir bakışla gözleri pencereden görünen ufukta kaybolup gitmişti. Kim bilir ne düşünüyordu. Şüphesiz kendisini bekleyen bir nişanlısı vardı. Onu sonra da bu cerrahın bahsettiği gölgeyi düşünüyordu. Benim uyandığımı hissettiği vakit başını bana çevirdi. Dedi ki, uyandınız mı? Bu sabah havada bir hoşluk var. Kendinizde kuvvet buluyorsanız sizi buraya getirmeye yardım edeyim. İşte subayın yardımıyla pencerenin yanına gelebildim. Şu satırları burada yazıyorum. Şimdi olayların akışını takip etmek için o geceye döneyim. Defteri bir daha açabileceğimi ümit etmeyerek kapamıştım. Ki pek uzaktan bir ateş sadası geldiğini işittim. Dışarıya çıktım. Samih'le Şekip ayakta gürültünün geldiği tarafa bakıyordu. Dedim ki, ne oluyor? Bilmiyoruz, bir çarpışma meydana geliyor zannederim. Evvela karakollar arasında birkaç el silah boşaltıyor sanmıştık. Öyle değil. Ses daha uzaktan geliyor. Yoksa savaş gece mi başlayacak? Karanlıkta ölmek, öldürmek pek hoş bir şey değil. İnsan ne olduğunu görmeli. Ateşin atıldığı yerini tayin edebilir misin? Elimi uzattım. Burası köy ile boğazın arası değil mi? Biz bu endişe içinde böyle ayakta saatlerce durduk. Yavaş yavaş ateş kesildi. Etraf yine derin bir sessizliğe daldı. O zaman üçümüzün de her dakika yeni bir şey olması muhtemel olan böyle bir gecede çadıra girmek aklımıza gelmezdi. Çadırın kenarına oturduk, toprakların üzerine serildik, sükut ettik. Uyku değil fakat bir dalgınlık içinde gözlerimi kapadım. Ne kadar zaman geçti bilemem. Birisi bağırıyor gibi zannettim. Gözlerimi açtığım vakit etraftan gecenin karanlık artığı bir duman gibi kalkıyordu. Samih dedi ki, görmüyor musun? Neyi? hazırlanıyorlar. Etrafa baktım, orada da bir hareket vardı. Sahra'da yer yer taburlar, alaylar teşekkür ediyor. Bir kenardan bir bölüğün geçerek diğer bir bölüye katılmak üzere ilerlediği görülüyordu. Zabitler koşuyor, top arabaları ileriye sevk olunuyordu. Birkaç saat gözlerimiz bu hareketlere tutulmuş halde kaldık. Birden bir ressamih elimi tuttu. Diğer eliyle bir tepeyi göstererek dedi ki: "Görüyor musun? Evet. Hayır tepeye değil, bizim tarafa bak, tepenin karşısına. O vakit bu tarafta büyük bir hazırlık gördüm. Tam bu sırada tepenin kenarından bir duman koptu. Müthiş bir süratle yuvarlandı. Derin bir gök gürültüsü gibi bir gürültü işittik. Düşman topa tutuyor. Evet, hazırlıkları engellemek için. O gülleyi diğer bir gülle, onu bir üçüncüsü, sonra bir dördüncüsü takip etti. Bu devam etti. Fakat saat iki sıralarında orada biz 4 takım top yerleştirmeyi başarmıştık. Savaş şiddetleniyor. Gecenin sükununda fikirlerimizin dolaştığı bu sahra şimdi taraka ve dehşetle dolu ateş kaynağı halini almıştı. Tepenin kenarında sahranın üzerinde çeşitli yönler üzerinde uzayan kah bir kenardan yılan gibi akıp giden o insanlardan meydana gelmiş hatlar muhtelif aralıklarla ateş püskürüyor. Birbirini takip eden kurşun sesleri vahşi bir musiki gibi havada yuvarlanıyor. Biraz ötede topların bir canavar eniltisi gibi yansıyan sadaları taşlara, kayalara çarparak fezada kaybolup gidiyordu. Savaş. Her an değişen tabloları gözlerimin önünden dönen bu dehşet manzarası. Savaş. Bu muydu? Samih'in elinden dürbünü aldım. Saat üç sıralarıydı. Geriden küçük bir müfrezenin ileriye doğru yürüdüğü görülüyordu. Dürbünümü bu tarafa çevirdim. İlk bakışım bana bir hayret çığlığı verdi. Samih'in kolunu tutarak dedim ki, ''Bak şu ileriye giden taburun arkasında, şurada sağ tarafta atın üstünde kimi görüyorsun?'' Samih dürbünü alarak dedi ki, ''Subay, atta bulunuşuna bakılırsa herhalde yüksek rütbede bir subay olacak. Öyle değil, kim olduğunu tanımadın mı? Bizimle beraber gelen kır bıyıklı binbaşı değil mi?'' Samih kayıtsızca dürbün indirdi. Belki. Ben de bu tesadüf garip bir his uyandırdı. Binbaşı bana belki orada buluşuruz demişti. Doğrusu ne olduğu belli olmayan bir şey bana onun bu harpten çıkmayacağını ima ediyordu. O fikir bende diğer bir fikri doğurdu. Dedim ki ben gidiyorum. İkisi birden yüzüme baktılar. Nereye? Oraya dedim. Parmağımla o müfrezeyi gösteriyordum. Ne söylediklerini dinlemeyerek çadıra girdim. Arkamdan Samih'in delisin dediğini işittim. Bir dakika sonra çadırın öte tarafından yıldırım gibi süratle bayıra iniyordum. Bu şekilde tepeye dolaştım. Biraz sonra tamamıyla ordu merkezinde bulunuyordum. Biraz daha ilerlesem kurşunların kulaklarımın yanından geçtiğini duyacaktım. Burada bir müddet durdum. Etrafıma baktım. Şimdi kalabalık içinde biraz evvel uzaktan seyrettiğim karışıklığın ortasında bulunuyordum. Bir aralık gözlerimle o müfrezeyi aradım. Bulunduğum yerden ileriyi görmek mümkün değildi. Çadırımızı görebilmek üzere başımı çevirdim. Hiçbir şey görünmüyordu. O vakit artık kendisini durduracak bir bağlantısı kalmamış birisi gibi ilerledim. Hep ileriye gidiyordum. Bu savaş velvelesi içinde bir gölge gibi geçiyordum. Beni birisi tevkif ederek nereye gittiğimi sorsaydı şüphesiz bir dilsiz gibi ilerisini gösterecektim. Fakat orası neresi bilmiyordum. Şimdi kurşunların vızladığını hissediyordum etrafımda ateşli bir kamçı havayı yırtıyor gibiydi. Birden kendi kendime bağırdım. Orada, orada dedim. Burası ağaçlık bir yerdi. Düzeni kaybolmuş bir müfreze burada ağaçların arasında on adım ileride bulunan düşmanla karşı karşıya gelmiş çarpışıyordu. Bir ağacın yanında bir atlı gördüm. Bunun o binbaşı olacağını hükmettim. Artık aradığımı bulmuş gibi koştum. Böyle kurşunlardan çekinmeyerek koşa koşa oraya kadar gittim. Atın yanına geldim. Dizgini tuttum. Hayvan başını silkti. Süvarisi bana baktı. Binbaşıyı tanıdım. Dedi ki, ''Aa, siz misiniz?'' ''Evet, bir saatten beri sizin yanınıza gelmek üzere arkanızdan koşuyorum.'' Hayretle bana baktı. için, neden geldiniz?'' ''Bilmem, sizin harbin en dehşetli bir yerinde bulunduğunuza hükmettim. Ben de harbi en büyük dehşetinde görmek isterdim. Lakin burada tamamıyla tehlike içindeyiz. İşte görmüyor musunuz?'' Yanı başımızda birisinin düştüğünü gördük. Binbaşı atını öne sürdü. Ben arkasından koştum. On adım ileride düşmandan bir kol ayrılmış bize doğru ilerliyordu. Binbaşı ben. Yanı başımızda 10-15 kadar asker tamamıyla ateş altındaydık. O vakit binbaşının elindeki tabancasını altı defa boşalttığını duydum. Sonra kılıcını çekti. Hayvanın karnını yaracak bir mahmuz darbesiyle öne atıldı. Birbiri ardına iki düşman askerinin düştüğünü gördüm. Gözlerim bir dumanla örtülmüştü. Sarhoş gibiydim. Elimde olmadan bir hareketle sol kolumdaki kızılayın şeridini kopardım, cebime soktum. İki adım ötede biraz evvel düşen askerin tüfeği vardı. Bunu aldım. Bütün bu hareketler 5-10 saniye zarfında meydana geliyordu. Bir duman arasından bir tüfeğin ucunun binbaşıya doğru çevrilmiş olduğunu gördüm. Bu tarafa nişan aldım. Parmağımı çektim. Tüfeğin ağzından bir duman çıktığını gördüm. Tam bu dakikada ihtiyarsız bir feryat salıverdim. Elimden tüfek düştü. Sol koluma pozumun üzerine bir şey çarpmıştı. Birden anlayamadım. Bir saniye içinde bütün sinirlerim gevşedi. Kırılmış gibi kolum sallandı. Bir noktasında ateşten bir şiş saplanıyor gibi bir acı vardı. Gözlerimin önünden bir duman kalktı. Bacaklarımın üzerinde sallandım. Düşmek üzereydim. Kuvvetli bir kol beni tuttu. Şu soruyu işte bildim. Ne oluyorsun? Bilmiyorum. Zannederim ki vuruldum demek istedim. Sol kolum hep ateş kesilmiş gibi yanıyordu. Gözlerimi örten duman arasında binbaşının sert çehresini görüyordum. Diyordu ki cesaret cesaret geri gideceğiz. Kilitlenmiş dişlerimin arasından beni burada bırakınız diyordum. Vakit yok hadi hadi düşman geliyor. Nasıl ve ne şekilde olduğunu bilmem. Beni ordu merkezine götürmüşler. Bu dakikadan sonra meydana gelen olaylardan tamamıyla habersizim. Yalnız gece bir aralık gözlerimi açmıştım. Dehşetli sıtma içindeydim. Kulaklarımı dolduran bir uğultu arasından bence tanımadığım bu sesin şu sorusunu işittim. Vecdi, nasılsın? Bu sesi tanımak için kendimi zorladım. Yatağımın üzerine eğilmiş bir çehre vardı. Bunu tanımak isterdim. Yarın Edirne'ye gitmek gerekiyor. Kendinde kuvvet bulabiliyor musun?'' Gözlerimi kapadım, arzuma üstün gelen bir ihtiyaç ağzımı kapadı. Bir şey söylemek için yutkundum, dişlerim açılmadı. Vücudum, beynim bir kabusun ağırlığı altında eziliyor. Duygularım derin bir serhoşluğun uçurumlarında yuvarlanıyordu. Bilemem ne kadar zaman sonra gözlerim açıldı. Sıtmağızı almıştı, vücudumda bir hafiflik vardı. Yalnız orası, sol kolum yatağımda zincirlerle bağlanmış gibiydi. Yanımda aynı çehre vardı. Şimdi bunu tanıyordum. Zavallı Sami. Nazik çocuk. Üzüntüsü gözlerinden okunuyordu. Dedim ki, zannederim ki kolumun kemiği kırılmış değil mi? Cevap vermemek istedi. Ne için saklamak istiyorsun? Beni bir ameliyattan korkar mı zannediyorsun? Yoksa onu kesecek kadar kendinde kuvvet mi bulmuyorsun? Cevap olarak, bugün Edirne'ye gideceğiz dedi. Edirne'ye dönüşümüzden 8 gün kadar geçmişti. Bu müddet zarfında Samih beni hiçbir saat yalnız bırakmadı. Saatlerce yatağımın yanında oturur, aramızda hiçbir kelime konuşmaksızın orada yalnız varlığıyla bana eşlik ederdi. Zavallı çocuk, benim halime benden çok üzünlüydü. Ben de yalnız bir keder vardı, ölmemiş olmak. Bu 8 gün zarfında birçok ameliyat yapıldı. Cerrah ilk günleri yarayı pek hafif bulmak istemişti. Etlerimi parça parça ederek, kemiklerimi kırarak kurşun parçasını çıkarmaya muvaffak olduğu zaman onu bana uzatmış ve demişti ki bu küçücük kurşun parçasından bir şey mi olur zannediyorsunuz? Gülerek şu cevabı vermiştim. Evet, saatimin zincirine asılmak için güzel bir hatıra. O vakit cerrah şişman vücudunu sarsan bir kahkahayla gülerek omuzlarını silmiş. Evet, işte o kadar demişti. 3-4 günden beri sargıları değiştirdikçe yine omuzlarını silkiyordu. Fakat tamamıyla başka bir vaziyette. Sami özel bir ilgiyle yarayı tetkik eder, sonra bir aralık cerrahla beraber kaybolurdu. Ben tamamıyla hakikate vakıftım, gerçeği biliyordum. Fakat bir yorum yapmıyordum. Hiçbir şey anlamıyor gibi susuyordum. Hastaneye geldiğimizin 8. günüydü. Samih yatağıma, fikrinde söylemeye cesaret edemediği bir şeyi saklayanlara özgü endişeli bir çehreyle yaklaştı. Bir aralık yanımda oturdu. İskemlesinde birçok sabırsızlıklar etti. Kalktı, pencereye kadar gitti. Yine avdet etti. Yüzüme eğildi, bana baktı. Sonra yine odayı dolaştı. Biraz ötede düşünüyor gibi biraz durdu. Nihayet yanıma gelip gizli bir şey söylüyormuşçasına nefesinin harareti yüzüme temas edecek kadar eğilerek dedi ki: Vecdi, kendinde kuvvet hissediyor musun? Ben, Samih'in bir şey söyleme karşısında olduğundan başka, hatta ne demek istediğini tamamıyla anlıyordum. Dedim ki, ne gibi? Samih söylemedi. Kuvveti o dereceye kadar yetmişti. O vakit elini tutarak cevap vermeye mecbur etmeksizin ilave ettim. Ben onu biliyordum. Şimdiye kadar bir şey söylememekliğim ne vakit meseleye karar vereceğinizi anlamak içindi. Ertesi gün sol kolum mensup olduğu vücudu bir daha geri gelmemek üzere terk etmişti. Ameliyattan sonra güçsüz bir halde beni yatağıma yatırdılar. O vakte kadar görmediğim yahut pek az gördüğüm birçok çehrelerin yatağımın kenarından geçtiğini kabus bulutları arasından görüyordum. Şimdi ben seyredilecek bir şey olmuştum. Herkes bir kere beni görmeye kendisine vazife edinmişti. Biraz ötede binlerce adamların birer kurşun parçasıyla yahut bir kılıç darbesiyle öldüğü bir yerde böyle bir zamanda bilmem ne için bir kolun kesilmesi büyük bir şey olmak üzere kabul ediliyordu. Hatta genç mülazım bile yatağından kalkarak bir eliyle yüzünün sargılarını tutarak yanıma geldi. Uzun bir bakışla bana baktı. Fakat bütün çehreler içinde Samih'i göremiyordum. Rüya ile hakikat arasını teşkil eden bulutlardan, uçurumlardan, gölgeden, hayallerden oluşmuş, Kah beynimi yükseklere çıkarıp birden boşluklara atan, kah uçurumlardan alıp sonu bulunmayan bir genişliğe uçuran bir kabus arasından yatağımın yanında birisini ağlıyor gibi zannettim. Bunu tanımak istiyordum. Hissiz bir bakışla bakıyordum. Bir iskeletin boş gözleri türünden görmeyen, anlamadan bakan gözlerimle o ağlayanı görmek, onu anlamak istiyordum. Bir beyaz hayalete benzettim. Bir isim seri Derbelerle dimağıma vuruyordu. Niger demek istiyordum. Sonra o hayalin arasından bir başka çehre görüyordum. O gülüyordu. Bir el uzanıyordu. Artık mevcut olmayan koluma basıyordu. Onun baskısı altında feryat ettirecek, çıldırtacak bir acı duyuyordum. Omzumdan birisi kolumu çekiyor, onu koparmak istiyordu. Damarlarımın çekildiğini, sinirlerimin parçalandığını, kemiklerimin kütür dediğini duyuyordum.'' O zaman bağırmak, yerimde çırpınmak istiyordum. Bir kuvvet beni men ediyor. Birisi iki eliyle göğsüme basıyordu. O zaman bir saldırıdan sonra mağlup olanlar gibi uyuşukluk vücudumu gevşetiyordu. Vücudumu salıveriyordum. Tam bir sükun içinde yuvarlanıyordum. O zaman yatağımın yanından o hafif sada bir ninni gibi beynimi uyuşturuyor, garip bir lezzet vücudumu bir beşikte sallıyor gibi uyutuyordu.'' Bu kabuslar altında günler geçti. Bu ne kadar zaman uzadı bilmem. İşte bugün birinci defa olarak yatağı terk ettim. Şurada pencerenin gözlerimin önünde açtığı semaya hayalimi salıverdim. Düşünüyordum. Bugün şurada tekrar defterimi açmak, hatıralarımı yazmak istemiştim. Genç teğmen çantamı açıp defterimi bulmuş bana vermişti. Bir el ile yazı yazmak güç oluyor. Defterimi hem dizimin üstünde zapt etmek hem kalemi kullanmak beni hayliyordu. Defteri artık kapamak üzereyken Samih geldi. Birden yarın gidiyoruz dedi. Nereye dedim. Eliyle bir tarafı gösterdi. İstanbul'a geri dönmek hiç hatırıma gelmiyordu. Ben buraya tekrar İstanbul'a avdet etmek için mi gelmiştim? Yalnız kazandığım şey bir kolumu kaybetmekten mi ibaretti? Katar'dan çıktığımız vakit Samih bana sordu. Nereye gitmek istersin? Nesim'i Havadis matbaasına. Hayretle bana baktı. Niçin? dedi. Cevap vermedim. Ne cevap verecektim? Beş dakika sonra matbaanın kapısı önünde bulunuyorduk. Samih'e dedim ki, senden burada ayrılacağım. Beni nerede görebileceğini yazarım. Çocuğun gözleri doldu. O vakit elini tuttum. Bu temiz yürekli gence borçlu olduğum teşekkürler benim de gözlerimden boşandı. Böyle karşı karşıya ellerimiz birbirine borçlu sessiz halde, geçerken hayretle yüzümüze bakanlardan çekinmeyerek ağladık. Pek çok zamandan beri ağlamak benim şiddetle muhtaç olduğum bir teselliydi. Matbaanın merdivenlerinden çıkarken bacaklarım titriyordu. Baş yazar odasının kapısına kadar geldim. Kapıya iki kere vurdum. Giriniz. Girdim. Odanın caddeye bakan pencereleri yeşil perdelerle örtülmüştü. Yalnız aralarından güneş, gümüşten bir toz gibi içeriye dökülüyordu. O da yeşilden, güneşten meydana gelmiş garip bir renk içindeydi. İçeriye girenin yazı masasının önünde durduğunu görünce uzun, dar kağıdın üzerinde koşan iri kalemin durdu. Başını kaldırdın. Mavi gözlüğün burnundan fırlayarak düştü. Ayağa kalktın. Vecdi sen misin? dedin. İki ellerini uzattın. Ben mevcut kalan elimi verdim. O vakit beni kendine doğru çektin. Dudaklarımın üzerinde dudaklarını hissettim. Vücudumdan soğuk bir titreme aktı. Bilmem ne için sana bu seni iade etmedim. Üzerimde kolsuz, geniş bir maşlah vardı. Bunu çıkarmak istedin, mani oldum. Rahatsızım dedim. O halde eve gitmeliyiz. Halamla Nigar'ı sofrada bulduk. Bizi görünce ikisi birden bağırdılar. Nigar yerinden kalkarak çocuk gibi yanıma kadar koştu. Sevinci dudaklarından boşanıyordu. Oh sonunda geldiniz. Bizi ne kadar korkutmuştunuz. Harbe gitmek ne çılgınlık. Hüsam haber verdiği zaman annem deli oluyordu. Ben ihtimal vermedim. Bu bir şaka olacak diyordum. Fakat şaka ne kadar sürer? Hüsam beni inandırmakta devam ediyordu. Çamlıca'ya gizlice adam gönderdim. Oradakileri sorgulattım. Onlar bir yere gittiğinizi biliyorlardı. Fakat nereye olduğunu tahmin etemiyorlardı. Ömrümde gazete okumak istemediğim halde her sabah pencerede Nesimi Havadis tercüman bu sabahki vakit seslerini bekledim. oh, ne yettiniz de çabuk geldiniz. Savaş bu. İnsan ne olacak? Bir kurşun tesadüf verir. Niçin maşlahınızı çıkarmıyorsunuz? Ayakta durmaya mani olan halsizlik, 12 saatten beri devam eden yorgunluğa dayanamadığı için dizlerim titriyordu. Niger maşlahı almak üzere elini uzattı. Ben de kendimi düşmek denilebilecek bir şekilde arkamdaki sedire salıvermiştim. Öyle ki maşlah nigarın elinde kaldı. Vücudumun noksanını saklayan bu örtüyü zapt edebilmek için sağ elimi uzattım. Sol kolum yahut elbisenin sol kolu boş bir kese gibi sallanıyordu. Üç sesten meydana gelen bir çığlık işitildi. Niger yanıma atıldı, yenimi tuttu. Feryat türünden bir sada ile "Yaralı mısın?" dedi. "Ben şimdi yerimde, hiçbir hareket etmek sizin, hiçbir şey söylemek sizin cansız bir vücut gibi duruyordum. Halam yerinden kalkmış yanıma gelmişti. Sen sağ tarafımdaydın. Kendimi sizinle çevrilmiş görüyordum. Niger elbiselerimin düğmelerini çözdü. Göğsümde asıl zannettiği kolumu aradı. Ümit ettiği şeyi yerinde bulamayanlara mahsus bir tavırla elini çekti. Yüzüme baktı. Şimdi hepiniz yüzüme bakıyordunuz. Kolunu ne yaptın demek istiyordunuz. Bir müddet böyle siz bana ben size bakıştık. Niger yavaşça yüzünü dizlerime koydu. Artık zapt edemediği gözyaşlarını salıverdi. Zavallı genç kadın. Bu ağladığı şeyin kendi ellerinde kırılmış olduğunu hissediyor muydu? İşte Hüsam, şu defterin hayatın içinde bir teselli ışığı, bir gülüş ışığı varsa o da benim için dökülen şu gözyaşlarıdır. Affını isterim. Senin karını artık ben sevemezdim. O sevgiye pek çok zamandan beri veda etmiştim. Onda yalnız bir muhabbetin, belki hayatın hatırasını seviyordum. O hatıra şimdi harabesinin enkazını görmek için oraya uğramış, iki damla gözyaşı dökmüştü. Ölüler ağlarsa öyle ağlarlardı.'' Mezarlar titrese benim gibi titrerlerdi. Nigar'ın benimle ilişkisi işte bir ölü ile mezarın münasebeti gibiydi. Defterimin bu parçasını çalmaca da kendimi yalnız bulduğum zaman yazmıştım. Benim için eski düzenli hayat, birbirine benzeyen günler tekrar başlamıştı. Yalnız bir yenilik vardı. Akşamların ikişer saatini sizin yanınızda geçiriyordum. Altı senelik hayatı anlatmadan geçiriyorum.'' Bu müddet zarfında hatırlatma zahmetine değecek bir şey bulmuyorum. Her saati, her dakikası birbirine benzeyen, yaşamak kadar boş bir şey olamaz ki hayatta, anlatmak zahmetine değsin. Bu uzun müddet zarfında defterimi bir kere bile açmaya lüzum görmemiştim. Bugün 6 senelik bir aradan sonra tekrar açıyorum. Bak, ne için? Bu akşam her zamanki gibi sizin aranızdaydım. Ocağın yanında oturuyordum. Gözlerimin önünde her vakitki gibi bir anneyle çocuklarından oluşan güzel bir tablo vardı. Her akşam ben böyle o tablonun karşısında şaşkın dururdum. Bu seyirde bir hüzün vardı. O hüzün bence bir ruh gıdası olmuştu. Fuat, İsmet annelerine bir şeyler anlatıyorlardı. Ne dediklerini anlamıyordum. Yalnız billori kahkahalar gibi kulaklarımı titreten sadalarını işitiyordum. Sevincim, mutluluğun o ruhu okşayan dili dimağımı uyuşturuyordu. Çocuklar her vakitki gibi vahşi dayılarından uzaktılar. Ara sıra kaçmak için bana dönen gözleri, o arada olmasa daha mesut mutlu olacağız demek istiyordu. Saatler geçiyordu. Sofanın büyük saatinin öksürmeye hazırlanan bir ihtiyar gibi senelerin uzun zincirini sürükleyen, çekip getiren çarklarından bir hırıltı çıktı. Her darbesi yokluğa, bir saatin daha uçup gittiğini ihtar eden tokmağı üç kere kalkıp indi. Ben her vakit bu zamanda kalkardım. Çocuklar iyi işitmemişler gibi saate baktılar. İkisi birden bana koştular. Her akşam böyle bana gitme zamanı hatırlatmak istiyorlarmış gibi vedaya gelirlerdi. Fuat'ı kolumla tuttum. Bana doğru uzanan yanaklarından öptüm. Bu buhsede bir şey noksandı veyahut fazla bir şey vardı.'' İsmet öte tarafımda, koğusuz tarafımdaydı. Çocuk küçük elleriyle boş, terk edilmiş sallanan yenimi tuttu. Beni öperken kim bilir ne vakitten beri sormak istediği şey ağzından döküldü. Dayı, niçin kolun yok, dedi. Çocuğun bu ihtiyatsızlığını yalnız ben işitmiştim. Saçlarının arasından bir gül yaprağı gibi pembe renkli görünen küçücük kulağına dudaklarımı götürerek yalnız kendisinin işiteceği bir sesle. Onu oynarken kırmıştım, dedim. Çocuk anlamayarak yüzüme baktı. Zavallı çocuk, acaba bunu anlayacağı bir zamanda hatırlayacak mı? Çıktığım vakit yağmur yağıyordu. Başlahımı henüz giymemiştim. Vücuduma çarpan bu soğuk yağmurdan bir haz duydum. Başlahımı sarıp koluma aldım. Karlı bir rüzgarla karışık düşen bu yağmurun altında üşümekten, titremekten, donmaktan hoşlanarak ilerledim. Köşke geldiğim vakit kemiklerime kadar ıslanmıştım. Bir göğüs afeti muhakkaktı. Kim bilir, kalbimde garip bir inanç vardı. Odama girdiğim vakit zangır zangır titriyordum. Fakat bir sıtmanın ateşleri gözlerimden, yanaklarımdan fışkırıyordu. Odamın bütün pencerelerini açtım. Defterimi çıkardım. İşte bu parçayı bu sıtma içinde, üzerimden sulara karak yazdım. Fakat artık devam edemeyeceğim. Başım dönüyor.'' Pencerelerden içeri hücum eden buzlu rüzgar beni buzla ateş arasında tutuyor. Yatacağım. Gönül bilmem ne için pencereleri kapamadan, üstümdeki ıslak elbiseleri çıkarmadan yatmak istiyor. Defter burada bitmişti. Hüsam bir müddet bu facianın ağırlığı altında kalmış gibi durdu. Sonra defteri kapadı. Ayağa kalkarak yatağa yaklaştı. Perdeleri açarak eğildi ölünün soğuk yanaklarını uzun bir buseyle öptü Bu esnada yağmur sabahlarına özgü bir sisli fecir ıslak lacivert gözlerini açıyordu